Herkese merhabalar. Matematik detaylı son tekrarla dersimize başlıyoruz. Tonguç evladım benim. Uzun uzun senle beraber bütün konuları detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Hazır mısın? Süpersin. Hazırım hocam. Süpersin. Senle beraber gerçekten harika bir şekilde bütün konuları tekrar edeceğiz ve son tekrarımızı yaparak LGS'ye en iyi şekilde hazırlanacağız. Bugün senle beraber konu başlıkları ve analizlerine bakacağız. Hatta burada çok güzel bir tablo hazırladım sana. Sana bunu göstereceğim birazdan. Konu özetlerini yapacağız seninle beraber. Aynı zamanda konu kavrama sorusu çözeceğiz. Model sorular çözeceğiz. Ve aynı zamanda her konuyla alakalı da 2 adet yeni nesil soru çözeceğiz. Yeni nesil sorular dediğimiz böyle 1 sayfalık daha uzun birazcık daha kapsayıcı soruları beraber seninle çözeceğiz evladım benim. Ve konuları mükemmel bir şekilde tekrar etmiş olacağız. Ve sınavda çıkar bölümlerimize de seninle bu çıkar lütfen dikkat et diyerekten seni uyaracağız ve uyarılarımızı sen de not edeceksin diyoruz. İlk başta o zaman analize başlayalım evladım. Başlayalım hocam. Evladım bir kere geçen seneki... Hocam hangi konudan soru çıkıyorsa onu anlatın. Aynen süper. Zaten öyle yapacağız merak etme. Onlara daha fazla eğileceğiz. Yani hangi konudan daha fazla net arttırabiliyorsak onlara daha fazla eğileceğiz. Benim için net bir önemli hocam. Aynen öyle. Zaten bizim artık son tekrarımızdaki temel amacımız netlerimizi arttırabilmek. Netlerimizi en yüksekte tutabilmek. Eğer yüksekse de. Peki hemen seninle beraber... İlk başta konulara bakalım. Matematik konularımız çarpanlar ve katlar, üslü ifadeler, karekökli ifadeler. Bu sayılar kısmı matematiğin gerçekten çok önemli, çok temel bir kısmı. Ardından veri analizi geliyor. Basit olayların olma olasılığı, olasılık dediğimiz kısım geliyor. Ve cebirsel ifadeler ve özdeşlikler geliyor ki bu kısım 1. dönem konuları. Ardından 2. dönem konuları. Doğrusal denklemler, eşitsizlikler birbirleriyle bağlantılı bu arada bu konular. Sonra üçgenler ve eşlik benzerlik bunlar da birbirleriyle bağlantılı. Geometrik çizimler ve dönüşüm geometrisi de son konularımız olacak şekilde ilerliyor. Burada şuna dikkat et evladım benim. Bazı konular gerçekten parlıyor. Ben buradayım diyor. İşte bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela burada 2020 LGS'yi göz önüne almayalım. Çünkü 2020 LGS'de sadece 1. dönem konuları aynen var. Aynen hocam çok bağlı. Ama 2021 LGS'de artık bütün senenin konuları olacak. Aynı 2018-2019 gibi olacak. Bak çarpanlar ve katlardan bir soru gelmiş ama şunu söylemek istiyorum. Çarpanlar katlar o kadar temel bir konu ki diğer konuların içinde çıktığı için bu aslında 2'ydi mesela 2019'da. O yüzden değerli bir konu. Sonra üslü ifadelerden 2 tane soru gelmiş. 2019'da. Bizim için 2019 daha iyi bir referans. Onu söylemek istiyorum. Mesela karekökli ifadeler hiç sekmiyor. 3 soru. Hatta diğer konuların içine çıktığı için benim analizlerim sonucunda 4 soruya kadar ulaşabiliyor. Oo. Çok çok değerli bir konu. Hatta buradaki en önemli konudur diyebilirim. Her sınava girmeden önce, LGS'den önce arkadaşlara söylüyorum. Karekök ifadeler inanılmaz önemli. İnanılmaz çok sayıda soru çıkıyor. Bunu da çok bilmemiz gerekiyor. Veri analizinden az sayıda soru çıkıyor. Yani bir tane gelir veya gelmez. Bak 2018-2019 bunu göstermiş bize. Basit olayların olma olasılığı. Bunu referans almıyoruz bu arada. Basit olayların olma olasılığı. Bir tane sorusu var. Kesin net. Cebirsel ifadelerden ya 2 ya 1 soru gelir. Onu da söylemek istiyorum. Cebirsel ifadeler özdeşliklerden ama 1 sorusu garanti var. Ama doğrusal denklemler var ki karekökli ifadelerin altında kalmıyor. Bu doğrusal denklemler konusu gerçekten aşırı önemli. İçinde eğim de var bu arada. Doğru denklemleri de var bu arada. İşte doğrusal değişen doğru denklemleri de var. Bu grafikler ve benzeri var. Ve tablo soruları var. Hani bu yeni nesil güncel hayat durumları soruları vardı ya. Evet, işte hocam. Doğrusal denklem soruları aslında bunlar. İşte bundan da 4 tane soru gelmiş 2019'da. Çok çok değerli. Karekök ifadeler de aynı değerde onu da söylemek istiyorum. Ardından eşitsizlikler. 2 sorusu garanti. Üçgenlerden 1 soru garanti geliyor ama 2 soru da gelebiliyor ve aynı zamanda Pisagor gelirse 2 soru gelebiliyor. Bunu da söylemek istiyorum. Eşlik ve benzerlik 1 tane sorusu garanti. Geometrik isimlerden 1 tane soru, dönüşüm geometrisinden de 2 tane değil 1 tane soru gelir diye söyleyebiliriz evladım benim. Dönüşüm geometrisinden de 1 veya 2 tane sorumuz var. Yani ortalama 1 tane net sorumuz var diyebiliriz. Toplamda o yüzden bizim 20 tane sorumuzun dağılımı bu şekilde olacak. Peki o zaman biz bu sene ne bekliyoruz? Biz bu sene gerçek çıkacak LGS'den kaç tane soru bekliyoruz? Bir kere çarpanlar ve katlardan minimum 1 bazen de 2 tane soru geldiği için biz 2 tane soru bekliyoruz çarpanlar ve katlardan. Üslü ifadelere baktığımız zaman minimum 2 sorusu var. Minimum 2 sorusunu mutlaka işaretliyoruz. Karekökli ifadelere baktığımız zaman
3 ya da 4 diyebiliriz. 3 diyelim şimdilik ama 4 olursa da hiç şaşırmayın lütfen diyoruz. Veri analizine baktığımız zaman veri analizinden bir tane minimum sorusu gelir, bir tane de kalır diye düşünebiliriz. Çünkü geçen sene daha fazla çıkmıştı ama birinci dönem konuları olduğu için. Olasılığa baktığımız zaman bir tane net sorusu vardır diyebiliriz. Cebirsel ifadelere baktığımız zaman bir veya iki soru gelir. Diğer konuların içinde de geldiği için çok kazanımlı sorular geliyor. Mutlaka görmüşsünüz. Mesela bir cebirsel... Aynen hocam, her şey var içinde ya. Aynen. Bir sorunun içerisinde bazen kare kültür gibi soru yapıyorlar hocam. Aynen ya. Gerçekten de tereyağı ister misiniz? Mısır ister misiniz? Kaşar tabii. Biraz koyarsanız. Tabii ki. Dolayısıyla toplamda evladım benim bir veya iki soru ama buradan minimum bir tane sorusu kesin var diyebiliriz. Geldik doğrusal denklemler. En önemli konu, en bomba konu ve en fazla zorlayıcı soruların çıktığı da konu. Onu söylemek istiyorum. Toplamda 4 tane sorusu garanti var diyebiliriz. Eşitsizliklere bak... Eşitsizliklere baktığımız zaman bir ya da iki soru geliyor ama minimum bir sorusu var diyebiliriz. Üçgenlere baktığımız zaman minimum iki sorusu var diyebiliriz. Eşlik ve benzerliğe baktığımız zaman bir tane sorusu var. Hatta üçgenlerle benzer bir konu biliyorsun. Dönüşüm geometrisinde bir tane sorumuz, geometrik isimlerde de bir tane sorumuz net bir şekilde gelir diyebiliriz. Dolayısıyla zaten şu tabloya göre çalışmamızın ağırlığını vereceğimiz konular hangileri evladım benim? Bir kere doğrusal denklemlere basıyorum hocam. Evet aynen öyle. Üçgenler çok önemli. Tebrik ediyorum. Aynen öyle. Aynı zamanda karekök kesin her soruda var. Aynen. Bak birçok konunun sorunun içerisinde zaten altyapı olarak çıkıyor. Aynı zamanda üstü ve çarpanlar da bizim için çok değerli diyebiliriz. O zaman şimdi seninle beraber programımıza uygun bir şekilde ilerlerken ödev tablomuzu dolduralım. Ödev tablomuz da aslında açıklamada PDF'leri var. Bunları kendi odana da asabilirsin ve kendin doldurabilirsin. Bugünkü ödevlerimiz bak detaylı konu tekrarımızda yapacağımız ödevlerimiz. Zoru mattan ödevimiz var ve 6 adımda hızı tekrardan ödevimiz var evladım benim. Hatta sonrasında da tost setteki, tost makinesindeki 1, 2, 3, 4 matematiği ve geri sayım denemeleri biri de çözmemiz gerekiyor. Dolayısıyla zoru matematik kitabımızdan, zoru matematiğin bitirebildiğin kadar kısmını bitirmen gerekiyor. Ki zaten detaylı son tekrardaki amacımız bütün konuları bitirebilmek. Aynı zamanda 6 adımda hızlı tekrardan birinci adımı bitirme ödevi veriyorum sana evladım benim. Ve ardından da tost makinesindeki 1, 2, 3, 4'ün matematiklerini bitirmen gerekiyor. Ve ardından da geri sayım denemelerinden bir tane yani birinci denemeyi çözmen gerekiyor. Eğer tam kapanma kampında yapmadıysan, eğer tam kapanma kampında yaptıysan bunların hepsini tabii ki dörtlü motivasyon denemelerinden çözebilirsin şimdiden diyorum. Hadi bakalım o zaman ödevini yaptıktan sonra lütfen buradaki tik işaretini tiklemeyi bu şekilde unutma. Hadi bakalım o zaman seninle ödev tablomuzu doldurduktan sonra artık konularımıza başlangıç yapalım. İlk konumuz çarpanlar ve katlar. Zaten matematiğin ilk konusu. Detaylı son tekrarımızda seninle beraber ilk başta pozitif tam sayıların çarpanlarına bakacağız. Ardından evladım benim asal çarpanları ayırmaya bakacağız. Ardından EBOPAYKOK ve aralığında asallığa devam edeceğiz. Pozitif tam sayıların çarpanları zaten çok basit bir konu. Şimdi sana göstereceğim ama asal çarpanları ayırma gerçekten çok değerli, çok da çıkan bir şey. Ve bunun temeliyle de EBOPAYKOK problemleri ki zaten sınavda soruların çıktığı... En çok gelen yer burada mı hocam? Sınavda en çok ne gelmiş biliyor musun? EKOK çok gelmiş. Aa. Yani EBOP'tan daha fazla gelmiş EKOK. Ama EBOP gelmedi mi? Geldi. EBOP da geldi ama EKOK sayısal olarak daha fazla gelmiş. Onu söylemek istiyorum. Aralarında asallığı da bilgi olarak bilmemiz ama bundan sadece kendi başına soru gelmemiş. Onu da bilsen yeterlidir. Hadi bakalım o zaman konumuza başlayalım. Pozitif tam sayının çarpanlarını bulmak istersek aslında çarpanla bölenin aynı şey olduğunu hemen hızlı bir şekilde hatırlayalım. Aynı şey. Asal çarpanları ayırma yönteminde yapmamız mesela işte 50'nin çarpanları 50. 1 kere 50'dir. 2 kere 25'tir. 4 kere 5 kere 5 kere 10'dur. İşte bu kadar. İşte bunlar çarpanları bulmuş olduk. Pozitif tam sayıların çarpanını bulmuş olduk. Unutma 1 ve kendisi her zaman çarpanlar arasında vardır. Asal çarpanları ayırmada 2 kere 25 deriz. 25'i de ayırırız. 5 kere 5 deriz. Bunlar da 2, 5, 5 asal çarpanı diyebiliriz. Veya 80'i bu şekilde 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1 şeklinde al işte 2, 2, 2, 4 tane 2, 2'nin 4. kuvveti çarpı 5 şeklinde asal çarpanların
kuvvetleri şeklinde yazabiliriz. 2 üzeri 4, 5 üzeri 1'dir. Bunları da unutmayalım. 1 ve kendisinden başka tam böyle olmayan sayılar ne deniyor Tonguç Evladım? Asal sayı. Tebrik ediyorum. Unutma, birden büyük doğal sayı olmak zorunda. Dolayısıyla bir asal sayı mıdır Tonguç Erhan Bey'im? Hayır. Harika, tebrik ediyorum seni. Asal sayılar denir diyoruz. Asal sayıları hemen sayarsak 2, 3, 5. Bizim en fazla uğraşacaklarımızı hemen sana hatırlatmak istiyorum. 2 ile, 3 ile, 5 ile, 7 ile, 11 ile en fazla uğraşacaklarımızdır. Hatta sınavda genellikle 2, 3, 5, 5 üzerinde dururlar. Sen bunları çok çok iyi bilmen gerekiyor diyoruz. Bunların üstü gösterimlerle yazılmasını çok iyi bileceksin. Geldik EBOBA, hızlı bir tekrar edelim hemen seninle. Bir dakika geçmeyeceğim, merak etme. 70, 48 dediğimiz şeyin EBOBA'nı, ECOG'unu bulmak için hemen ikiye böldük. 36, 24 çıktı. İkisini de aynı anda böldük için yuvarlak içine aldım. İkiye böldük. 18, 12 çıktı. İkisini de böldük için yuvarlak içine aldım. İkiye böldük. 9, 6 çıktı. İkisini de böldük için yuvarlak içine aldım. 2'ye böldük. Burası artık bölünmedi. Burası 3 kaldı. Bu ikisini de bölmedi. Yuvarlak içine almadım. Ondan 3'e böldük. 1, 3 kaldı. İkisini de böldük için yuvarlak içine aldım. 3'e böldük. 1. Şimdi sonuç olarak karşımıza EBOB dediğimiz şey aslında bu yuvarlak içine aldıklarımın çarpımı. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3 şeklinde üstü gösterim şeklinde yazabilirim. ECOG dediğim şey de hepsinin çarpımı. Yani 2'nin 4. kuvveti çarpı 3'ün 2. kuvveti şeklinde yazabilirim. Dikkat ettiysen 8 kere 3'ten 24, bunların EBOB'u çıktı. 16 kere 9'dan da 144, bunların ECOG'u çıktı. ECOG sayılardan büyük, EBOB ise sayılardan küçük. Genelde böyle çıkar, bunu unutmayalım. Birden başka ortak bir yönü olmayan doğal sayıları nedir Tonguç Evladım benim? Hemen onu da hatırlayalım seninle. Aralarında asal sayılar denir. Mesela örnek olarak 9 ile 25 aralarında asaldır. Bunlar asal sayı olmasına gerek yok. Aralarında asallık farklı bir şey, unutmayalım. EBOB ile ECOG'un çarpımı sayıların çarpımına eşittir. Bu da önemli bir kuralımız. Zaten sınavda verecek bunları. Sınavda verecek ve biz de bununla ilgili soru soracağız. Ama biz yine de alışkın olalım. AB aralarında asal sayılar ise EBOB'ları mutlaka bilir. Çünkü hiçbir ortak bölenleri yoktur. ECOG'ları ise sayıların çarpımı kadardır. Bu da ekstradan bir bilgi olsun sana. Bir tane kıl bir örnek vereyim sana. Bu kıl örnekte de A eşittir 2 kat mesela. B eşittir 1 katsa EBOB'ları bunların 1 kattır. ECOG'ları ise 2 kattır. Yani sayılar birbirlerinin katıysa ECOG'ları büyük olan sayı, EBOB'ları ise küçük olan sayıdır diyorum ve artık gerçekten de model sorumuzda ısınmaya başladık. Sonrasında çat 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 yeni nesil sorularla seninle beraber gerçekten tam MEB örnek sorularında ve geçen seneki LGS sınavına uygun sorular beraber çözeceğiz. Tabii tüm konulardan, sadece şeyden değil, çarpanlar katlar değil, üstlü sayılardan da yeni nesil sorular seninle çözeceğiz. Bilginin verildiği. Aynı zamanda hocam artık yeni nesil değil mi? Kareköklerden de yeni nesil sorular çözeceğiz seninle. Ve bu tarz sorularla, kafa kullandırıcı sorularla seni en iyi şekilde son tekrarlarını yaptıracağız. Hiç merak etme. Bu şekilde 150 ve 125 santim uzunluğundaki iki tel eşit uzunlukta parçalara ayrılmak istiyorum. Tamam eyvallah. Bunları demek ki bölüştüreceğiz parça. Buna göre en az kaç parça tel oluşturabilir demiş. O zaman ben hemen 150'yi ve 125'i eğer küçük parçalara ayırmak istiyorsam, eğer ben büyük parçayı küçük parçalara ayırmak istiyorsam ne kullanıyordum? EBOB kullanıyordum. Eğer tam tersini küçük parçadan büyük parça oluşturmak istiyorsam ECOG kullanacağım. Burada büyük parçayı küçük parçaya ayıracağım. O zaman EBOB'unu bulmak için 2'ye böldüm. 75, 125 aynen kaldı. Ondan sonra 3'e böldüm. 25, 125 aynen kaldı mı? 125 aynen kaldı, aynen. Ondan sonra 5'e bölmem gerekiyor, artık yapacak bir şey yok. Bu 5... bu 25 oldu. Bu ikisini de böldük, yuvarlak içine aldım. Bir daha 5'e böldüm. Bu 1, bu 25, pardon, bu 5 kaldı. Bu da ikisine böldü. 5'e böldüm 1. O zaman bunların EBOB'u 5 kere 5'ten 25 santimetre eder. Bak, bu santimetre olduğu için bu da santimetre çıktı. Bizden istediği şey en az kaç parça eder? O zaman bunu eğer ben 125'i, 150'yi 25 santimetrelik parçalara bölersem, ki bu bulduğum şey aslında parça uzunluğu. Neden? Çünkü bunlar uzunluktu. Bu da sonuç uzunluk çıkacak. 150'yi 25'e bölersem kaç çıkar Tonguç Erhan'ım? 6 parça. Peki 125'i 25'e bölersem kaç çıkar Tonguç'um? 5 parça. Toplamda kaç parça oluşturuyor o zaman? 6 artı 5'ten 11 parça oluşturur. Isındık değil mi Tonguç Erhan? Oh, çok. Şimdi geldik yeni nesil sorulara. Yandaki şekilde bir dairenin bazı odalarının alanları verilmişti. Tamam. Alanı 18 santimetrelik, 18 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki iki koridor birbirleriyle eşittir demiş. O zaman kenar uzunlukları da birbirine aynı demek ki. Odaların kenar uzunlukları birer tam sayı olduğuna göre alanı verilmeyen odanın
alanının alabileceği en küçük değer. Bunun alabileceği en küçük değeri soruyor. Alanın alacağı kaç metrekare demiş. Şimdi bir kere şunu hatırlamamız gerekiyor. Mesela şu 18 değer. Bunun bir kenarı 1. Bu kenarı da 18 olabilir değil mi Tonguç evladım benim? Olabilir. Olabilir. Burası o zaman burası da 1. Burası da 18 olmak zorunda. Çünkü birbirine eş şeyler demiş bunlar. 1'e 18 diyelim. 1'e 18 isek o zaman bu üçgenin bu dikdörtgenin alanında 18'dir diyebiliriz. Şimdi ben bunun alanının en küçük olmasını istiyorum. Şimdi burası 18 olduğuna göre Tonguç evladım benim, ben bunu nasıl ayırırım dersen, bu 16 aslında bununla bunun çarpımı, 20 de bununla bunun çarpımı olduğu için bunu doğru düzgün ayırmak için 18'i buraya 8, buraya 10 derim ki 16'nın çarpanlarından bir tanesi çıksın. Çünkü 16 çarpanı nedir? İşte 8'dir, 4'tür falan filan. Uygun olan şey 8. Buna da 10 diye ayırmak. Çünkü 10 kere 2, 8 kere 2 dediğim zaman bak 8 kere 2, 10 kere 2. Buralar da birbirine eşit çıktı. Ve tam gerçekten de istediğim şey oldu. Sonrasında Tonguç evladım benim. Burası 8, burası 10 oldu. Eyvallah. Ondan sonra burası 1, burası 18 diye ayırdık. Ondan sonra buranın alanını arıyorum ben. Buranın alanını bulmaya çalışıyorum. Burası 18 dedim. Şurası da 18'dir o zaman. Burası 1 olduğu için burası da 1'dir. O zaman buraya 17 kalıyor. 18 çarpı 17 değil midir Tonguç evladım benim? Evet hocam. O zaman bu en küçük alan diyebilir miyiz? Bilemiyorum. Başka bir olasılık daha olabilir. O da ne olabiliyor musun? Burası 2 olur, burası 9 olur. Bak şimdi burası 2, burası 9 olursa. Burası 2, burası 9 olursa Tonguç evladım benim. Burası da 2, burası da 9 olur. O zaman buraya 2 kaldıysa, bu 2 ise burası 9'sa buraya 7 kalır. Bak burası 9'sa burası 9'dur. 9 kere 7 63 çıkar bunun alanı. Buna uygun mu gerçekten de bir bakalım. Şuradaki alanlara uyuyor mu 9? 9 dediğimiz şey burası ise eğer, burası ise 9. 9'u öyle bir parçalamam gerekiyor ki 16 ve 20'nin de çarpanları çıkman gerekiyor. Ben buna 4, buna 5 dersem Tonguç evladım 9'u parçalarken. 4 kere 4, 5 kere 4. Al işte bak 20'yi verdi. 4 kere 4'ten 16'yı verdi. Peki 9 kere 63 mü daha küçük? 17 çarpı 18 yani 200, 300'e yakın bir sayı mı daha küçük? Tabii ki 63 daha küçük. O zaman alabileceği en küçük değerin 63 metrekare olduğunu söyleyebilirim Tonguç evladım benim. Başka bir şey olur mu? Başka bir şey ne yazık ki olmuyor. Mesela 18 çarpı 18'in çarpanından buraya 3, buraya 6 deseydim sallıyorum. Buraya 3, buraya 6 deseydim o zaman şurasının 6 olması gerekiyordu. Şurası 6 olsaydı öyle bir şekilde ayırsaydım da hem 16'nın hem 20'nin çarpanı çıksaydı ne yazık ki olmuyor. Mesela buraya 2, buraya 4 deseydim 4 kere 5 olması gerekiyordu ama 2 kere 5 de 16 etmiyor gibi bazı problemler çıkıyor. O yüzden tek olabilecek şey 63 metrekaredir. Çünkü en küçük dediği için. Normalde 17 çarpı 18 olur ama o çok büyük çıkıyor. O zaman onu eliyoruz diyoruz ve geçiyoruz. Şekilde verilen 25 ve 30 santimetre ebatlarındaki, burada hep bak dikkat et, akıl yürütme sayısal analiz soruları yapıyoruz. Yani basit bir şekilde ya al 16'nın çarpanları 4 kere 4'tür demiyoruz. Ebatlarındaki eş fayansların hepsi dikey olarak düşünerek kare şeklindeki duvar tam olarak doldurabilmektir. Tamam eyvallah. 9 metrekareden az olduğuna göre aşağıda ebatlara verilen fayansların... Hocam hangi... biz işçi miyiz? Niye böyle fayans soruları veriyorsunuz? Hayır efendim yani bu sorular... Amaçları ne bunlar? Bu sorular gerçek yaşamla bağlantı kuran sorular aslında. Gerçek yaşamda hırdavat işiyle uğraşacağız yani. Fayans işiyle uğraşacaksınız. Kullanarak bu duvar tam olarak doldurulamaz demiş. Ha. Aşağıda verilen fayanslardan hangisiyle doldurulamaz? Ama bize de bir şey... 25 ile 30'luk fayanslarla ben hepsi dikey olarak döşenince kare şeklindeki duvar. O zaman şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Peki ben 25-30'u kullanırken aslında hepsi dikey olacak şekilde mesela şuralar 30 şeklinde olacak. O zaman burası 25. Bak dikkat etsen 30 ile 25 öyle bir yerde birleşmesi gerekiyor ki kare şeklinde olması gerekiyor. Yani 30'ların katıyla 25'in katı aynı olması gerekiyor. Ona da ne diyoruz biz? Ekok diyoruz Tonguç evladım benim. O zaman 30 ile 25'in ekokunu alacağım. Çünkü küçük parçalarla büyük bir parça oluşturmaya çalışıyorum. Ne demiştik? Küçük parçadan büyük parçaya girerken ekok kullanmamız gerekiyor. O zaten Milli Eğitim'in sorularında genellikle ekok soruyorlar. MEB örnek sorularına baktığımız zaman analiz ettik, inceledik. Genellikle ekok soruyorlar. Zaten sınavda sana ne çıkar kısmında onu da göstereceğim. Hiç merak etme. 30-25'in ekokunu alıyorum. 2'ye böldük. 15-25 aynen kaldı. 3'e böldük. 5-25 aynen kaldı. 5'e böldük. 1-5 5'e böldük 1. Şimdi ekok dediğimiz şey bunların hepsinin çarpımıdır. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5. Yani 2, 3, 6, 6 kere 5, 30, 30 kere 5. 150 santimetre çıkartın uçum. O zaman diyorum ki
150 santimetre dediğimiz zımbırtı aslında bizim duvarımızın olabilecek en kısa mesafeleri. Ama en kısa mesafeleri belki daha fazla fark etmez. Ama bu aynı duvarı ölçebilmek için bir kere 150'nin katı olan bir şey olabilir. 3 kere 3 olabilir. 150 çarpı 150 1,5 metre çarpı 1,5 metre yaklaşık 2,25 metrekare oluyor. Duvarının 9 metrekareden az olduğuna göre diyor. 150 çarpı 150 olabilir. 150'nin 2 katı 300. Yani 300 santimetrede 3 metre demek 3 kere 3 olabilir. Ama bak dikkat, 3 kere 3 olduğuna göre 3 kere burası 3 metre, burası 3 metre olsa 9 metrekareden az olmaz. O zaman demek ki duvarımızın mutlaka 150 santimetrelik bir kenar boyutunun olması gerekiyor. Yani 1,5 metre olması gerekiyor. O zaman duvarımızın boyutlarını biliyoruz. 1,5 metreye 1,5 metre. 1,5 metreye 1,5 metre, yani 150 santimetreye 150 santimetre olan bir duvarın hangisiyle örülmeyeceğini bulmamızı istiyor burada. Çünkü demiş ki tam olarak doldurmamız demiş. 150 aslında 5 ve 6'nın katı mıdır? Hemen bakalım. 150'yi 5'e böl 30. 150'yi 6'ya böl o kaç oluyor? 150'yi 6'ya bölersen 3'e böldün 50, 2'ye böldün 25. Oluyor, bu da oluyor. Süper. 150'yi 30'a böl oluyor. 150'yi 50'ye böl oluyor. 150'yi 30'a böl 5, buna da 3 çıkalıyor. 150'yi 10'a böl oluyor. 150'yi 12'ye böl patladı. 150'yi 12'ye tam bölünmüyor. İşte cevabımız zaten Ceyhan seçeneğidir. 150'yi 25'e bölünür. 150'yi 75'e bölünür. Dolayısıyla cevabımızın Ceyhan olduğunu net bir şekilde söylüyoruz. Zaten burada deneyerekten çatarak diye cevabı bulabiliriz. Şu anki MEB örnek soruları da bunun çok benzeri. O yüzden sadece ne yaptık? EKOK'unu bulduk. EKOK'unu da buradaki sayılarla denedik ve hangisi oluyorsa olmuyorsa karar verdik. Geldik sınavda soru çıkacak soru tiplerine. En az en çok alan çevre soruları çok soruluyor. MEB örnek sorularına çok dikkat ettik. Alanı en az en çok, ya mesela bir daire veriyor. Dairede bu odanın işte alanı bu kadardır, bu alanı bu kadardır. Sen burada bunun çarpanlarını görebilmesin. Yani 30'un çarpanları 5 veya 6 olabilir. Veya Tonguç evladım benim. Bir kere 30 da olabilir. Veya Tonguç evladım benim. İki kere 15 de olabilir. Bak dikkat et. 5 ve 6 olduğunda çevresi çok az çıkıyor. Ama 1 ile 30 olduğunda çevresi 31, 2 katı 62 çıkar. Kısa kenar, uzun kenar. Ama burada çevresi 5, 6, 11, 22 çıkar. Bak ne kadar fark ediyor. Yani kenarlar birbirine yakınlaştıkça çevresi azalıyor mantığında var. Öyle bir özellik de var diyoruz. İşte bu mantıkta sorular gelebiliyor. Bahçe kenarı ya da paralel iki yola eş aralıkta dikilen çit soruları da çok geliyor. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Hatta en son örnek sorularda da vardı. Böyle kare levhaları koymuşlardı. Evet hocam, gördüm. Onlar da dikkat ettiysen eş aralıklı dikilen çiftlerde yol en kısa kaç kilometre derken aslında bizim yapmamız gereken Tonguç'um EKOK tabii ki, ikisinin de katı olan bir sayı. En kısa uzunluk, yükseklik bulma sorularında da aynı mantıkta ilerleyeceğiz Tonguç evladım benim. Yine EKOK ve EBOB'u kullanacağız. En kısa yükseklik sorma sorularında da, yükseklik bulma sorularında da yine hem 3'ün hem 2'nin katı olan bir şey bulmaya çalışacağız. Burada aynı şekilde AB en kısa kaçtır derse işte bu karelerin uzunluklarının EKOK'unu bulmaya çalışacağız. Yani genel olarak biz MEB örnek sorularını analiz ettiğimiz zaman ya şu mesele çok soruluyor. EKOK. EKOK meselesi çok sorulduğu için o yüzden lütfen EKOK sorularına çok önemli. Zaten bizim hem yeni nesil denemelerimizde sıkı çalış diyorum ve geçiyorum artık yeni konumuza. Üstü ifadeler. Tam sayıların kuvvetleri. Üstün üstü tam sayının kuvvetleri dediğimiz şey ne olduğunu biliyoruz. Hem mesela 2 üzeri 3, 2 üzeri 5, eksi 2 üzeri 7 falan filan. Üstün üstü 2 üzeri 3'ün 5. kuvveti mesela. Üstü çözümleme ne? Nasıl çözümleme? 10 üzeri 5, 10 üzeri 7, işte birler, onlar basamağı 10 üzeri 1 diyor. Yüzler basamağı 10 üzeri 2 diye göstermeye başladı artık. Çarpma bölmede tabanlar aynıysa üstler toplanır hatırlamamız gerekiyor. Çok büyük çok küçük sayılarda mutlaka işte 0 0 0 0 0 yazılan sayıların aslında 10 üzeri eksi ifade edildiğini, çok büyük sayılarda sonunda bir sürü sıfırın aslında 10 üzeri şeklinde ifade edilebildiğini, bilimsel gösterimde A çarpı 10 üzeri N kuralını ve A'nın 1 ile 10 arasında olması gerektiğini hatırlamamız gerekiyor. Buraya kadar her şey yolunda mı Tonguç? Her şey yolunda hocam. Süper bir şekilde ilerleyip hemen seninle yine bir konu özeti yapıyorum. Yine yöntemimiz önce belli. Önce özet, sonra tekrar, sonra yeni nesil soru, sonra kazık soru. Özet, ısınma, yeni nesil soru.
Özet, ısınma yeni soru. Bu kadar basit şekilde ilerliyoruz. Tonguç'um, tam sayıların kuvvetlerine sayı üzeri sıfır nedir Tonguç evladım benim? Bir. Mükemmel zekisin. Ama sıfır üzeri sıfır tanımsızdır. O da ayrı tabii bir. Ama bunu sormaz yani. Bir şey olur zaten. Negatif olur. Üzeri çift sayı nedir Tonguç evladım benim? Pozitiftir. Negatif üzeri tek sayı negatif çıkması gerekiyor cevabın. Negatif kuvvet dediğimiz olduğu zaman da mesela 2 üzeri eksi 1 olduğu zaman da sayı ters dönüyor. Bunun altında görünmez bir biri vardır. Bu sayı ters dönerse 1 bölü 2 olur. Bunun altında görünmez bir biri vardır. Bu sayı ters dönerse 1 bölü 3 üzeri 3 olur. Yani 3 yine kalıyor ama tepataklak dönüyor sayı. Bunu unutmayalım Tonguç'um. Bir tane daha örnek vermek istiyorum sana. Hadi, hadi senin için bir bonus olsun. 3 bölü 5 üzeri eksi 2 dersek sayı ters dönüyor. 5 bölü 3 üzeri 2 oluyor. Zaten 5 bölü 3'ün ikinci kuvvetinde almayı biliyorsun. 5'in karesi 3'ün karesi şeklinde açılabiliyor. Geldik 5'in sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bunu unutmayalım. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti artı 16'dır. 2 üzeri 4 16'dır. Eksi 2'nin üçüncü kuvveti eksi 8'dir. 2 üzeri 3 8'dir. Ama eksinin tek kuvveti olduğu için negatif çıkması gerekiyor diyoruz. Ufak hatırlatmadan sonra hemen çarpma bölmeye geçelim. Tabanları aynıysa üstleri toplanır. A üzeri K artı L olur Tonguç evladım benim. Tabanlar aynı üstler toplanır. Eğer tabanlar aynı değil üstler aynıysa o zaman altlar çarpılır. Altlar aynı normal sayılar gibi çarpmada çarpıyorsun bitti bu kadar. Ama üstlerde birazcık gariplikler var. Üstlerde çarpmada topluyorsun gibi bir kuralımız var. Mesela burada normalde ya normal sayılar bölünür. A bölü B üzeri K yani üstler aynıysa tabanlar bölünür eyvallah ama tabanlar aynıysa üstler bölmede çıkarılıyor Tonguç evladım benim. Ve yazarak çıkarma çok önemli bir şey. Üstün üstü kuralı çok basitti. A üzeri bunları niye gösteriyorum biliyor musun? Neden sınavda mi? Karşına bu gelecek. Diyecek ki bilgi. A üzeri K çarpı A üzeri eşittir A üzeri K artı. Bunu söyledim bu neydi ya falan deme. Bu zaten üst sayıda çarpma kuralı. O yüzden hiç ehemmiyeti hiç önemi yok. Zaten biliyoruz bunu merak etme. A üzeri K üzeri L dediğimiz şey. A üzeri bu ikisinin çarpımı. K çarpı L şeklinde yazabilir Tonguç'um. Şimdi geldik ona böyle bir soruya. Böyle bir soruda hemen hızlı bir ısınma yapalım. 16 dediğimiz şey ikilinin dördüncü kuvvetidir. Unutma. Üzerinde bir de 4 varmış. Eyvah. 8 dediğimiz şey ikilinin üçüncü kuvvetidir. Ama üzerinde bir de eksi 1 varmış. Böyle parantez yazdım. Sonra 4 dediğimiz şey ikinin ikinci kuvvetidir. Üzerinde de bir tane 3 varmış. İşte bu kadar. Üstün üstü kuralından 2 üzeri 16 çarpı. Üstün üstü 2 üzeri eksi 3 bölü. Üstün üstü 2 üzeri 6. Şimdi burada üst üste daha da çarpma yapıyoruz. Çarpmada üstler toplanırdı. 2 üzeri 16 eksi 3 topla 16 artı eksi 3 nedir? 13 eder. Bölü 2 üzeri 6. Sonrasında yapmam gereken şey Tonguç şuna eksi diye değiştiriyorum birazcık kazık olsun diye. Burası da eksi 6 oldu. Burası da eksi 6 oldu. Bölmede ne yapıyorduk? Üstler çıkartıyordu. O yüzden cevabımız kaçtır Tonguç evladım benim sence? 2 üzeri 7. Patlarsın çünkü 2 üzeri 13'ten eksi 6'yı çıkarman gerekiyor. Eksi eksi artı eder. 2 üzeri 19 eder. Bu da ekstra sana güzel bir ders olsun diyorum. Ve geldik üstü çözümlemeye. Üstü çözümlemede mantık şu. Normal çözümleme yaparken 10, 100, 1000 diye yapıyorken burada artık Tonguç evladım ne yapmamız gerekiyor? Üstü çözümlemede 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2 falan. Bak bu 10 üzeri sıfırlar basamağı. Bu 10 üzeri birler basamağı. Sağa doğru gittikçe virgülün sağında 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2. Bu 10 üzeri eksi 3'ler basamağı. Hemen ne yapıyoruz? Bunlarla çarpıyoruz. 1 çarpı 10 üzeri 1 artı. 6 çarpı 10 üzeri 0 artı. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde yorumlayabiliyoruz. Burada mesela 7 olsaydı 7 çarpı 10 üzeri 2 olacaktı. Şeklinde gidiyor. Şu sırayı bilirsen, şu sırayı bilirsen çok rahat yapabilirsin. Çok büyük, çok küçük sayılarda bunları hatırlamamız gereken şey şu aslında. Tonguç herhalde benim. Hemen 172 milyon. Ya uzatma ne uzatıyorsun kafamı kırıyorsun. 172 çarpı. Sanki o kadar parası var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi var ya. 10 üzeri 6 bitti bu kadar. Şimdi böyle bir sayı. 12 çarpı. Virgülün sağında kaç basamak var Tonguç'um? 1, 2, 3, 4, 5. 10 üzeri eksi 5 bitti bu kadar. Yani virgülün sağındaki basamak sayısı burada önemli. Burada da sondaki sıfır sayısı önemli. Bilimsel gösterimde ise buradaki sayı 1 ile 10 arasında olmak zorunda. Yani şöyle bir sayı olmaz bilimsel gösterim. Neden? Çünkü bu 1 ile 10 arasında mı? Değil. 1'den küçük. O yüzden bunu 1 ile 10 arasına geçebilmek için 2,5 dedim. Tabii orada birazcık yavurdu. Hocam biraz dikkat edersiniz. Evet. Dikkat etmeye çalışacağım diksiyonuma. Tebrik ediyorum seni. 2,5 dediğimiz şey şuraya getirdik virgülü. Virgülü buraya getirdikten sayı ne yapmış olduk? 0,25'i büyütmüş olduk. Ben bunu büyütürsem bunu küçültmem gerekiyor diyerekten
denge sağlansın. Yin hayat yang bir felsefesi. Dengedir. Evet, tebrik ediyorum. Yin yang felsefesine göre ne dedim? Denge. Siz ona mı inanıyorsunuz hocam? Hayır lan, niye olayım? Allah elhamdülillah Müslümanız. Ne alakası var şimdi? Karıştırma. 2,5 bunu büyüttüysem bunu küçülteceğim. 10 üzeri 7 şeklinde yazacağım. İşte bilimsel gösterimin gösterimi de bu şekilde oluyor dedim. Geldik bir tane modaya soruyor. Bir kağıt şirketi çevresi şekildeki ebatları verilen kağıdın alanına çevresi şekilde ebatlarına verilen kağıdın alanına eşit kare şeklinde bir kağıt üretmek istiyor. Ebatlarına verilen kağıdın alanına eşit. Bunun bir alanını hesaplasak. Üretilen kare şeklinde kağıdın alanını, hatta bir de şunu ekleyelim. Çevresini de bulunuz. Alanını ve çevresini bulunuz demiş. Tamam, yapalım. Şimdi şunun bir alanını hesaplamaya çalışalım. Kağıdın alanı 4 üzeri 4 çarpı 8 üzeri 3 olmaz mı? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Olur. 4 üzeri 4 dedi. 2'nin ikinci kuvveti de 4 dediğimiz aslında. Üzerinde de bir 4 var. Çarpı. 2'nin üçüncü kuvveti de aslında 8. Üzerinde de bir 3 var. Hop. Sonra bu ikisi üstün üstünden çarpılsa 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 9 eder. Bu da çarpımı 2 üzeri 17 der Tonguç evladım benim. 2 üzeri 17 bunun alanıymış. Şimdi verilen kağıdın alanı eşit kare şeklinde bir kağıt üretmek istiyor. Ha, şöyle bir kağıt üreteceğiz. Tonguç evladım benim. Karenin bir dakika dur bakayım. Alanı böyle bir şey olamaz ki. Dur bakayım. Pardon. Burada bir yanlış bir şey yapmışız. Ebatları verilen kağıdın alanı eşit çevresi şekilde ebatları verilen kağıdın alanına eşit. Bunun çevresi aslında, karenin çevresi mesela bunun bir kenarına kaç diyelim Tonguç Evren Bey'im? A diyelim. A. Karenin çevresi 4A değil midir Tonguç Evren Bey? Evet hocam. 4A bunun alanına eşitmiş. Çevresi şekilde verilen kağıdın alanına eşitmiş. O zaman 4A buraya eşitmiş. O zaman 4A eşittir 2 üzeri 17. Soruyu anlamak soruyu çözmenin yarısıdır. Bak birazcık bocaladık. Çünkü anlamaya çalışmamız gerekiyordu ilk başta. 4A dediğim şey 4 çarpı A değil midir Tonguç Erhan Bey? Evet hocam. Şimdi her iki tarafı 4'e bölersek eğer, o zaman A'nın eşittir 2 üzeri 17 bölü 4. 4 dediğimiz şey de 2'nin karesi değil midir evladım benim? Evet hocam. Üst sayıda bölme kuralını kullanırsak 2 üzeri 17'den 2'yi çıkarmam gerekmiyor mu? Çünkü üst sayıda bölmede üstler çıkartılır. 2 üzeri 15 o zaman A'dır diyebiliriz. Şimdi çevresini bulunuz dememize gerek yok. Zaten çevresini biliyoruz artık. O zaman 2 üzeri 15 bir kenarı ise eğer, 2 üzeri 15 bir kenarı ise bize sorduğu şey neydi Tonguç Erhan Bey? Çekirdek kağıdın alanını bulunuz demiş. Kare şeklindeki kağıdın alanı. Yani bunun alanı nasıl bulunur? Bunun karesi değil mi? 2 üzeri 15'in karesi dediğimiz şey nedir Allah aşkına? 2 üzeri 30'dur diyebiliriz Tonguç cevabımıza. 2 üzeri 30 cevabımızdır diyebiliriz. Çünkü bunun karesi aldığımız zaman üstün üstü kuralından 2 üzeri 30 çıkılıyor. Geldik bir tane yeni nesil soruya. A eşit değildir sıfır kafanı karıştırmasın. Böyle sorularda verirler genellikle. A eşittir değil sıfır olmak üzere. M çarpı N birer... İyilik mi yapıyorlar kötülük mü anlamadım ki. Birer... Veriyorlar önceden bilgi ama. Evet tabii ki. Birer tam sayı olmak üzere. A üzeri N çarpı A üzeri M eşittir. A üzeri N artı M demiş. Tonguç bu soruyu görünce ne dersin Tonguç? Hocam önce ön bilgiyi okurum. Bu soruyu görünce ne dersin Allah aşkına? Anam derim. Aynen, hocam. Anam dersin. Yani. A üzeri N artı A üzeri N. Korkudan ne yapacağını bilmezsin. Hayır öyle demeyeceğiz. Biz bu soruyu yiyeceğiz evladım. Hiç öyle anam manam korkmaya, endişeye gerek yok. Burada gerçekten genellikle böyle veriyorlar. İnsanı korkutmaya çalışıyorlar. Yapacak bir şey yok. A üzeri ne çarpı A üzeri M eşittir A üzeri. Bana ne? Ben biliyorum zaten üstlerde çarpma, üstler toplanır biliyorum. A üzeri ne üzeri M eşittir anam diye bir şey gelmiş. A üzeri ne çarpı üstün üstü bitti bu kadar. Ben bunu zaten biliyorum. Gerek yok. Üstü ifadelerin her biri aşağıdaki kutulara yerleştirilecektir. Tamam. Şurada bir sürü üstü ifade vermiş bize. Kutuları da vermiş teker teker. Neden hızlı konuştuğumu açıklamak istiyorum. Neden hocam? Olmuş. Çünkü eğer yavaş konuşursam çok sıkılırsın. Çünkü hız çağında yaşıyoruz. Hocam sıkıldım hızlı hocam sıkıldım. Ha, zamanın az kaldı. Yani çok zamanın az zamanın az olduğu için artık senin burada bir saat iki saat bu videoya harcamaman gerekiyor. Daha kısa sürede bitirmem gerekiyor. Daha kısa sürede bütün konuları tekrar etmem gerekiyor. O yüzden birazcık jet motor taktım kusura bakma. Ama istersen yavaş da konuşabilirim. Hayır hocam ama hızlı işte, hocam. Ama işte hızlı konuşayım ki hızlı bitirelim. Tebrik ediyorum seni. A ve B ifadeleri bulundukları sütunlardaki ifadelerin çarpımına eşittir. A çarpı B, A eşittir B olduğuna göre demiş. Özür dilerim. Bu eşittir bu demiş. İfadeleri bulundukları sütunlardaki ifadelerin çarpımı. Yani şu sütun, şu da başka bir sütun. Bu üçünün çarpımı A, bu üçünün çarpımı B. Bunlar da birbirine eşittir. Bunu anlatmış bize. Tamam eyvallah.
32, 2 üzeri 7. Ya bir kere bunları bir düzeltelim ya. İkinin kuvvetleri çok sorulur. Onu da söylemek istiyorum. 32 dediğimiz şey aslında 2 üzeri 5'tir Tomuç'cum. 2 üzeri 7 zaten burada vardı. Eyvallah, problem yok. 8 aslında 2 üzeri 3'tür. 4 aslında 2 üzeri 2'dir. 2 üzeri 2'nin ikinci kuvveti üstün üstü kuralından 2 üzeri 4 çıkar Tomuç'cum şurası. Burası 2 üzeri eksi 2'dir zaten. Burası da 2 üzeri eksi 1'dir. Şimdi bu üçünün çarpımı, bu üçünün çarpımı ve bunlar birbirine eşitse eğer, bizim yapmamız gereken şey doğru kombinasyonu oluşturabilmek. Şimdi 2 üzeri 7 en büyüğü, 2 üzeri eksi 2 en küçüğü. Bir kere ben bu ikisini çarptığım zaman 2 üzeri 5 çıkar. Ha, 2 üzeri 5. Bir tane daha sayıyla çarpayım. Mesela diyelim ki 2 üzeri 3 de çarpayım bir de bunu. Yani şu üçünü çarpayım. Bak dikkat et. 7 artı 3 10. Eksi 2 8 eder. Şuna bakalım. 5 artı 4 9. Eksi 1 8 eder. Ah, buldum işte. Kombinasyonu böyle deneyerek bulabilirsin sen de. Yani 2 üzeri 7'yi buraya yazıp 2 üzeri 3'ü buraya yazıp 2 üzeri eksi 2'yi de buraya yazarsan çarptığın zaman üstler toplanır ilkesini biliyorsun ya. Bunların çarpımının 2 üzeri 8 olduğunu görebiliyorsun. A'yı bulmuş olduk. Aynı şekilde 2 üzeri 5'i buraya yazıp 2 üzeri 4'ü buraya yazıp 2 üzeri eksi 1'i de buraya yazıp Tomuç'um çarptığım zaman 2 üzeri 8 al işte aynı şey çıktı. İşte zaten bize sorduğu şey de buydu. Bize sorduğu şey A'nın kendisi. 2 üzeri 8 varmış yukarıda. Var. Patladın, yok. Ne yapacağız, patladık. 2 üzeri 7 olamaz. 2 üzeri 5 olamaz. Bunlardan bir tanesi. Bu da aslında 4 aslında 2 üzeri 2 değil miydi? 2 üzeri 2'nin 3. kuvveti 2 üzeri 6 çıktı. Bu da olamaz, patladı. 4 aslında 2 üzeri 2 idi. 2 üzeri 2'nin 4. kuvveti dediğim şey 2 üzeri 8. Al işte cevabımız Bursa seçeneğidir diyoruz. Ve cevabımızı bulmuş olduk. Bravo diyorum sana. Geldik. İşte yeni nesil sorularda MEB örnek sorularının çok karşılaştığımız bir şey. Bu bakteriler falan filan hep soruluyor bunlar. Bu sorularda görünce bakteriler beyin sulanıyor mu Tomuç Öğren? Hocam madem matematik sorusu soruyorsun niye içine bakteri koyuyorsun? Madem bakteri soruyorsun niye fen sorusu sormuyorsun? Amacı fenle, ne? Fenle matematiği bir araya getiriyoruz. Hiç merak etme. Aslında doğru bir şey, güzel bir şey yapıyoruz. Tomuç'um bir kere A bir veya birden büyük, ondan küçük bir gerçek sayı, n bir tam sayı olmak üzere A çarpı 10 üzeri n gösterim. Ya bunları zaten biliyoruz. Ne uzatıyorsun ya? Ben zaten bunu biliyorum. Ama vermek zorunda. Biliyorsun Milli Eğitim Bakanlığı şöyle bir karar aldı. Ben bilgiyi baştan vereceğim, bilgiye boğmayacağım dedi. Halbuki bunu verince birazcık daha bizi streslendiriyor, farkında değiller. Ama bunu düzeltecekler inşallah. Bir bakteri kültüründe her birinin kütlesi 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 gram olan toplamda 50 çarpı 10 üzeri 12 adet bakteri bulunmaktadır. Tamam, eyvallah. Bu bakterilerin sayılarındaki değişimle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bakteri sayısı, şimdi buraya kadar bir anlamaya çalışalım. Bir kere soruyu aşama aşama anlamamız çok önemli Tomuç'um. Her birinin kütlesi bu. Bir bakterinin kütlesi. Hemen şunu bir not edelim. Çünkü not etmezsek kaçıracağım şimdi. Bir bakteri 2 çarpı 10 üzeri eksi 11 gramdır diyoruz. Kaç tane bakteri var burada? 50 çarpı 10 üzeri 12 tane bakterimiz var elimizde. Bunları not ettim. Tamam, eyvallah. Bakteri sayısı her saatin sonunda 2 katına çıkmaktadır. O zaman saatte 1 saatte çarpı 2 oluyor. Ne pis soru ya sayısı. Bakteri falan. Evet, gerçekten de. 4 saatte bir bakterinin 3 bölü 5'i kültürden, aman Allah'ım, bu astro matematik sorusuna benzedi. 3 bölü 5'i kültürden alınmaktadır. Evet, ne diyor? 4 saatte bir bakterilerin 3 bölü 5'i kültürden alınmaktadır. Şimdi şöyle düşünelim. Bakterilerin hepsi, yani 5 bölü 5'inden 3 bölü 5'i çıkartırsak ne kalır? 2 bölü 5'i kalır. O zaman 4 saat sonra bakterilerin sadece 2 bölü 5'i kalır diyebiliriz. Değil mi Tonguç Evladım? Evet hocam. Süpersin, bunları yazdık. Buna göre 4 saatin sonunda kültürde bulunan bakterilerin kütlelerin toplamının, bak kütleleri toplamı demiş. O zaman ben bir kütlelerin toplamını bulmam gerekiyor. Gram cinsinden bilimsel gösterimi. Bilimsel gösterim demiş. Aman dikkat edelim. Burada bilimsel gösterime uymayan bir şey var mı? Evet. Bunu attım bile. Bak 2 saniyede sorudan bir şıkkı eledim. Çünkü bu bilimsel gösterime uymuyor. Tebrik ediyorum seni. Şimdi bakterinin ağırlığını soruyorsa ben bir bakterinin bu kadar olduğunu biliyorum. Bu kadar bakteri varsa mesela şöyle düşün. Bu sayılara çok zor değil mi? Karışık. Yani. Şimdi bunlara diyeyim ki bir bakteri 2 gram. 50 tane de bakteri var. Hiç onları karıştırma. O zaman kaç gramdır bunların toplamı Allah aşkına? 2 çarpı 50'den 100 çıkmaz mı Tonguç evladım benim? Evet hocam. O yüzden bir bakteri 2 gram. 50 tane bakteri varsa hemen bunu yapıyorsak ne yaptık? Bu ikisini çarptık. Aynı şekilde 2 çarpı 10 üzeri eksi 11 ile çarpı 50 çarpı 10 üzeri eksi
10 üzeri 12'yi çarparsam Tonguç'um, ben aslında bakterilerin kaç gram olduğunu bulabilirim. Hemen bulmaya çalışıyorum. 2 çarpı 50, 100 çıkar. Bu sayıyla bu sayıyı çarptım. Sonra çarpı 10 üzeri eksi 11 ile 10 üzeri 12'yi çarparsam Tonguç'um, üst sayıları çarpımından üstler toplanır. Eksi 11 ile 12 toplasak 1 çıkar. 10 üzeri 1. Yani aslında bakteriler 1000 gram Tonguç evladım. Başta bakteri 1000 gram var. Ama Tonguç diyor ki adam bize, her saatin sonunda iki katını çıkar diyor. O zaman 4 saat geçecek bak. Birinci saat geçti çarpı 2 oldu. İkinci saat geçti çarpı 2 oldu. Üçüncü saat geçti çarpı 3 oldu. Çarpı 2 oldu. Yani artık yani ilk başta 1000 vardı bak. İlk başta 1000 vardı. Bir saat sonra artık 2000 oldu. Bir saat sonra artık 4000 oldu Tonguç Evren Bey. Bir saat sonra artık ne oldu? 8000 oldu Tonguç evladım benim. Bir saat daha geçecek çünkü toplamda 1, 2, 3, 4 saat geçecek. 4 saatin sonu demiş. O zaman 16000 olması gerekiyor. 16000'in de 3 bölü 5'i kültüre alınmaktadır diyor. 16000'in 3 bölü 5'ini bir bulalım bakalım. 16000'in 3 bölü 5'ini bulursak bunu 5 ile sadeleştirdiğimiz zaman kaç eder Allah'ını seversen 5'e bölündüğü zaman 3200 çıkar. 3200 9600 bakteri. 16000'den demek ki 9600 bakteriyi alıyorsun dışarıya. O zaman kaç çıkar biliyor musun? 6400 bakteri, 6400 gram kalır elinde. He, 1000 vardı. 2000 oldu. 4000 oldu. 8000 oldu. 16000 oldu. Sonrasında da bunun 3 bölü 5'ini aldık. Yani 9600'ü dışarı aldık. Çünkü diyor ki 3 bölü 5 kültürden alınmaktadır. Geriye ne kaldı? 6400 kaldı. O zaman bizim yapmamız gereken şey 6400'ün bilimsel gösterimi. 6400'ün bilimsel gösterimini bulmak için yapmam gereken şey ise virgülü buraya getirmek durumu. Çünkü 6,4 olmalı. Virgülü buraya getirince virgülün sağında 1, 2, 3 tane basamak olduğu için 10 üzeri 3'tür cevabımız. Cevabımız Bursa seçeneğidir diyoruz ve mükemmel bir şekilde soruyu tamamlamış olduk. Geldik ya. Sınavda çıkacak soru tiplerine hemen bakarsak. Çok tipsiz hocam sınavda evet, soru tipleri. Aralarındaki tam sayı kuvvetleri şeklinde artan engeller, bunlarda dikkat etmemiz gereken örüntü oluşturabilmek. Örüntü oluştururken mesela 252, 253, 254 şeklinde gidiyor ya. Bak dikkat et, bu 4, bu 8, bu 16 şeklinde 2'ye katlanarak büyüyor aralıklar. İşte bu örüntüyü yakalamamız gerekiyor. Demin sorduğumuz gibi bakteri ve mikroorganizma popülasyonu soruları, yani büyüklüğü soruları, sayısı soruları her saatte iki katına çıkıyor. Genellikle bakterilerin öyle bir özelliği var çünkü. 2 saatte bir 2 bölü 3 alınıyor gibi karışık komplike yapılar sorulabilir. Burada sadece bizim aklımızı açık bir şekilde her verdiği adımı teker teker uygulamamız gerekiyor. Harita ölçeği büyütme küçülme sorularında bilimsel gösterimle ilgili sorular gelebilir ki zaten örnek sorular da geldi. O yüzden biz de buraya sorduk. Tonguç bak şöyle bir örnek vermek istiyorum sana. Şey dedi ki, Milli Eğitim Bakanı dedi ki, örnek soruları zaten yayınlıyoruz. Niye endişe ediyor ki çocuklar dedi, tamam mı? Yani Allah, aynısı gelecek. Yani aynısı gelecek. Yani sen oradan şunu görebilirsin. Aynısı geleceği için zaten biz tamamen örnek sorulardan ve geçen seneki LGS sorularından derlenmiş bir bütündür aslında, söyleyebilirim sana. Bilimsel gösterim sorularında işte ölçekler verilir. Onlara göre ölçeklendirme yapıldıktan sonra da bilimsel gösterimi sorulabilir. Sayıların kuvvetlerini renge boyama soruları. Bu da çok sık sorulmaya başlandı son zamanlarda. İkinin kuvvetlerini mesela sarı, üçünün kuvvetlerini de yeşile boya diyor. Adam burada boyadıktan sonra kaç tane sarı, kaç tane yeşil falan öyle sorular gelebiliyor. Afiş fotosu, bir de üssüz sayıları genellikle mesela olasılıkla, cebirsel ifadelerle karma sorular yapabiliyor. Sadece salt üst sayılar değil de mesela şu soruda olasılık sorusu sorabiliyor mesela. Afiş fotosu tanım veya çok büyük ya da çok küçük kütle hacim birimlerinin bilimsel gösterimini soruyor. Mesela 100 milyon fidan, 1 milyon öğrenci. Bunun bilimsel gösterimini yapıyor. Mesela 2 çarpı 10 üzeri 7 kilogram buzul. Bunlardan işte 5000 tane var. Bunların bilimsel gösterimi. 1 milyar bakteri. Ha, sallıyorum. Işık yılı 9 çarpı. Bunun gibi garip grup sayılar vererekten bunları son kertede bilimsel gösterime getirme soruları sorulabiliyor. Evet, geldik kare köklü ifadelere. Oh, artık be. Gerçekten ana kısmını atlatıyoruz. Matematiğin birinci dönemini. Tam kare sayılar ve kare kökleri kesin bilmemiz gerekiyor. Tam kare sayıları sayalım. Hemen sayalım. 4. 1'den başlayalım. Dangozuran 1. 1. 4. 4. 3 kere 3. 9. 9. 16. İnanılmaz.
25. Yine inanılmaz. Süpersin, harikasın. Gerçekten süpersin. Bak bunu hatırlayabilmem bile mucize. Ve gerçekten çalışması bile bir mucize hocam. Tam kare sayılar ve kare kökleri. Mesela kare kök 25'te 5'tir falan filan, bunları bilmemiz yok. Tam kare olmayan sayıların kare kökünü tahmin etme. Acayip önemli. Yani ben artık bundan %100 soru çıkacağına inanıyorum. Çünkü neden biliyor musun? MEB örnek sorularında hep bu çıktı ya. Böyle bir şey olmaz. Yani şaka gibi ya. Adamlara her örnek soruların neredeyse tam kare köklerinin sayıların kare kökünü tahmin et bakalım diyerekten onları realize etmeye çalıştılar. Aynı zamanda yaklaşık değer bulma sorusu %100 diyoruz. A kök B gösterimi. Ondan sonra kare kök ifade 4 işlem toplama çıkarma çarpma bölme. Ondaki sayıların kare kökü doğal sayıyı yapan çarpanlar bu da önemli bir konu. Ama bu kadar değil. Bu acayip önemli gerçekten de. İrrasyonel ve gerçek sayılara bakacağız. Senle hemen hızlı bir tekrar yapalım. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 böyle aldım başımı gidiyorum. Ya bir sürü de olabilir. Ama şunu unutmayalım. Karekök 36 6'dır. Karekök 34 12'dir. Neden? Çünkü sen neyin karesin diye soruyorum. Karekök 49 7'dir. Kimsin karekök sen? 100 10'dur. Peki evladım yaklaşık değer nasıl bulunuyor? Mesela karekök 32 dediğimiz şey çıkmaz dışarıya. Çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz. Çünkü bir şeyin tam karesi değil. Ama hangi iki tam kare arasında? Hemen düşünelim Tonguç evladım benim. 25 ile 32 arasında değil mi Tonguç'um? 25 karekök 25 ile karekök 36 arasında, özür dilerim. Bu 5'tir. Bu da 6'dır. Bitti, bu kadar. Mesela karekök 85. Karekök 81 ile karekök 100 arasında. Ya tam kareleri düşünmem gerekiyor. 85, 81 ile 100 arasında ya tam karelere göre. O zaman 9 ile 10 arasında, bitti, bu kadar. O yüzden ha bir de şunu bilmemiz gerekiyor tabii. Neye daha yakın? Mesela 32, 36'ya 4 yakınlıkta. 25'e 7 yakınlıkta. O zaman 6'ya daha yakın sanki. Burada 81, 85'e daha yakın. O zaman 9'a daha yakın sanki diyebiliriz. Bravo diyorum sana. Geldik şimdi A kök B gösteriminde şunu bilmemiz gerekiyor. 50 dediğimiz şeyde hemen 25 çarpı 2 yaparım karekök. İçinde tabii ki çarpanlarını ayırdım. 25'te 5 diye çıkar. 5 kök gelir diyebiliriz. 24 dediğimiz şeyde 8 kere 3, 6 kere 6 kere 4 yaparım. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 6 diyebiliriz. 5 kök 5'i de içeriye sokabilirim. İçeriye sokarsam 25 diye girer. İçeride 5 vardı zaten. Bu 5 25 diye girdi. Bir de 5 vardı. 25 çarpı 5'ten de 125 eder diyoruz. Mesela bu 3'ü içeriye sokarken 9 diye girer. 9 çarpı 6 diye girer. Karekök 54 diyebiliriz. Ama hayır, anlamadım. Böyle garip anlamadım, bir sayı geldi. Anlamadım. Karekök 98 geldi. Ne yapacağım dersen, onun için de metot şöyle çarpanıyorsun. 49, 7, 7, 7, 1. Bu ikisi bir tane olarak dışarı çıkıyor. Bu da zavallı içeride kalıyor. Cevabımız 7 kökü oluyor. Tarzında bazı kısa yollarda gösterebilirim sana diyorum. Geldik çarpma bölmede de. Bilmemiz gereken şeyler acayip basit. Neden biliyor musun? Biz sayıları kategorize ediyoruz. İnsanları kategorize etmiyoruz. Bu iyidir, bu kötüdür falan. İnsan insandır. Ama sayıları kategorize edebiliriz. Bak Tonguç'um, hemen şöyle düşünelim. Bu kökün dışında bir sayı, bu da kökün dışında bir sayı. Ama bu köklü bir sayı. O zaman kökün dışında normal sayılar diyoruz, köklü sayılar diyoruz. Normal sayıyla normal sayıyı çarp 15. Köklü sayıyla köklü sayıyı çarp kök 6. Çünkü bu kökün içinde. Kök 50 ile kök 18'i çarp. Veya şöyle yapalım. Kök 40'ı kök 5'e bölersen kök 8, bitti, bu kadar. Bir ikisini birbirine bölüyorsun. Kök sayıyı kök sayıyı. Kök 8 dediğim şey de hemen, ama şıklarda bu yoktur genellikle. 4 köklü olduğu için 2 köklü şeklinde bulabilirsin şıklarda, onu söyleyelim. Kök 50 ile kök 18'i çarptığın zaman Tonguç'um, ya bu kadar büyük çarpmaya gerek yok. Kök 50 dediğimiz şey 25 çarpı 2'dir aslında. 25 çarpı 2'dir. Bu da 9 çarpı 2'dir. Şimdi ben bunları çarptığım zaman bu dışarıya 5 köklü diye çıkar çarpı. Bu da 3 köklü diye çıkar. Çünkü 9 dışarıya 3 diye çıkar. 25 5 diye çıkar. Normal sayıyla normal sayı 15. Kök ile kök ile çarparsan kaç çıkar evladım? Kök 4. Evet, kök 4 kaçtır? Dangoz evladım benim. 2 değil midir? Evet. Kök 4. O yüzden 15 çarpı 2'den 30 gibi tam sayı yapan bir çarpan çıkabiliyor diyoruz. O zaman bu ikisi birbirini tam sayı yapan, doğal sayı yapan çarpanlar, bunu unutmayalım. Toplamı çıkarmaya baktığımız zaman acayip basit. Elma armut hesabı. Elma armut kel mahmut. Bu bir elma ise Tonguç'um. Bu da başka bir elmadır değil mi? Bu da başka bir elmadır. Burada 4 çarpı elma demek aslında 4 elma demek. Burada bir tane mi var? 5 elma. 2 elma çıktı. 3 elma kaldı. O zaman 3 kök 5. Yani elma, 3 tane elma diyebiliriz. 3 kök 5'tir cevabımız. Kök 50'den kök 18 çıkarsa, demin söylemiştik, 5 kök 2'den 3 kök 2 çıkıyor. 5 elmadan 3 elma çıkarsa 2 kök 2, yani 2 elmadır diyebiliriz. Elma armut hesabı ne kadar basit olduğunu görebiliyorsun. Geldik doğal sayı yapan çarpanlara. 3 kök 2'yi doğal sayı yapabilmek için ne yapmamız gerekiyor Allah'ını seversen?
Doğal sayı yapmamız lazım. Ha, bu kökten kurtulmamız gerekiyor. Bu doğal sayı çünkü irrasyonel sayı bu. Nalet olasıca bu kökten kurtulmamız gerekiyor. Nasıl kurtuluruz? Aynısıyla çarparak. Köküyle çarptığım zaman bunu, bak dikkat et. Bunun başına görünmez bir vardır bu arada, onu söylemek istiyorum. 3 kere 1 3, kök 2 çarpı kök 2 kök 4. Kök 4 zaten 2'dir. 3 kere 2 6, bak doğal sayı oldu. Kök 54'ü doğal sayı yapabilmek için ilk başta şunu bir normalize etmem gerekiyor. Bu nedir Allah'ın seversen? 6 kere 9 54 değil midir Tonguç'um? Evet. 9 dediğim şey 3 diye çıkar. 3 kök 6'dır. 3 kök 6'yı ben normalize, doğal sayı yapabilmek için kök 6 ile çarpmam gerekiyor Tonguç. Kök 6 ile çarptığım zaman bak dikkat et. Bunun başına görünmez bir var ya. 1 kere 3 3'tür. Kök 6 çarpı kök 6 6'dır aslında. Uzatmaya gerek yok kök 36 deyip. 6'dır aslında. Bak doğal sayı olmuş oldu. O yüzden köklü ne varsa aynısıyla çarpmamız gerekiyor. Doğal sayı yapan çarpanlarda. Ondalık sayıların karekökünü baktığımız zaman onda birler, yüzde birler değil mi evladım? Evet hocam. O zaman ben bunu 9 bölü 100 diye yazarsam karekök içinde, ki yazabilirim zaten, bu 9 bölü 100 demek, yüzde 9 demek. Bu 9 3 diye çıkar, yüzde 10 diye çıkar. 3 bölü 10 yani 0 tam 10'da 3'tür diyebilirim. Aynı şeyi burada yapalım. Onda birler, yüzde birler. 144 bölü 100'dür aslında bu, aynı karekökün içinde olduğu için. Bu da 12 bölü 10 şeklinde, o da 1 tam 10'da 2'dir diyebilirim. İrrasyonel sayıları da şu şekilde hatırlayalım. Pi sayısı, kök 2 sayısı, kök 5 sayısı, kök 20 sayısı, kök 1231 sayısı gibi kökün dışına çıkamayan sayılara irrasyonel sayı diyoruz. Kökün dışına çıkan, ama mesela kök 36 irrasyonel midir? Hayır. Kök 36 6 olduğu için doğal sayıdır diyebiliriz. Bu da önemli bir bilgi diyoruz. İrrasyonel sayıları doğal sayı nasıl yapacağımızı da öğrenmiş olduk diyoruz. Evet, geldik bir model soruyla ısınalım. Oo. Isındıktan sonra da çat diye yeni nesil gerçekten kaliteli bir soru seni bekliyor. Şekildeki dikdörtgen uzun ve kısa, istersen yavaş konuşabilirim. Birazcık daha yavaş anlatabilirim. Hayır hocam, hızlanın. Ama hocam, yavaş hızlanın. Anlatırsam çok zaman sürer. Sen hocam hızlanın. Ve az zamanımız kaldı. Bir aydan daha az zaman kaldı. O zaman hızlanmamız gerekiyor diyoruz ve hızlanıyoruz. Şekildeki dikdörtgenin uzun hocam, ve... Hocam zaten biz yavaşlatmak istersek YouTube'da var. Oradan yavaşlatabiliriz. Aa evet, sen yavaşlatma seçeneklerini kullanabilirsin. Daha hızlandırabilirsin istersen. Aynen, bayağı ben öyle bir güçlü izliyorum. Ama bundan daha hızlanırsan herhalde yem olursun diyebilirim. Uzun ve kısa kenarın uzunlukları A ve B gerçek sayılarıyla çarpıldığında bire, ama yavaşlatınca sarhoş gibi oluyor, onu söylemek istiyorum. Çok komik oluyor hocam. Evet, bazen A gülmek için öyle yapıyorum. A ve B gerçek sayılarıyla çarpıldığında birer doğal sayı oluyor demiş. Tamam, eyvallah. A ve B gerçek sayılarıyla çarpıldığında birer doğal sayı oluyormuş. Buna göre A kök 8, B kök 6 işlemin sonucu kaç demiş. Şimdi bu aslında kök 50 dediğimiz şey 25 çarpı 2'dir. 25 çarpı 2 olduğu için 5 kök 2 diye çıkar. 6 kere 4 olduğu için bu da 6 çarpı 4 olduğu için 4 dışarıya 2 diye çıkar. O zaman 2 kök 6 diyebiliriz. Şimdi ben bunu, demiş ki adam, bunun dikdörtgenin uzun ve kısa kenarları A ve B sayılarıyla çarpıldığında demiş. Hocam bu çarpıldı dediğine göre, yani bir kere model soru olsaydı, bu şey yeni nesil soru olsaydı kesin tarla derlerdi. Sadece tarla değil de dikdörtgen diyorlar. Yeni nesil sorularda da işte Ahmet Bey'in bir tarlası var, tarlasının çapları diyor. Yani bizi kandıramaz gibi, hocam. Gibi, evet gibi. Şimdi bunları A ile çarpınca, bak uzun kenarı bu zaten. 5 kök 2'yi ben A ile çarpıyormuşum. 2 kök 6'yı yani kısa kenarına B ile çarpıyormuşum. Ve bunlar doğal sayı ediyormuş. Ha, bu cepte dursun. Bu bir doğal sayı. Ne zaman doğal sayı çarpanlarına ulaşıyorduk? Eğer buradaki köklü neyse bunun da olması gerekiyordu. Burada köklü neyse bunun da olması gerekiyordu. Şimdi o zaman demek ki A kök 2, B de kök 6 olabilir. Veya bunların katları bir şey olabilir. Ama demiş ki işleminin sonucu en az dediğine göre A kök 8, B kök 6 da. O zaman biz burada gerçekten de en azları, yani kök 2 ile kök 6'yı almamız daha mantıklı. Demiş ki bize verdiği işlemde A kök 8 artı B kök 6 diyor. Aslında A kök 8 demek A çarpı kök 8, B çarpı kök 6 demek. A dediğimiz şey kök 2 olduğunu söylemiştik. Kök 2 çarpı kök 8 artı B dediğimiz şey kök 6 idi. Kök 6 çarpı kök 6 eşittir. Kök 2 çarpı kök 8 kök 16'dır, o da 4'tür. Kök 6 çarpı kök 6 30, kök 36, o da 6'dır. 4 artı 6'dan 10'dur cevabımız diyoruz ve ısındık. Isındıktan sonra da şimdi geldik yeni nesil soruyor. A ve B birer doğal sayı olmak üzere demiş. A kök B eşittir A kare. Kare kök içinde A kare B demiş. Tamam, eyvallah. Kökün içine nasıl sokabileceğini A kök B gösterimini anlatmış bize. Tonguç odasındaki bir kutunun boyunun ve eninin uzunluğunu şekil 1 ve şekil 2'deki gibi belli kısımları gösterilen aynı cetvelle bulmuştur. Buna göre kutunun nebat uzunlukları aşağıdaki hangisi olabilir demiş. Bu gerçekten kaliteli bir soru. Ve tam da MEB örnek sorularına uygun bir soru. Ya cetveldeki anladığım kadarıyla bak. Birden
7'yi birazcık geçmiş ama 8'e gelmemiş. 7'ye yakın bir şey değil mi Tomuç'um? O zaman kutunun şu boyu, yani uzun kenarı 1'den 7'ye kadar. 1'den 7'ye kadar kaç birim var Allah'ını seversen? 6. 6. Heh. Bak şu uzunluk zaten 6. Sakın 7 değil, bak dikkat et. Herkes onu şaşırıyor. O zaman kutunun uzun kenarı 7 ile 8 arasında. Patlarsın. Çünkü adam 0'a koymamış tangoz evladımız. 1'e koymuş. 1'e koyduğu için 1'den 7'ye kadar. O zaman buraya attığın zaman 1'den 7'ye kadar zaten 6 ediyor. Burası 6. 6 ile 7 arasında. Yani sonuçtan bu 1'i çıkarman gerekiyor. 6 ile 7 arasında. 6 ile 7 arasında ve 7'ye daha yakın olduğunu görebiliyoruz. O zaman 6'ya daha yakın diyebiliriz uzun kenarına. Şimdi kısa kenarı için bir şey yapalım. Akıl yürütme yapalım. Kısa kenarına baktığımız zaman 6'ya koymuş. Bak üçkağıtçı 0'a koymamış. Sanki 8 ile 9 arasında gibi gözüküyor ama 6'ya koyduğu için bu arası bir kere 2 santim. Bir de 2 santimden birazcık daha gitmiş ama 3'e kadar gidememiş. O zaman 2 ile 3 arasında 2'den birazcık daha fazla, 3'ten daha az. Ama 3'e yakın bir mantık var aslında. Bize sorduğu şey aslında bu. Bu uzun, bu da kısa kenarsa hangisi olabilir diye soruyor. Uzun kenar ve kısa kenar olduğu zaman hemen şunu yapmamız gerekiyor Tomuç'um. Bir kere uzun kenarın 6 ile 7 arasında olması gerekiyor. Şimdi şu zımbırtıların her birisinin içine bir sokalım burada anlattığı gibi bize. Ve karekök kaç olduğunu bulmaya çalışalım. Oradan da 6 aslında karekök 36'dır. 7 aslında karekök 49'dur. 2 aslında karekök 4'tür. Bu da karekök 9'dur. Yani bizim bulacağımız uzun kenar 36 ile 49 arasında olması gerekiyor. Hemen buna bakalım mesela. Bunu içeri attığım zaman 25. 25 çarpı 2 karekök 50 çıktı. Bunu içeri attığım zaman bak mesela bu karekök 50 36 ile 49 arasında mı? Bu patladı. Gitti bile. Gitti bile. Mesela işte bunu içeri attığım zaman karekök 8 bununla burası, bu olabilir ama bunda patladı, bu gitti. Mesela bunu içeri attığım zaman 2 içeriye 4 de girer, 4 kere 10'dan karekök 40 çıktı. Burası da karekök 10 zaten. Karekök 10 bununla bunun arasında mı? Patladı. Bu da yanlış. Gitti. Ama karekök 40 bununla bunun arasında. Ama bu gittiği için olmaz. 3 karekök 5'i de içeri attığım zaman 9 kere 5 karekök 45 çıkar Tomuç'um. Bu da içeri attığım zaman 4 kere 6 karekök 24 çıkar. Bir kere karekök 45 bununla bunun arasında. Süper. Ama karekök 24 bundan arası değil. Bu da patladı kısa kenardan. Buna bakalım. İçeri attığım zaman karekök 40 bunda çıktı. Bu da içeri attığım zaman karekök 8 çıktı. Gerçekten karekök 40 bunda bunun arasında. Karekök 8 de bunda bunun arasında. Ve gerçekten de karekök 8 3'e daha yakın. Yani karekök 9'a daha yakın. Gerçekten de karekök 40 da 6'ya daha yakın. Çünkü 36 ile 40 arasında 4 var. 40 ile 49 arasında 9 var. Cevabımızın D olduğunu netleşmiş oldu. Süper bir şekilde sorumuzu tamamlamış olduk. İşte gerçekten tam bir akıl yürütme, beyin sorusu Tonguç evladım benim. Beyin sorusu. Bu tarz soruları boş sen bakıyorum. De bu soruyu çok iyi analiz et. Aynı tarz soru gelecek ve sen de yapacaksın. Geldik. Bir kenar uzunluğu A olan karenin alanı A kare. Tamam. Kenar uzunlukları A ve B olan dikdörtgen alanı da A çarpı B'dir. Tamam, bunların dikdörtgen alanı karenin alanı biliyorduk zaten. Yani ilkokuldan beri biliyorduk. Tonguç ve Tankut'un evlerindeki bahçeler kare şeklindedir. Tonguç hop kare şeklinde. Tankut bu da kare şeklinde. Tamam, eyvallah. Turgut'un evinin bahçesi ise kenar uzunlukları 10-13 olan bir dikdörtgen şeklindedir. O zaman Turgut burası 13, burası 10 diye dikdörtgen şeklinde. Eyvallah. Turgut arkadaşlarına bahçenin alanlarını sorduğunda Tonguç bizim bahçenin alanı sizin bahçenin alanından küçüktür. Biz bir kere bunun alanını bulalım bakalım. 130 metrekare diyebiliriz. Değil mi Tonguç? Diyebiliriz hocam. Demiş ki Tonguç 130 metrekareden küçükmüş demiş. Yani benim bahçenin alanı sizin bahçenin, yani Turgut'a söylüyor. Turgut'tan daha küçük. O zaman Tonguç'un alanı şöyle yazalım hatta. Tonguç küçüktür, 130'dur diyebiliriz. Aynı zamanda Tankut ise bizim bahçemiz alanı sizin bahçeniz alanından daha büyük demiş. O zaman Tankut da büyüktür, 130 demiş. Tamam, eyvallah. Buna göre kenar uzunlukları birer tam sayı olan Tonguç ve Tankut'un bahçelerinin alanları farkı en az kaç metrekare demiş. Bak, kenar uzunlukları birer tam sayı demiş. Demek ki tam kare olacak. Yani 130'dan büyük, 130'dan küçük olduğunu biliyoruz. Ve demiş ki Tonguç ve Tankut'un bahçelerinin alanları farkı en az demiş. O zaman ne kadar birbirlerine yakın olursa o kadar iyi olur. En az fark çıkabilmesin. Bir kere Tankut'un alanı 130'dan büyükmüş.
Alan dediğin şey bu kenarla bu kenarın çarpımı değil midir Tomucuğum? Evet hocam. Alan dediğin şey bunların kenarları birer tam sayı ise. Mesela 10 kere 10 diyelim. 10 kere 10 100. Bir tam sayı olduğu için bir tam kare çıkmıyor mu Tomucu evladım benim? Evet hocam. O zaman tam kutunun alanı tam kare olmak zorunda. 10 olmaz çünkü 130'dan büyük dedi ya. 11-11 olsa 120 olur. Olmaz. Çünkü 130'dan büyüktür. 12-12 olsa 12-12 olsa 144 çıkar. Al işte oldu sana. Tam kutun alanının 144 olduğunu akıl yürüterek bulmuş olduk. Geldik bu zımbırtıya. 130'dan küçük demiş. 100 de olabilir. 81 de olabilir. Ama demiş ki bahçelerin farkı en az kaçtı. O zaman birbirine en yakın alanları seçmemiz gerekiyor. O zaman Tonguç'un alanında 121 desek Tonguç'um. Çünkü bizim Tonguç küçüktür 130, küçüktür Tankut dediğimiz üç şeylerde eşitsizlikte. Aslında Tankut ve Tonguç bunlara yakın olsun ki birbirinden çıkartınca en az çıksın. O da 144 oluyor tam kare olduğundan dolayı. Burada 120 oluyor. En yakın tam kare sayıları aldıktan sonra da 144'ten 121'i çıkardığımız zaman Tonguç'um cevabımızın 23 metrekare olduğunu söyleyebiliriz. İşte akıl yürütme sorularından güzel bir örnek yaptık. Güzel. Bak zor değil. Sadece konuyu bir özetlemek kaldı. O kadar sana. Ve 2 dakikada yapabiliyorsun. 2 dakika böyle daha kısa sürede yapabiliyorsun. Sınavda çıkacak soru tiplerine baktığınız zaman. Yeter soru tipleri geliyor hocam. Karekök sayıların yaklaşık değeri %100 bin trilyon çıkacak. Yani mümkün değil çıkmama olasılığı. Cismin uzunluğu işte mesela kök 23 diyor. O zaman 4'te 5 arasında diyeceksin. Ve cetvele koyduğu zaman da dikkat et. Cetvele koyduğu zaman 1'e bazen koyuyor. Üçkağıtçılık yapıyor. Veya 2'ye koyuyor. Oradan itibaren ölçmen gerekiyor. O da çok önemli bir ayrıntı. Doğal sayı yapan çarpan sorularında mesela odanın alanı doğal sayı ise mesela bu bir tam kare olduğuna göre kök 50 değil midir kenarı Tomuş Evren'de? Evet hocam. Kök 50 bu odanın alanı tam kare olduğuna göre o doğal sayı ise o zaman bununla bu çarpılınca demek ki tam kare olması daha doğrusu doğal sayı çıkması gerekiyor. Kök 50 dediğim şey 5 kök 2 değil midir Allah aşkına 25 çarpı 2 olduğu için? Demek ki bu x'in içinde kökleri bir şey vardır tarzında akıl yürütmen gerekiyor diyoruz. Bir sayıdan büyük ya da küçük tam kare sayılara baktığımız zaman Tonguç'um bu da sınavlarda ya da doğrusu mebin örnek sorularında çok karşılaştığımız bir şey. Mesela 150 dedi. Bundan büyük ve bundan küçük tam kare sayıları bilsen çok iyi olur. O yüzden lütfen hani 1, 4, 9, 16, 36 şeklinde ilerliyor. Bunların bir de 11'in karesi 121, 12'nin karesi 144, 13'ün karesi 169, 14'ün karesi 196, 15'in karesi 225, 16'nın karesi 256, 17'nin karesi 289, 18'in karesi 324, 19'un karesi 361, 19-20'nin karesi 400. Bunları da bilirsen mükemmel olur gerçekten. Kremalı bal kaymak olur diyoruz. Kremalı bal kaymak mı? Neyse işte. Aklıma öyle geldi. Çok sabah kahvaltısına çok güzel gittiği için şu anda aç olduğum için öyle düşündüm. İrrasyonel sayılarla ilgili doğru yanlış ifadeleri yapalım Tonguç'um. Doğru yanlış ifadeleri sorulabilir. Sınavlarda mesela iki irrasyonel sayının çarpımı daima irrasyoneldir. Doğru mu sende Tonguç evladım benim? Doğru. Evet gerçekten de iki irrasyonel sayının çarpımı daima irrasyonel olmaz. Patlarsın. Neden biliyor musun? Çarpıyorum bak. Kök 2 çarpı kök 2. Daima irrasyonel. Kök 4 yani 2'dir. O yüzden böyle bir şey yok diyoruz. Ama dikkatli olmamız gerekiyor işte. Dik üçgenlerin kenar uzunlukları Pisagor. Bunu da bilmemiz, bununla alakalı sorular sorabilir. Pisagor'un içinde köklü sayılar gelebilir. Mesela 2'nin karesi artı 4'ün karesi. Tamam 2'nin karesi artı 4'ün karesi eşittir x kare diyor adam. 4 artı 16 eşittir 20 diyor. 20 eşittir x kare olduğuna göre x kaçtır? Eyvah patladım neyin karesi Hayda. X'tir ki? Ha, çok basit x eşittir karekök 20'dir diye hemen aklına getirtmen gerekiyor diyoruz. Evet geldik veri analizine. Artık çok az kaldı. Zamanımız da zaten çok hızlı ilerleyecek. Bundan sonraki konular birazcık daha hızlı geçecek. Çizgi ve sütun grafiklerini yorumlama. 1. Verileri uygun grafikle gösterme. Grafikler arası dönüşüm. Zaten bundan soru bekliyoruz. Hadi ben bakalım şimdi. Grafiklerin kullanıldığı veri çeşitlerine baktığımız zaman Tonguç'um hızlı bir özet yapıyorum sana. Sütun grafiği karşılaştırma. Farklı türden verileri karşılaştırmada sütun grafiği konusu. Çizgi grafiği artış azalış. Hemen aklına artış ve azalışları belirtme soruları gelecek. Grafikler gelecek. Daire grafiği de bütünün parçaları, bütündeki parçaların gösterilmesi için özellikle kullanılıyor. Mesela burası diyelim ki Fenerbahçe,
bu Galatasaray, bu Beşiktaş. Sallıyorum. Taraftarları karşılaştırma soruları. Veya işte bu sıcaklık, ki genellikle hep sıcaklık sorulur. Veya notların dağılımı falan filan. Sıcaklık, zaman soruları. Veya işte ne bileyim, buraya kira. Adam kira bu kadar veriyormuş. Adam faturalara bu kadar veriyormuş. Adam gezmeye bu kadar ayırıyormuş. Tatile bu kadar falan filan gibi. Bütünde ne kadar pay olduğunu göstermek için kullanılır. Geldik mesela yukarıda sütun grafiğinde Tonguç'un farklı, hadi birazcık ısınalım tane Tonguç'um. Isınalım hocam. Farklı renklerdeki bilye sayıları verilmişti. Tamam eyvallah. Farklı renklerdeki bilye sayılarını karşılaştırabiliriz bak buradan bakarak. Tonguç'un bilye sayılarının dağılımı daire grafiğinde gösterilseydi. Mor bilyelerin dağılımını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derecedir demişti. Tonguç'um bak, sütun grafiğinde bir tüyo vereyim sana. Bunu gördün ya, bunun en üst noktası kaç? Kaçıncı katta? 10. kat. 10 yaz üstüne. Bunu gördün ya, bak 40. kata kadar çıkmış. Bunu gördün ya, kaç? 10. kat. Bunu yaz. Bunu gördün ya, 20. Bunu yazdıktan sonrası iş çok basit. Şimdi bir kere ben bunu sütun grafiğine, sütunu daire grafiğine çevirmek istiyorsam totali bulmam gerekiyor ve şu formülü bilmem gerekiyor. Veri bölü toplam eşittir açı bölü 360 denilen bir kuralımız var. Hemen veri bölü toplam. Veri dediğimiz şey mesela işte diyelim ki toplamı bulalım bakalım. 50, 60, 80. 50, 60, 80. Evet Tonguç'um. O zaman 80 toplam bulun. Mesela 40 bölü 80 eşittir. Mesela yeşilin açısını sallıyorum. Yeşilin açısını bulalım. Açısı bölü 360. Ya Allah aşkına yarısı değil mi Tonguç evladım? Evet hocam. O zaman açısı da 180 derece. Yani şuna 180 derecelik açı geliyor Tonguç'um. 40'a 180 derece gelirse 20'ye kaç derecelik açı gelir? 90 derece. Zaten bize ne diyordu? Daire diliminin merkez açısının mor bilyeden. O yüzden cevabımızın 90 derece olduğunu hızlı bir şekilde ısınmış olduk. Seninle beraber şimdi geçelim diğer sorumuza. Artık yeni nesil soru. Bir okulda tüm 8. sınıf şubelerindeki öğrenci sayıları aşağıda üstünde verilmişti. Tamam eyvallah. İlk olarak ABC'de şubenin öğrenci sayılarının dağılımını görmek için şekildeki sütun grafiği daire grafiğine çevrilmiştir. Tamam. İlk başta daire grafiği. Daha sonra kalabalık olan C sınıfındaki 6 öğrenciyi diğer sınıflara eşit olarak dağıttıklarında yeni oluşan daire grafiğinde C sınıfına ait merkez açısının ölçüsü kaç derece azalacaktır? Of, karışık bir soruya bakacağım ama hemen başlayalım. Bu 18, bu 20, hemen ben bunu otomatikleştim artık, 24, bu da 10. Şimdi totali bulmaya çalışalım. Totali bulmaya çalışırsak bu 24, 44, 54, 64, 72. 72 toplam diyebiliriz. Şimdi ben bunun daire grafiğini çizmeye çalıştığım zaman mesela diyelim ki C sınıfının 24 bölü toplam 72 eşittir. C sınıfının açısı bölü 360. Ya dikkat et, bu bunun 3 katı. O zaman bu da bunun 3 katı olacak. O zaman açısı 120 dereceymiş C sınıfının. Hatta şimdiden çizmeye başlayalım. Açısı 120 dereceymiş C sınıfının. 120 derece şöyle bir, bu C sınıfı. 120 derece diyoruz. Şimdi dikkat ettiysek 24'e 120 geldi. Tamam eyvallah. Sonrasında diyorum ki mesela şununkini bulmak için 18 bölü 72 eşittir açı bölü 360 diyorum. Bu bunun 4 katı olduğu için bu da bunun 4 katı olacak. O zaman A'nın açısı da 90 derece olacak. A'nın açısı da 90 derece oldu. Burası da A oldu falan filan. Diyor ki zaten bunları fazla atmayalım. C sınıfındaki 6 öğrenciyi daha sonra kalabalık olan C sınıfındaki 6 öğrenciyi diğer sınıflara eşit olarak dağıttıklarında o zaman bu 18 6 öğrenci 2 buna 2 buna 2 buna dağıttığı zaman bundaki sayı bir kere 18'e düştü. Bundaki sayı ne oldu? 20 oldu. Bundaki sayı ne oldu Tonguç evladım benim? 22 oldu. Bundaki sayı ne oldu? 12 oldu. Tamam 2 arttı ama toplam değişti mi Tonguç evladım benim? Hayır. Değişmedi. Şimdi o zaman toplam açımız da değişmeyecek. Şimdi şöyle düşünelim. C sınıfına ait merkez açısının ölçüsü kaç derece azalacaktı? İlk başta 120 idi. 120'den sonra bir anda 18'e 24'tü 18'e düştü. 18'in açısı normalde kaçtı? 90 diye hesaplamıştık. Demek ki 120'den 90'ı çıkarttığımız zaman 30 derece azalacaktır diyebiliriz. Böyle bir yakınsama yaptık. Yani 24'te buna benzedi. Zaten burada şansa hesaplamıştık biz burada. Bu da 90 dereceydi. O zaman yer değiştirdiğinde açı değişmeyeceği için, total değişmediği için, açı değişmeyeceği için aynı şekilde 30 derece azalması gerekiyor diyoruz. Evet geldik, bir okulda yapılan 3 adayın katıldığı başkanlık seçiminde oylar sayılmıştır. Tamam eyvallah. Daha sonra oylar tekrar sayıldığında bazı adayların oy sayılarındaki değişimler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Oy sayılarının son durumuna göre
ise aşağıdaki sütun grafiği çizmişti. Tamam, Ali Mehmet Toygar 10 oy artmış. Güncel bir artmış. Soru olmuş. Aynen. Oy oranının sağın durumuna göre ise aşağıdaki sütun grafiği çizilmiştir demiş. Son duruma göre sütun grafiği çizilmiş. Buna göre ilk sayımdaki oyların sayılarının dağılımını görmek için daire grafiği çizilirse Mehmet'in oy sayısını gösteren dairenin merkez açısı kaç diyor? Bayağı bir böyle komplike bir soruya benzetmişler. Ama bak Ali 10 oy artmış. Şimdi normalde Ali 70 bunu şu anda 50 şu anda Toygar'da 60. Bu son durumu ise eğer 10 artmış durumuysa Ali başlangıçta ilk durumda kaçmış? Ali aslında 60 oy almış ilk sayımda. Mehmet 50 olduysa 5 oy artmış hali 50 ise Mehmet de aslında 45 oy almış ilk sayımda. 15 oy azalmış. Yani Toygar da 60 almışken 15 oy azalmış hali 60 ise eğer Toygar ilk başta 75 almışmış. Ama sonradan 60'a düşmüş. Bu son durumdaki halini vermiş demiş. Zaten bunu vermişti. O zaman ilk durumdaki diyor ki daire grafiği çizdirse Mehmet'in oy sayısını gösteren dairenin merkez açısı. Yani bunun daire grafiğini çizersem ben Mehmet'in merkez açısı ne olur diyor. Hepsini bir toplayalım bakalım. Neydi formülümüz? Açı bölü 360 eşittir veri bölü toplamdı aslında. O zaman hepsini topladığımız zaman 105, 180 çıkar. O zaman bize Mehmet'in oy sayısını gösteren merkez açısı olursa, o zaman Mehmet'in verisi 45 bölü toplam 180 eşittir. Açısı bölü 360 diyorum. Zaten bu bunun ikatı. O zaman bu bunun ikatı olacak. 90 derecedir Mehmet'in açısı diyorum. Cevabımız Adana olarak hesaplamış olduk. Evet, sınavda çıkabilecek soru tiplerinde grafikleri birbirine çevirme ve merkez açı bulma soruları acayip önemli. Özellikle sütun grafiğini, daire grafiğini çizim çevirmeyi soru ayarlar. Gelir mi hocam sınavda? Gerçekten sorarlar. Tablo okuma ve grafiklere dönüştürme soruları, o da önemli. Tabloyu okuyup buradan grafiğe dönüştürme, sütun grafiğini bulabilme. Ama bu soru çok ağırlıklı, onu söylemek istiyorum. Grafik ile tabloyu birleştirip başka grafiğe çevirme soruları da sorulabilir. Yani ikisini beraber demin yaptığımız gibi tablo ve grafiği birleştirip bir daire grafiği yorumlama sorusu geldi. Evet, olasılığa bakalım. Olasılı durumlar ve bir olayın olma olasılığı, olasılığı denilen durumlarımız var. Bir de daha fazla, daha az ve eş olasılıklı olaylara bakacağız şimdi seninle beraber. Bir deneyde gerçekleşmesini istediğimiz durumlara ne deniyor Tonguç Evren Bey'im? Olay denir. Mesela olay, zar atılması, olay. Zar atılması, para atılması falan. Bir deneyin bütün çıktığından oluştukları durumlara Tonguç evladım benim olası durumlar denir. Mesela zar atıldığı zaman olası durum sayısı nedir Tonguç evladım benim? Ya yazı gelir ya tura. Zar diyorum lan Tonguç evladım benim. Ya biri gelir ya ikiye. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olası durumlar. Bu durumların sayıları eşit olan olaylara ise Tonguç evladım benim eşit olasılıklı olaylar denir. Eşit olasılıklı, olasılıklı olay denir. Yani mesela zar atıldığı zaman 3 olma olasılığı mı daha fazla, 4 olma olasılığı mı daha fazla? 4 daha fazla hocam. Dangoz mu? İkisi de eşit olasılıklı olay. Çünkü ikisinin de yüzü aynı. Aynı yüzde, aynı olasılığa sahipler ikisi de. Ya 3 gelir ya 4 gelir. İkisinin de olasılığı 1 bölü 6'dır. Bir olayın olma olasılığı dediğimiz şey aslında istenen bölü tümü ile bulunur. Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı nedir biliyor musun Tonguç'um? 1'dir. Yani %100'dir. Bir olayın olma olasılığı %50 ise olmama olasılığı %50'dir. Olma olasılığı %20 ise olmama olasılığı %80'dir. İkisinin toplamı nedir? %100. Yani %100 demek, bak bunu şaşırma, %100. Al işte 1'dir. Her durumda gerçekleşecek olan olaylara ne diyoruz biz Tonguç evladım benim? Kesin olay diyoruz. Kesin. Mesela Tonguç evladım, zar atıldığında 7'den küçük gelme olasılığı nedir? Düşüneyim. Gelebilir. Hayır, kesindir. Ha. Hep zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelecek. Başka gelemez ki. Gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylara ise imkansız olaylardır. Tonguç'un zar atıldığı zaman 7'den büyük gelme olasılığı nedir? Gelme ihtimali gelemez ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Hiç yok. Sıfırdır olasılığı. Ha. Kesin olayında olma olasılığı 1'dir diyoruz. Yani %100'dür diyoruz. Bir tane model soruyu ısınalım. Bir sınıfta yapacak olan çekiliş için 1 ile 40 sayı tempo arasında ısınıyoruz. Aynen. Tüm asal sayılar eş kartlara yazılıp hemen yazalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Başka ne var Allah'ını seversen? 17, 19. Ondan sonra 23, 29, 31, 37. Bu kadar. Asal sayılar bu kadar. Kaç tane var Tonguç Evren Bey'im? 12 tane. Bir torbaya attık bu kadar kartı. Torbadan rastgele çekilecek olan bir kart için A şıkkını yapalım.
Olası durumların sayısı 12 tane. Bunu zaten yazmış olduk. B şıkkı. Çekilen kartın üzerinde yazan sayının rakamları toplamının çift sayı olma olasılığı. Ha. Rakamları toplamı çift. Mesela 1 ile 3'ü topla, rakamları topla, çift sayı. Bak bu olabilir. 1 ile 7'yi topla, 8. Bu da bir çift sayı. 1 ile 9 topla, bu da bir çift sayı. 2 ile 3 olmaz. 2 ile 9 olmaz. 11 oluyor. 3 ile 1 olabilir. Çift sayı. 3 ile 7, 10. Çift sayı. 1 ile 1 çift sayı. Bu zaten çift sayı. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bizim istenen olasılığımız. Bölü tümü dediğimiz şeyi yapmamız gerekiyor. Neydi olasılık? İstenen bölü tümüydü. Tüm dediğimiz olasılıklar ne? 12 tane. Yani cevabımızın 7 bölü 12 olduğunu söyleyebiliriz. Isındık geldik bir tane soruya. Aynı şekilde bize bir olayın olmasıyla ilgili bilgi vermiş. Sonrasında bir basket kulübünün yaptığı seçmelerde seçmelere katılan basketçilerin 10 atış üzerinden attıkları basket sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tamam eyvallah. Basket sayısı ortalamanın altında kalan oyuncular elemeleri geçemediğine göre tüm oyuncu isimlerinin yazılı olduğu bir listeden rastgele seçilen bir oyuncunun elemeleri geçmiş olma olasılığı nedir demiş Tonguç evladım benim. Şimdi ortalamayı bir hesaplamamız gerekiyor. Şimdi atılan bak basketçi sayısı 4. 4 tanesi 6 tane isabetli atış yapmış. 2 tanesi 4 tane isabetli atış yapmış. 1 tanesi 7 tane isabetli atış. Yani o zaman şöyle toplam ortalamayı bulursak atılan şeylerin ortalaması bulalım. 4 tane 6 var. 6 artı 6 artı 6 artı 6. Ondan sonra atılan basket sayısının ortalaması hesaplayacağım. Ondan sonra 2 tane 4 var. 4 artı 4. 2 tane 4 atılmış. Bir tane 7 atmış. Bir tanesi de 7 tane atmış isabetli atış. Bir tanesi 10 tane 10 atmış. 3 tanesi de 2 atmış. 2 artı 2 artı 2. Ha, bunları böyle yazacağım ama amele gibi niye bunu yazdım ki? Neyse. 4 kere 6 artı 2 kere 4 artı 7 artı 10 artı 3 kere 2 diye yazsan ne olurdu? Şimdi neyse toplamda bunların hepsini topladığımız zaman 24 4 kere 2 8 32 39 49 falan filan 55 çıkıyor bunun cevabı. Heh, bu 55. Kaç tane şey vardı? Tonguç evladım benim. Atış vardı Allah'ını seversen. 10 atış. Hayır burada 4 basketbolcu 2 basketbolcu toplamda gerçi evet yani dur bakayım 6 7 8 10 11 tane 11 tane basketbolcu vardı. Toplamda 5 ortalama sayı yapmışlar bunlar. Yani 5 ortalama sayı yaptıklarına göre ortalamanın üzerinde kalanlar diyor ki tüm demiş ki ortalamanın altına kalan oyuncular elemeleri geçemediğine göre tüm oyuncu isimlerinin yazılı olduğu bir listeden seçilen bir oyuncunun elemeleri geçmiş olma olasılığı. Geçenleri bulacağız. Bir kere 5'i geçenler yani sayı olarak sayı ortalaması olarak 5'i geçen insanlar kimler? Bir kere bu geçmiş, bu geçmiş, bu geçmiş. O zaman kaç tane? 4 tane 5'i geçmiş insan var. 1 tane 7 yapmış insan var. 1 tane daha 7 yapmış. O zaman toplamda 6 kişi 5 sayısını geçmiş. Ha. Bizim istediğimiz bölü tümüydü olasılık aslında. İstediğimiz şey geçmiş olma olasılığı. O zaman 6 bölü tüm o insanlar 11 kişiydi Tonguç evladım benim. Cevabımızın 6 bölü 11 olduğunu söyleyebiliriz diyoruz. Ve geldik bir tane daha soruyu bize. Yanlış şekilde Tonguç apartmanındaki dolu ve boş daireler gösterilmiştir. Tamam ya dolu dolu boş boş. Bu apartmanda iki farklı daire tutmak isteyen iki arkadaş. Emlakçıya almak istedikleri dairelerin. Komisyon alma ya. Ne alakalı yan yana ya da alt üst şeklinde olması gerektiğini söylemişlerdir. Buna göre emlakçının bu iki arkadaşı doğu tarafına bakan ve alt üst şeklinde iki daire kiralamış olma olasılığı kaçtı demiş. Yani doğu tarafına bakacak ve alt üst olacak. Tamam. O zaman bu taraftan seçeceğiz. Ve bizim istediğimiz şey bu. Şimdi normalde arkadaşlar şöyle kiralayabilir Tonguç'um. Yan yana ya da alt üst şeklinde. Bu ikisini kiralayabilir. Bir olasılık var. Bu ikisini kiralayabilir. Bir olasılık var. Bu ikisini kiralayabilir. Başka bir olasılık var. Bu ikisini kiralayabilir. Başka bir olasılık bu. Bu ikisini kiralayabilir. Başka bir olasılık bu. Hatta bunu mavi renkle yapalım. Ondan sonra bu ikisini kiralayabilir. Başka bir olasılık bu. Tonguç evladım benim. Bu ikisini kiralayabilir. Başka bir olasılık bu. Toplamda olabilecek olasılıklar şunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olasılık var. Toplamda olabilecekler 7. O zaman alt tarafta 7 olması gerekiyor. Bunları attım bir de.
Peki istediği şey ne? İstenen şey ne? Doğu tarafına bakan ve alt üst şeklinde. Zaten doğu tarafında alt üstler var. Bunu bu olabilir, bu ikisi olabilir ya da bu ikisi olabilir. Yani iki tane seçeneğimiz var. O yüzden cevabımız Ceyhan olduğunu çatarank diye söyleyebiliriz. Bu ikisi olmaz çünkü burası doğu tarafına bakmıyor. Aman dikkat diyorum ve alt üst olmasını istiyor. Yan yana olamaz diyoruz ve geçiyoruz. Sınavda çıkacak sorular geliyor hocam. Daha fazla daha az eş olasılık soruları geliyor çok fazla. Kırmızı mesela geçen seneki LGS'de vardı. Kırmızı büyüktür, mavi eşittir, yeşil. Kırmızıların olma olasılığı seçilen bir deneyde mesela. Kırmızıların daha fazladır. Mavilerin, yeşillerin eş olasılıklı olaylardır diyoruz. Çünkü zaten mavi ile yeşilin sayısı eşittir diyoruz. Otobüste yan yana oturma ve restoranda ödenecek ücretler, olası durum sayısı bulma soruları gerçekten çok fazla soruluyor son zamanlarda. Otobüste koltuk düzeni soruları, işte uçaktaki koltuk düzeni soruları, yan yana oturma durumları, dolu ya da boş durumları, işte anneyle baba yan yana oturmak zorunda falan filan tarzında böyle durumlar sorabiliyor. Ve sorabilir ve soracaktır sınavda da. Grafik olasılık sorularının karışımları sorulabiliyor Tonguç Ölen Bey'im. Veri analiziyle işte birazcık da burada kız öğrenci seçme soruları işte B eşittir E, C işte eş olasılığı olma soruları işte bunlar birbirine grafikte birbirine aynı açıyı merkez açıyı görüyorlarsa eş olasılıktır. Ama daha büyük bir merkez açısı varsa mesela A büyüktür B'dir olasılıkta daha fazla olasılığı vardır diyebiliriz Tonguç'um. Ve aynı zamanda karşılıklı oturma sorularında birbirleriyle durumları yine sorulabiliyor. Selma'nın Ali'nin karşısında oturma olası nedir diye soruyor mesela. Ali burada, ya burada oturabilir, işte ya burada oturabilir, ya burada falan filan tarzında yorumlar yapabilmeliyiz. Ve geldik artık son konumuza. Cebirsel ifadeler konusunda terim kas sayı değişkeni bileceğiz. Çarpma işlemini bileceğiz. Cebirsel ifadeler özdeşikleri ve çarpanları ayırmayı bilmemiz gerekiyor. Senle hemen birazcık hızlı tekrar yapalım. Tane yapalım konuşalım. Hocam. Terimlerde her artı ve eksi sayısının arasındaki ifade 3x kare bir terimdir. Eksi 4x bir terimdir. Eksi almayı unutma. Artı x'ye bir terimdir. Artı yazmamıza gerek yok zaten. 5x bir terimdir. Eksi 2 de başka bir terimdir diyoruz. Unutma Tonguç'um benzer terimler birbirine toplanabilen, çıkartılabilen terimlerdir. Mesela burada benzer terimlerin eksi 4x ve 5x olduğunu söyleyebiliriz. Birbirine toplarsak hatta en sade halinde bu aslında artı 1x'tir. Mesela bunu yaptığımız zaman en sade hali 3x kare eksi 4 eksi 4x değil artık artı 1x artı 1x. Çünkü eksi 4'te 5x birbirine toplandı. Artı x'ye eksi 2 şeklinde 4 terimli bir ifade olur. En sade halde bunun 4 terimidir. Normalde burada kaç terim var? 5 terim var ama en sade halde 4 terimini unutmayalım. Katsayılarına baktığımız zaman Tonguç evladım benim bunların katsayıları bunun katsayısı 3'tür. Gördüğümüz sayı. Bunun katsayısı eksi 4'tür. Bunun katsayısı artı 1'dir. Görünmez bir artı 1 vardır burada. Bunun katsayısı 5'tir. Bunun katsayısı kendisidir. Çünkü sabit terimdir. Sabit terim mutlaka içinde hiçbir x, y, z, ıvır, ıvır, tertemiz olacak. Bilmeyen, evet tertemiz normal bir sayı olacak. Eksisini de yazmayı unutmayalım. Çarpma işleminde şunu bilmemiz gerekiyor. Bunun üstüne dağıtırız. Normal sayıyı dağıttığımız gibi. 3x ile 3x'i çarparsak 3x kare eder. 3x ile 1'i çarparsak 3x eder. Bununla çarpırken işte burası karışık birazcık çarpmada. Bununla bütün hepsini çarpmamız, bununla da bütün hepsini çarpmamız gerekiyor. 2x ile 3x'i çarparsak Tonguç evladım benim 6x kare eder. 2x ile artı 2'yi çarparsak artı 4x eder. Eksi 1 ile 3'ü çarparsak eksi 3x eder. Eksi 1 ile 2'yi çarparsak eksi 2 eder. Bu da benzer terimlerin toplanmasından 6x kare artı 1x eksi 2 şeklinde en sade haline getirtilebilir diyoruz ve geçiyoruz. Özdeşiklerde mutlaka %100 iki kare farkını ve tam kareleri bilmemiz gerekiyor. Kesin gelir mi hocam? Kesin evladım. Bunları verir zaten sınavda da. A kare eksi B kare. A eksi B çarpı A artı B'dir. A artı B'nin karesi, A'nın karesi artı B'nin karesi normal zaten insanın aklına geliyor. Ama araya artı 2AB giriyor. Aynı şekilde A eksi B'nin karesinde de A kare artı B kare var. Çünkü eksi B'nin karesini alsak da artı B kare edecek. Önemli değil. Ama bir de araya eksi 2AB giriyor. Bundan unutmayalım. Mesela 4x kare eksi y kare. Sen neyin karesin 4x kare? Kimsin sen? Sen neyin karesin 4x kare? 2x karenin. 2x'in dikkat et patladın. Çok güzel patladın. Aferin herkes güzel bu hatayı yapıyor. Ben iyi patladım. 2x'in karesi 4x karedir. Sen neyin karesin y kare? Y'nin. O zaman 2x eksi y. 2x artı y'dir. Bitti bu kadar Tomucuğum. Geldik bu zımbırtıya. 2x kare artı 4x. Burada ne yaparız? İlk başta bir paranteze alma yapabiliriz. Nasıl paranteze alırız? Bunların ikisinde de Tomucu evladım benim. Bu 2x çarpı x değil mi? Bu da 2x çarpı 2 değil mi Tonguç Ölen Bey? Evet hocam. O zaman ben 2x parantezini alırsam eğer bundan x kalır artı bundan 2 kalır. Bak 2x çarpı x artı 2 şeklinde parantez açmış olduk. Yani bunu açtığım zaman bu olacaktı tersini yapmış oldum. Bu zımbırtıyı yaparken de ilk başta ortak parantez almakta fayda var. Hepsinde çünkü 3 var değil mi Tonguç'um? 3 çarpı a kare
O zaman bunlar a kare kaldı. Eksi 3 çarpı 2a, 2a kaldı. Artı 1 kaldı. Şu ifade neye benziyor? Bir tam kareye benziyor. Bu a'nın karesi, bu 1'in karesi, bu x'inin çarpımının iki katı da ortada var. Bir de eksi şeklinde. O zaman a eksi 1'in tam karesidir şeklinde yazılabilir bu ifade diyoruz. Ve geldik model sorumuza. Birazcık ısınalım seninle beraber. Oo. Artık bitiriyoruz merak edersin. A, B, C, D ve C, F birer kare. C, F eşittir 4x artı 2. B, H, E üçgenin alanı 4x kare eksi 1 santimetre kare olduğuna göre A, B, C'de karesinin alanını veren cebirsel ifadeyi bulun demiş. Tonguç'um A, B, C'd ve buna bir kare demiş. Tamam. Bu kare ise burası 4x artı 2'dir. Bunları da bir yazalım bakalım. Ondan sonra şurası 4x artı 2'dir. Hemen bunları yazdım. BHE üçgenin alanı 4x eksi 1. O zaman burası 4x artı 2'dir. Onu da yazdım. Ha, şimdi bunları yazdıktan sonra diyorum ki şu üçgen dik üçgen olmak zorunda çünkü burası diktir. Şu üçgenin alanı nasıl hesaplanır? Bununla bunun çarpımı bölü 2'dir. Yani buraya mesela A dersek Tonguç'um. A çarpı 4x artı 2 bölü 2 eşittir. Neymiş? Bu. 4x kare eksi 1'miş. Ha, şu şimdi paydaları eşit diyelim. Paydaları eşit dersek eğer A çarpı 4x artı 2 eşittir. 8x kare eksi 2'dir aslında Tonguç evladım benim. Sonrasında hatta şöyle yapmayalım. Şöyle yapalım çok özür dilerim. A çarpı 4x artı 2 de 4x artı 2 de bir paranteze almaya çalışalım. Şöyle yapalım. Çok özür dilerim. Birazcık beynim sulandı. A çarpı 4x artı 2'ye 2 parantezine alıyorum. X artı 1 çıkar. 2x artı 1 çıkar. Bak bunu çarpınca 4x, bunu çarpınca 2. O zaman bölü 2 vardı ya Tonguç'um. Bu ikiler birbirini götürdü. O zaman A çarpı 2x artı 1 aslında 4x kare eksi 1'dir. 4x kare eksi 1 de sen neyin karesin 4x kare? Sen neyin karesin? Sen neyin karesin 1'in. O zaman A çarpı 2x artı 1 dediğimiz ifade eşittir. 2x eksi 1 ile 2x artı 1'in çarpımıdır 2 kare farkından. 2x artı 1'ler birbirini götürdü. A eşittir 2x eksi 1'miş diyoruz. O zaman burayı bulmuş olduk Tonguç Evren Bey. Burası 2x eksi 1. Şimdi bunun hepsi o zaman 4x artı 2 ile 2x eksi 1'in toplamı yani 6x artı 1 çıkar. Yani burası 6x artı 1 ise eğer ABCD karesinin alanını veren ifadeyi soruyordu. 6x artı 1'in karesidir diyebiliriz Tonguç. Geldik bir tane yeni nesil soruya. Böyle bir soru çıktı. Örnek sorularda seninle beraber onu yine gelir mi hocam benzeri? Kesinlikle. Köşenin uzunlukları E ve F olan eşkenar üçgenin alanı E çarpı F bölü 2'dir. Tamam eyvallah. Şekilde kare dik prizmanın şekildeki bir kutunun ayrıt uzunlukları cebirsel ifade karşılıkla verilmiştir. Tamam eyvallah. 2x artı 4, x eksi 2, x eksi 2. Tamam. Kutunun tüm yüzeylerinin köşeleri ayrıtlarının orta noktalarından gelecek şekilde dörtgen biçimde mavi renkli kartonlar yapılmıştır. Mavi renkli kartonların yüzey alanlarının toplamını veren cebirsel ifadeyi bulalım demiş. Bir kere bunun bir tabanı bir kare olduğuna göre x eksi 2, x eksi 2 olmak üzere şurada bir mavi bir şeyin olması gerekiyor. Ve karenin içinde böyle bir ne oluşur biliyor musun Tonguç'um? Karenin içinde böyle bir şey olursa tam bir kare oluşur. Tam hatta kare. Bu karenin aslında hatta şöyle düşünelim. Bu bir eşkenar dörtgen diye düşün. Sallıyorum. Bunlar birbirine eşit olduğunu düşün. Bununla bunun çarpımı bölü 2 değil miydi? Eşkenar dörtgen alanı. Şurası zaten x eksi 2 ile aynı. Şurası zaten x eksi 2 ile aynı. O zaman x eksi 2 çarpı x eksi 2 bölü 2'dir. Aslında şu mavinin alanı. Ama nerede ki? Dikkat et. Kare dik prizma olduğu için şu üst ve alt taraftaki alanlardır. Bunlardan iki tane var. Çünkü üstte ve altta var. Yan taraflarda ise bunu açtığımız zaman karşımıza şöyle bir şekil çıkıyor. Bunu açtığımız zaman dikdörtgen dik prizma olduğu için böyle bir dikdörtgenler dört tane. Bir de üstte ve altta iki tane kare var. Bunlar x eksi 2 olanlar ve bunların ortalarında mavi zımbırtılar var. Bunların da ortalarında eşkenar dörtgenler var. İşte bunları biz hesaplayacağız. İlk başta kareleri hesaplayalım dedik ve bunlar sadeleşince x eksi 2'nin karesi çıktı. Aslında üst ve alt tarafta olan alanların toplamı. İki tanesi x eksi 2'nin karesi çıktı. Geriye kalan bu zımbırtılarsa Tonguç evladım benim. Yan taraflarda bak şu uzunlukla şu uzunluğun çarpımı bölü 2. Çünkü bir eşkenar dörtgende şöyle bir alanın hesaplanması bu uzunlukta bu uzunluk çarpımı bölü 2'dir.
O zaman bu uzunluk, bak bu uzunluk bu uzunlukla aynı. Yani 2x artı 4 ile aynı. Bu uzunluk bu uzunlukla aynı. Yani x eksi 2 ile aynı. Böyle 2 şunun alanı veriyor. Bundan kaç tane var Tonguç'um? 1, 2, 3, 4 tane var. 4 ile çarpmam gerekiyor. 4 ile 2 sadece işte 2 kaldı. Ha, bunu çarptığım zaman ne yapıyorduk? Bununla bunu çarpıyorduk. 2x'e x'i çarpacak 2x kare. 2x'e eksi 2 çarpacak eksi 2, eksi 4x. Pardon. Şöyle eksi 4x. 4 ile x'i çarpacak artı 4x. 4 ile eksi 2 çarpacak eksi 8 çıktı. Ha, bir de bunu 2 ile çarpmam gerekiyor. Onu yapacağım. Merak etme. Çarpı gidelim. Şunu bir düzenleyelim. Eksi 4x artı 4x birbirini götürdü. 2x kare eksi 8 çarpı 2 bizim bu 4 tane şu alanların toplamı. O zaman bir de şu alanların toplamı x eksi 2'nin karesi vardı. O zaman bizim bulmamız gereken şey. Buraya yazmak istiyorum seninle beraber. X eksi 2'nin karesi. Yani x kare eksi 4x artı 4. Artı bir de şu zımbırtı. Bunu dağıttığım zaman içeriye 4x kare eksi 16 çıkar. 4x kare eksi 16 çıkar. Ve topladığım zaman benzer terimlerden 5x kare çıktı buradan Tonguç evladım benim. Aynı zamanda eksi 4x buradan bir de artı 4 eksi 16'dan eksi 12 çıktı. Cevabımızın 5x kare eksi 4x eksi 12 şeklinde bulduğumuzu söyleyebiliriz. Geldik artık son sorumuza. Çekirdek TNGC dörtgeni makasla çizgili bölgeden kesilince şekil 2'deki A ve B parçaları oluşuyor. Burası X, burası Y'miş, burası X'miş. Bunları söylemiş bize. Ama bu dörtgen olduğuna göre şöyle düşünelim, tamam. A şeklinin çevresi B şeklinin çevresinden kaç santimetre fazla demiş. Şimdi şöyle düşünelim Tonguç evladım benim. Bir kere burasının hepsine ben eğer A dersem, şurası Y olduğuna göre A eksi Y olmaz mı Tonguç evladım benim? Evet hocam. Evet, burası da A olmaz mı? Çünkü dikdörtgen bunlar. Burası X ise burası da A eksi X olmaz mı Tonguç evladım benim? Evet hocam. Şimdi o zaman şöyle yazıyorum bak. A eksi Y, Y ayırdıktan sonra. A X burası, A eksi X. Tamam, bunları yaptım. Sonra Tonguç bunları ben ayırdıktan sonra dikkat edersen şu, şimdi demiş ki A şeklinin çevresi B şeklinin çevresinden daha buraya B diyelim mesela. B diyelim. Ya şimdi bunun çevresine baktığımız zaman bir de şurada şöyle girintili şey var ya, böyle girintili garip yüzey aslında bununla aynı olmak zorunda. Çünkü bak birbirine örtüşünden çat diye yapışıyor bunlar. Bunlar yapıştığı için mesela buna mesela garip grup mesela yumuşak G desem bu da yumuşak G olacak. Şimdi bunun çevresini yazalım bak seninle beraber. B artı X artı B artı X artı yumuşak G artı A eksi Y. Şimdi bunun çevresini yazalım. Yine B artı Y artı yumuşak G artı A eksi X. Şimdi adam diyor ki bize buradan A şeklinin çevresi yani bu bundan ne kadar fazladır diyor. Hemen yapabiliriz o zaman. Nasıl yaparız? Bundan bunu çıkartırız. Bak bundan bunu çıkartırken cebirsel ifadelere çok dikkat etmem gerekiyor. B'ler birbirini götürüyor. X'ten şimdi bunu açtığım zaman hemen yazayım bak. B artı X artı yumuşak G artı A eksi Y eksi bu eksi bu dağılacak hepsine. B eksi Y eksi yumuşak G eksi A artı X oluyor. Çünkü eksi eksi artı ediyor. Dikkat edelim buraya. Sonuç olarak B'ler birbirini götürdü. Aynı zamanda yumuşak G'ler birbirini götürdü. Ondan sonra Tonguç evladım benim A'lar birbirini götürdü. Geriye kalan X artı X 2X Y eksi Y eksi Y eksi 2Y cevabımızın Denizli olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu konunun bunları anlatırken teker teker sana hangisinin en önemli, hangisinin sınavda %100 çıkacağını ve sınavda gördüğün zaman ne yapman gerektiğini çok net bir şekilde söyleyeceğim. Doğrusal denklemlere başlayalım. Doğrusal denklemlerde bu seneki müfredatta, bu seneki kazanımlarda özel olarak rasyonel katsayılı denklemlere, ardından Tonguç evladım benim koordinat sistemini anladıktan sonra da doğrusal denklem grafikleri, ki zaten sınavda buna bağlı olarak
doğrusal ilişki ve gerçek hayat durumları çıkacak. Tonguç zaten Milletin Bakanı çıktı dedi ki ya bu matematiği gerçek yaşam durumlarıyla nasıl bağdaştırabiliriz? İşte biz bunu soracağız sınavda. İşte bunun mantığını kurmasını soracağız. O yüzden bunu gerçekten çok çok iyi anlamamız gerekiyor. Sonra bir de doğrunun eğimiden kesin soru gelir. Bu da önemli bir konu çünkü. Doğrunun eğimiyle bitireceğiz konumuzu. O zaman doğrusal denklemle 5 ana konu başlığı yapacağız. Seninle hızlı bir konu özeti yapalım. Konu başlığını verdik. Konu özeti yaparsak rasyonel sayılı denklemler. Sonra yenisi soruya geçeceğiz değil mi hocam? Hemen yenisi soru geliyor, merak etme. Yenisi soru bir de ufak bir konu özetinden sonra model soru, sonra yenisi soru. Rasyonel kasayı denklemleri yapmamız gereken şey, eğer rasyonel sayılar varsa, yani kesirli sayılar varsa paylarını eşitliyorsun Tomucuğum. Bunu 3'le genişleteyim. Bunu 2'le genişleteyim. Bunu 4'le genişleteyim. Bunu da 2'le genişletsem hepsinin paydası 12 oldu mu Tomucuğum? Oldu. O zaman bak bu 3x bölü 12 oldu. Bu da bu 8x bölü 12 oldu. Bu 10 bölü 12 oldu. Tonguç bütün 12'ler götürdü mü birbirini? Evet. Süpersin. 3x eksi 8x eksi 5x eder. Eşittir. 10 çıktı. Her iki tarafı eksi 5'e böldüğümüz zaman x eşittir eksi 2 çıktı. Bak çözümü buldum bile. Bu kadar basit bir mantığı var. Burada tabii ki bunu yaparken bir kontrol parantezi dediğimiz şeyi ihmal etme. Eğer karışık işlemler verirse mutlaka bunları paranteze koymayı unutma. Geldik diğer konumuza. Bu da renklemlerde bir kıl bir nokta var. Sınavda eğer zor soruyu sormak isterlerse bunu sorarlar. Hemen şunu çözmeye çalışalım mesela. 2x eksi 6 eşittir. Bunu şöyle dağıtsak 2x artı 2 çıkmaz mı Tonguç evladım? Evet hocam. 2x birbirini götürdü. O zaman ne çıktı? Eksi 6 eşittir 2 çıktı. Tonguç böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Olmaz. O yüzden bunun çözüm kümesinin boş küme olduğunu söyleyebiliriz. Geldik bu zımbırtıya. Bunu çözmek için ne yaparız? Hemen içler dışa çarpma yaparız. İçler dışa çarpma yaparsak bununla bunu çarparsak 2x eksi 8 olur. Bununla bunu çarparsak x eksi 4 olur. Onsa x'leri bir tarafa toparsak artı x eksi x diye gitti. 1x eşittir. Bu da karşıya eşit 4. X eşittir 4. Doğru mu Tonguç öğrenme? Evet. Patlarsın. Neden biliyor musun Tonguç? Burada kıl nokta şu. Bunun paydası kaç? 1. Bunun paydası ne? X eksi 4. X yerine 4 yazarsam 4 eksi 4 kaç çıkar Tonguç öğrenme benim? 0. Böyle bir şey olmaz ki hiçbir zaman. Payda da 0 istemiyoruz. Harika. Payda 0 olamaz. O yüzden diyorum ki bunun çözüm kümesi kusura bakma X eşittir 4 olamaz. Çözüm kümesi yine boş küme diye kıl noktalar var. Onları sana hatırlatayım dedim. Şimdi geldik bu zımbırtıya. Buna ne diyor Tonguç öğrenme? Koordinat sistemi. Koordinat sistemini hızlı bir şekilde tekrar edersek. Buna ne diyorduk? Orijin diyorduk. Yani hocam orijinden geçer mi? Orijinden geçmez, Aksaray'dan geçer. Sıfıra sıfır noktası aslında bu. Peki bu orijin noktamızın bak şu bak x ekseniyle y ekseninin kesiştiği yer aslında burası. X eksenine biz apsiste diyebiliyoruz. Y eksenine biz havalı olsun diye ordinatta diyebiliyoruz. Şimdi x ekseni aslında yatay eksen, y ekseni de dikey eksen diye de ezberleyebilirsin Tonguç'um. Şimdi Tonguç x ekseniyle y eksenini böyle bölgelere ayırıyor. Buna birinci bölge diyoruz. Buna ikinci bölge diyoruz. Saat yönünün tersine dönüyoruz. Sonra buna üçüncü bölge diyoruz. Buna da dördüncü bölge diyoruz. Böyle Roma rakamları yazıyoruz ki birazcık havalı olsun, birazcık bize birazcık kaliteli göstersin diye. Sonrası Tonguç evladım benim. Diyorum ki burada ilk bölgede, birinci bölgede bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Yani sayı doğrusunu düşünsen Allah'ını seversen. Burası 0 değil mi Tonguç evladım benim? Evet hocam. Burası 1, burası 2, burası 3, burası 4, burası 5 diye gider. Burası eksi 1, burası eksi 2, burası da eksi 3, burası eksi 4 diye gider. Zaten bunları hatırlıyorsun biliyorum. Burası 1. kat, 2. kat, 3. kat, 4. kat diye gider. Eksi 1. kat, eksi 2. kat, eksi 3. kat, eksi 4. kat diye gider. Tonguç o zaman buraya kadar tamamsa eğer... Şimdi dikkat et, bu bölgedeki herhangi bir nokta artıya artı olmak zorunda. Yani herhangi bir noktayı yazarsam ben zaten ilk başta x'ini yazmak zorundayım, sonra y'sini yazmak zorundayım. Burası artı, burası artı. Bu bölgede ise x'i eksi, y'si artı olacak şekilde. Bu bölgede ise ikisi de eksi olacak şekilde. Bu bölgede ise Tonguç öğrenmem x'i artı, y'si eksi olacak şekilde sıralanıyor. Yani ilk baştaki x, sonraki y falan filan. Sonrası Tonguç'um yapmamız gereken bir noktanın koordinatlarını yazmak. Mesela A noktasının koordinatı x'i 1, y'si 3. katta. O zaman 1,3 yazalım. Çünkü ilk başta x, sonra y yazır. Zaten bunları hatırlıyoruz. Bunları biliyoruz değil mi Tonguç? Evet hocam. Baksana hatırlatıyorum sadece. Hiç kendini yorma, beynini yorma. Kafamdaki tozları siliyorsunuz. Arkana
yaslan ve beni dinle. Zaten mükemmel bir şekilde hepsini anlayacaksın. Birazcık hızlı anlatıyorum ama sonuç olarak senin sıkılmaman için bunu yapıyorum. İstersen yavaş modda izleyebilirsin. İstersen daha hızlı modda da izleyebilirsin. Ama sonuç olarak sen zaten bunları biliyorsun. Sadece tekrar ediyoruz seninle. Unutma. Eğer bilmiyorsan da yavaş modda izleyip yavaş yavaş beni sarhoş moduyla anlayabilirsin. Tomuşum. Birazcık sarhoş gibi çıkıyor biliyorum. Anlıyorum sizi hocam. Aynen ben de. İşte böyle çıkabilir ama sorun değil. Sen yeter ki anla, başka bir şey yok. Geldik bu zımbırtıya. B noktasının koordinatlarını x'e eksi 2, y'se eksi 2. O zaman eksi 2 virgül eksi 2 yazmam gerekiyor falan filan dedik. Ve koordinat sisteminde. Peki şu noktayı söyler misin Tonguç'un? Mesela 4 diyelim bu nokta. Bu noktanın koordinatları x'i 4, y'si 0. Mükemmel zekisin çünkü bu yerde. Yerdeki şeyin yüksekliği. Zaten y'yi biz yükseklik gibi düşünelim. Kaçıncı katta? Sıfırıncı katta diye düşüneceğiz ve geçelim. Doğrusal denklem grafiklerinde hemen şunları hatırlayalım Tonguç'um. Eğer bir denklemin grafiği, eğer böyle bir şey verildiyse ne yapıyorduk Tonguç öğrenmeyim? Ameno. Doriame, doriame, töbe, töbe, ben Müslümanım. Evet, bravo diyorum sana, bravo. Ama hocam değil öğrenmek mi? İçin bu taktik çok güzel. Aynen, x'e 0 veriyorum. X'e 0 veriyorsam bunu kapattım. 2'ye eşittir 6'dan y eşittir 3 çıkar. Y'ye 0 veriyorum. Y'ye 0 veriyorsam bunu kapattım. 3x eşittir 6'dan x eşittir 2 çıkar. 0'a 3 noktasıyla 2'ye 0 noktasını hemen göstermek istiyorum. 0'a 3 noktası burasıdır. 2'ye 0 noktası da burasıdır. Sonrasında bunları birleştiren çizgimiz de çatarang diye budur. İşte eksenleri kesen doğru grafikleri. Eksenleri kesen doğru grafiği de x ve y eksenini ayrı ayrı kesiyor. Bu doğru grafiğimiz diyoruz. Peki geldik bu zamanda. Y eşittir 2x de. Yine aynı şeyi yapıyorum. Başarı. Toriyame, toriyame. Bana ne, bana ne, sana. Tamam, o zaman hemen başlıyoruz Tonguç Ölen Bey'im. X'e 0 verdim. Y kaç çıktı? Bunu kapattım. Y eşittir 0 çıktı. Yapacak bir şey yok. Y'ye 0 verdim. Bunu kapattım. X eşittir 0 çıktı. O da. O yüzden bir daha vermem gerek yok. X eşittir 1 vereyim Tonguç Ölen bu sefer. 2 kere 1 kaç? 2 eder. O zaman y eşittir 2. Bitti bu kadar. O zaman 0'a 0 noktası. Burası 1'e 2 noktası da 1,2 noktası 1. 1, 2, 2. 1'e 2 noktası da hop şu noktadır diyorum. Sonra bu ikisini birleştiren çizgiyi çizdiğim zaman işte bu doğrumuz. Y eşittir 2x doğrusu diyorum. Bu da orijinden geçen doğru denklemi. Eksenleri paralel doğru denklemler ise aşırı basit. Tonguç inanılmaz basit. Ne diyorsun? Y eşittir 1 demiş. Burası y ekseni, burası x ekseni de hatırlıyorsan. Y'de bir noktasını bulursam eğer, bu noktadan geçen doğru denklemi hop böyle çizer. İşte bu kadar. Y eşittir 1 doğrusu. Peki. X eşittir eksi 2 doğrusu. X eşittir eksi 2 de. Eksi 1, eksi 2, eksi 2. O zaman bu noktadan geçen doğru denklemine çat diye. Bak Tonguç. Bu y'ye paraleldir. Bak x eşittir bilmem ne y'ye paralel. Bu ise x'e paraleldir. Y eşittir bilmem ne de x'e paraleldir diyorum. Öylesine bir bilgi de söylemiş oldum sana. Geldik tabii bu kadar. Tabii en fazla soru çıkacak kısma. Hoş geldin Tonguç Ölen Bey. Gerçekten burada sınav sorusuydu. Çünkü ne diyor? Hemen oku bakayım burayı evladım. Gerçek hayat durumları. İşte Milliyetin Bakanlığı en sevdiği şey. Zaten hayatımızın tek gerçeği sınav. Öğrenciler senelerde dediler ki ya biz bunu gerçek hayatta nerede kullanacağız? Ondan sonra Milliyetin Bakanlığı dedi ki al bakalım gerçek hayatta kullanalım. Al sana gerçek hayat. Aynen. Biz birazcık kaşındık öğrenciler olarak gerçekten de. Dedik ki ya ne işimize yarayacak ki matematik. Ondan sonra öyle sorular hazırladılar ki kompleks gerçek hayatın dibine vuruyoruz. Başladık Tonguç'um. Doğrusal ilişkilerde bilmemiz gereken şey. Bu bir doğru değil mi Tonguç Allah'ını seversen? Evet hocam. Doğru şeklinde artmıyor mu Tonguç evladım? Evet hocam. Süper. Kaçtan başlıyor Allah'ını seversen? 20. Süper zekisin. Gerçekten olağanüstü bir şeysin. O zaman diyelim ki bak. Sıfırıncı saatte bu adamın başlangıç noktası 20. Allah Allah. Peki birinci saatte bu adam nereye gelmiş Allah'ını seversen? Bak bir de hop 30'a gelmiş. Hop buraya yazdım. Peki ikide kaça gelmiş Tonguç Ölen Bey? Hop 40'a gelmiş. Süper, buraya yazdım. Peki Tonguç acaba 3'te kaça gelir sence? Bayağı zor bir soru gerçekten de. Güzel bir kaçar soru. Kaçar değişiyor. Onar. Mükemmel zekisin. O zaman 50. Gerçekten beynin gerçekten inanılmaz çalışıyor. Hocam bugün formumdayım. Evet, bugün formundasın. Kolay sorularda başarılısın. O zaman diyorum ki onar artıyor. O zaman ben bir şey uydurmalıyım. Hadi uyduralım seninle beraber. Diyorum ki Tonguç evlenme. Y eşittir. Başlangıç diye bir şey uyduracağım. Artı değişim çarpı x diye bir formül uyduruyorum. Bu ne demek biliyor musun Tonguç'um? Y eşittir. Bak bu doğrunun başladığı nokta neresi? 20. Artı
Değişim, değişim nedir? Burada her seferinde kaça kaçar artıyor Allah'ını seversen? Kaça kaçar artıyor demiştik. 10'ar 10'ar. Mükemmel. 10 çarpı x diyorum. İşte benim doğrusal ilişkim budur. O zaman ben sana bir soru sorayım. Tonguç, bak bu x dediğimiz şey aslında bu eksen. Yani saat değil mi Allah'ını seversen? Evet hocam. Peki y dediğimiz şey yani bu eksen. Yani yol değil mi Tonguç evladım benim? Evet hocam. O zaman şöyle bir denklem yazabilir miyim ben? Hatta şöyle bir renkle yazalım, özür dilerim. Yol eşittir 20 artı 10 çarpı saat diye bir denklem yazabilir miyim Tonguç evladım benim? Evet. Süper. O zaman sana desem ki 20 saat sonra bu adam nereye gelir? Hemen bakalım. Yol eşittir 20 artı 10 çarpı 20 saat demedin mi Tonguç? Evet hocam. 20. O zaman 10 çarpı 20 diyeceğim. İşte bu kadar. Hemen bulalım seninle. 20 çarpı 10 200'dür. 220 kilometreye gelir tarzında istediğim saati bulabilirim. Çünkü artık neyim ben? Bu konuda üstadım. Artık denklemi biliyorum. Bu denklemi yazdıktan sonra her şeyi bulabilirim Tonguç'um. Unutma. Çok önemli bir ayrıntı daha. Şurası niye artı Allah'ını seversen? Niye hocam? Çünkü artıyor. Eğer azalsaydı böyle o zaman eksi olacaktı burası. Artı ile eksi olacaktı. Unutma, bu da önemli bir ayrıntı. Geldik doğrunun eğimi konusuna. Zaten bununla ilgili soru çözeceğiz, hiç merak etme. Doğrunun eğiminde de gerçekten sınavda çıkabilecek tarzda bir mantık var. Bir kere eğim dediğimiz şeyin hemen ne olduğunu hatırlayalım. Eğim dediğimiz şey aslında dikey bölü yatay diye bir mantık var. Eğer bir dik üçgen varsa bu dik üçgende buna dikey diyoruz, buna yatay diyoruz. Veya buna boy diyoruz veya buna en diyoruz. O zaman boy bölü en diye de hızlı bir şekilde ezberleyebiliriz Tonguç Evren Bey. Dikey yatay böyle bir havalı böyle karışık bir ifadeye benziyor ama boy bölü en şeklinde ezberleyebiliriz. Geldik bu zımbırtıya. Mesela şunun eğimini. Bir doğrunun eğimini bulurken bir mantık var Tonguç'um. Onu da göstermek istiyorum sana. Y eşittir M çarpı X artı N diye bir şey yazdım. Astromatematik. Çok basit. Niye? Astromatematik gözüküyor ama. Y yalnız kalınca X'in başında olan çarpana biz eğim diyoruz Tonguç. Mesela Y eşittir 2X ne diyor Tonguç'um? Evet hocam. Y yalnız mı burada? Evet. O zaman X'in başında hangi sayı var? 2. Bravo, eğim 2'dir. Bitti bu kadar. Oh be. Y yalnız mı burada? Hayır. O zaman y'yi yalnız bırakalım. Bak y'yi nasıl yalnız bırakıyor biliyor musun? X'i karşıya atarak. Y eşittir. X burada artı x değil mi Tonguç evladım? Evet hocam. O zaman x'i karşıya atarsam eksi x artı 4 olmaz. Zaten bu da artı 4'tü normalde. O zaman eksi x artı 4. X'in başına ne var Tonguç evladım benim? Var. Ne biliyor musun? Görünmez bir. Bir vardır. Mükemmel. Ama başında da eksi olduğu için eksi birdir, eğimidir diyoruz. İşte bu kadar basit bir mantık düşüneceğiz. Veyahut ikinci mantığı göstereceğim sana ama burada şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bir dik üçgen görebiliyorsan buradan eğimi bulmak aşırı basittir. Bak ben burada bir dik üçgen gördüm. Bu dik üçgende dik değil mi burası Allah'ını seversen? Evet hocam. Süper. O zaman boyu neresi bunun? Boyu 4. Eni ne kadar? 4. O zaman bu neyim nedir? 4 bölü 4. Boy bölü en. Değil mi evladım? Evet hocam. 4 bölü 4 bir eden. Niye eksi 1 çıktı burası Allah'ını seversen? Çünkü neden biliyor musun Tonguç Evren Bey? Aşağı doğru. Çok yaklaştın. Evet süper. Eğer bir koordinat sisteminde sağ yukarı doğru giden bir doğru varsa bunun eğimi pozitiftir. Sol yukarı doğru giden bir doğru varsa bunun eğimi negatiftir. O yüzden bu sol yukarı doğru gittiği için eğimi eksi bir oluyor. Bu da önemli bir ayrıntı diyoruz. Bir de şöyle bir mantık var. Eğer bir koordinat sisteminde yatay bir doğru varsa eğim ne demek biliyor musun? Eğim dediğimiz şey aslında yokuşluk demek. Ya bu dümdüz yol ya Allah'ını seversen. Niye eğim olsun ki? Bunun eğimi o zaman. D2'nin eğimi sıfırda diyoruz. Dümdüz yol. Ama şunu eğimi biliyor musun? Burada bir araba çıkabilir mi sence Tonguç Erdoğan? İmkansız. İmkansız. O yüzden tanımsız diyoruz bunun eğimine. Yani böyle bir yolda araba çıkmaz. Ama böyle bir yolda araba çok rahat eğim yokuş yok ki zaten sıfır bir şekilde ilerliyor şeklinde diyebiliriz. Bu da önemli bir ayrıntılarız. Hızlı bir şekilde tekrar ediyoruz. Hiç merak etme. Sen zaten bunları öğrenmiştin. Hem eğim dersimizde de hem de sınıf anahtarında da. Paralel doğruların eğimlerine baktığımız zaman paralel doğruların eğimleri eşittir mantığını bilmemiz gerekiyor. Paralel doğrular deyince aklımıza şöyle gelecek. Şöyle bir doğru ile şöyle bir doğru. Bunun eğimi mesela 3 ise bunun eğimi de 3'tür dememiz gerekiyor. Değil mi Tonguç Erdoğan Bey? Birbirine dik doğruların eğimleri çarpımı ise eksi 1'dir bilmemiz gerekiyor. Aynen. Birbirine dik doğrularsa şöyledir. Hop bunlar birbirine dik ya. Bunun eğimi mesela 5 ise bunun eğimi de
Eksi 1 bölü 5'ti çünkü çarpımları eksi 1 olacak tarzında bir mantık var Tunguç evladım benim. Evet, bunu geçtikten sonra bir tane model soruyla başlayalım. Başlangıçta 180 TL'si olan Tunguç. Isınıyoruz değil mi hocam? Zaman, aynen, model soruyla ısınıyoruz. Zamanla cebinde kalan para miktarı aşağıdaki doğrusal grafik dememişti. Süper bir grafik, harika. Bundaki formülümüzü hatırlayacağız şimdi. Bu grafiğe göre kaç gün sonra Tonguç'un cebinde kalan para başlangıçta parasının 1/3'üne eşit olur demiş. Şimdi Tonguç'um, bizim formülümüz neydi? Hemen baştan bir yazalım. Y eşittir başlangıç artı değişim çarpı x'te. Ama eğer değişim azalıyorsa burası eksi de olabilir, onu unutmayalım diyoruz. Geldik o zaman, hemen sorumuzu yapmaya geçebiliriz. Şimdi burada hemen denklemimizi yazalım. Y eşittir. Başlangıç 180 değil mi Tonguç Öğren Bey? Evet hocam. Kaçar kaçar azalıyor Allah'ın sözünden. 20'şer. İşte insan öyle algılıyor. Burası çok önemli bir ayrıntı. Çok güzel bir hata yaptın gerçekten. Teşekkür ederim. Hatam bile Tonguç'um, güzel. Tonguç'um, burada not düşmek istiyorum tarihe. Hatam bile güzel gerçekten de. Değişim dediğimiz şey her zaman birim zamanda olur. Birim zaman. Burada Allah'ını seversen birim zamanımız ne Allah aşkına? Gün değil mi? Gün. Bir gündeki değişimi bulman gerekiyor. Yani senin bir gündeki değişimini veya bir saatteki değişimini bulman gerekiyor. Veya bir dakikadaki falan filan. Bir gündeki değişim ne kadar? Tonguç'um, dikkat ettiysen kaç gün geçmiş burada evladım? 2 gün. 2 günde ne kadar azalmış Tonguç? 20. Süper zeki. O zaman bir günde 10. Mükemmel zekisin. O zaman buradaki değişim dediğimiz şey aslında 10'dur. Ama azaldığı için eksi 10'dur. Dolayısıyla ben buraya ne yazacağım Tonguç Ölen Bey? Buraya bak, ayrı bir renkle yazmak istiyorum. Eksi diyorum. O eksi 10. Yani değişim. Çarpı hatta rengarenk yapayım ki sen de anla. Çarpı x şeklinde yazıyorum. O zaman doğru denklemimizi bulduk mu evladım? Bulduk hocam. Bulduktan sonrası çok basit. Diyor ki bak, kalan para aslında burasıydı değil mi evladım? Kalan para y aslında. Çünkü neydi? Burası x ekseniydi, burası da y ekseniydi. Kalan para y. X de gün değil mi evladım? Şu evet da hocam. Gün. Adam bize diyor ki kaç gün sonra yani bunu soruyor. Tonguç'un cebinde kalan para başlangıçtaki parasının 1/3'üne eşit olur. Başlangıçtaki parası kaç tane istersen? 180. 180'i 1/3 nedir? Hemen bölelim. 180'i 60. Mükemmel. O zaman yeğenin bize kalan paranın 1/3'üne eşit, yani 60 lira olduğunu söylüyor. 180 eksi 10 çarpı x eşittir 60 liradan çok rahat bir şekilde ben derim ki ya evladım bu 180'i artı 180 öbür tarafa atalım. 60 eksi 180 eşittir eksi 10 x derim. Sonra eksi 120 eşittir eksi 10 x derim. Sonra her iki tarafı eksi 10'a böldükten sonra çatarang çutarang çat çut 12 eşittir x. Yani 12 gün sonra buradaki kalan para 1/3'üne eşit olur diyorum ve mükemmel bir şekilde normal bir denklem, matematik denklemi çözdüm. Hiç de sor bir şey yok burada. Şimdi geldik yeni nesil soruya. İşte bu sorularda beynimizi ve aklımızı, fikrimizi, sayısal analiz gücümüzü kullanmamız gerekiyor. Mantık. Bakın, bir havayolu şirketi müşterilerine İstanbul'u İzmir istikameti için 2 farklı indirim seçeneği sunmaktadır. Gerçek yaşam hocam, her zaman indirim peşindeyiz. Evet, tek yönlü biletler için %4 indirim, gidiş dönüş beraber alınan biletlerde ise bilet başına %10 indirim uygulanmaktadır. İkinci seçenekteki bir adet biletin fiyatı, yani buradaki gidiş dönüş alınırsa, birinci seçenekteki bir adet biletin fiyatından, yani tek yönlü biletler için alındığı zaman 9 TL daha ucuz olduğuna göre demiş. Ha. İstanbul İzmir istikametinde gidiş dönüş bileti alan bir kişi kaç TL ödeme yapar demiş. Ha. Şimdi Tonguç Ölen Bey, bir kere bir adet biletin fiyatına göre yapacağız. Şimdi tek yönlü biletlerde %4 indirim sağlanıyormuş. O zaman ben %100'den %4 indirimi çıkartırsam yüzde kaçına alıyorum bileti? %96'na alıyorum değil mi evladım? Evet hocam. Peki diğerinde ise %10 indirim sağlanıyor. %100'den %10 indirimi düşersem %90'ını almıyor mu evladım Allah'ını seversen biletini? Evet hocam. O zaman ben bunlar arasındaki 9 TL daha ucuz demiş ya, %96 ile %90 arasındaki fark, yani bundan bunu çıkarsan yüzde kaç çıkar Allah'ını seversen? %6'sı aslında kaç TL'ymiş?
9 TL'ymiş. 9 TL'ymiş. Ha. O zaman bunun %100'ü kaç lira alırsın söylesen? Hemen hesaplayalım mı Tonguç Erlan Bey? Hesaplayalım. %100'ü kaçtır? Hemen %6 9 TL ise %100'ü kaç lira? Bunu da bunu çarparız. 9 çarpı 100 bölü 6. 900 bölü 6'dan 150 TL'dir. O zaman bilet fiyatı 150 TL'ymiş aslında. Ama dikkat et, tek yön bilet fiyatı. Tamam. Diyor ki şimdi İstanbul İzmir istikametinde gidiş dönüş bileti alan bir adam. O zaman bir biletin fiyatı için konuşmuştuk zaten bu hesapları, öyle yapmıştık. Bilet başına biletler için, tek yönlü biletler için, tek bilet yani. Bir bilet 150 TL ise gidiş dönüş Allah aşkına kaç TL'dir? 150 gidiş, 150 dönüş. 300 TL değil midir Tonguç Erlan Bey? Evet hocam. 300 TL'ye de gidiş dönüş olduğu zaman bilet başına %10 indirim sağlanıyor. Yani %10 bundan, %10 bin liraysa %10 bundan indirim yapılacak. %10'u kaç lira Allah'ın seversen 10 bölü 100 ile çarparsak çatarang çutarang birbirini götürdü. 10 kaldı. Onunla da bu sadeleşti. 30 TL'de indirim yapacak. Bunun %10'u zaten 15 lira. Bunun %10'u 15 lira. Toplam 30 TL indirim yapılacak. 300 liradan 30 TL'yi çıkartırsam 270 TL'ye gerçekten indiragandı yaparım bu bileti ve 270 TL'ye gider gelirim cevap. İzmir'e gerçekten de hiç de yorulmam. Arabada benzin yaksa zaten daha pahalı olur. O yüzden tüplü olursa daha az yakabilir. Ama tüplü olursa evet gerçekten, ama çok uzun yoruluyorsun falan filan. Geldik yeni soru. Bilgi. Demiş ki bak, yeni nesil sorularda biliyorsun Tonguç'um. Milliyet Bakanlığı yeni nesil sorularda biz şöyle kalıpları gördük. Şu kalıpları gördük. Sen de buna alış diye bunu yeni nesil soruların içine çat diye buraya koyduk. Neymiş bakalım? Eğimdeki uzunluğun yatay uzunluğu oranıdır. Tamam, süper. Zaten bu fix kalıptır. İki sayı doğrusunun sıfır noktasının dik kesişmesiyle koordinat sistemi oluşur. Zaten burada vermiş. Koordinat sisteminde bir noktadan x eksenine çizilen dikme x'i, A noktasında y eksenine çizilen dikme y'yi B noktasına kesiyorsa A, A, B noktasıdır. Zaten bunu biliyoruz Tonguç evladım benim. Yukarıda bir bölüm verilen koordinat sistemi üzerinde yerleştirilmiş A, O, B, A, O, B ve O, E, F, G dörtgenleri eştir demiş. Aa bak, dikdörtgenler eştir demiş. Dikdörtgenler eşse bir kere. Kenarların eşit olması gerekmiyor mu Tonguç Hanım? Kesinlikle. Süper. O zaman bak, bunun uzun kenarıyla bunun uzun kenarı birbirine eşit olacak. O zaman şu mesela turuncu dersek şu da turuncu olması gerekiyor. Değil mi evladım benim? Evet hocam. Süper zekisin. Mesela şurası yeşilse Tonguç Erhan Bey'im, şurasının da yeşil olması gerekiyor. Yani. Bunlar mükemmel zekisin. Yani derken bile o kadar içten ve anlaşılan bir şekilde söylüyorsun. Kalpten gelen bir ses. Gerçekten hani bunlar da birbirine eşittir falan filan diyoruz. Tamam, buraya kadar her şey yolunda. Şimdi demiş ki OF köşegeni üzeri, OF dikdörtgeninin OF köşegeni üzerinden geçen doğrunun denklemi y eşittir 3 x'miş. O zaman şöyle bir köşegen üzerinden geçen doğrunun denklemi y eşittir 3 x ise. Ha, demiş ki g noktasının koordinatları da 0'a 6 olduğuna göre demiş. Yani şu noktanın koordinatları 6'ymış aslında. Ha, şurası 6 ise. Şimdi şu f noktasının koordinatları buradaki nokta virgül 6 değil midir? Mesela bilmiyoruz. Virgül 6'dır değil mi Tonguç Erlan Bey? Evet hocam. O zaman F noktasının Y'si aslında 6 değil midir? Bak, burası Y'siydi, burası X'iydi. O zaman F noktasının Y'si 6. O zaman F noktası bu doğru üzerine değil midir Allah'ını seversen? Harika. O zaman Y eşittir 3X'te Y'sinin 6 olduğunu biliyoruz F noktasının. F noktasının Y'si 6 ise Y yerine ben 6 yazıyorum. 6 eşittir 3 çarpı X'ten X eşittir 2 çıktı. Demek ki şu noktanın koordinatları da 2. Ha, o zaman 0 ile 2 arası yani 2 birim. Burası zaten 6 olduğuna göre bu nokta. Burası 6 birim. O zaman 2'ye 6 bir dikdörtgenden bahsediyoruz kenarlarının uzunlukları. O zaman burası 6 ise burası da 6'dır. Burası da 6'dır. Burası 2 ise bu yeşil de 2'dir. Bu yeşil de 2'dir diyorum. Şimdi adam demiş ki bize C noktasının koordinatları toplamı kaç demiş. Yani şu noktanın koordinatları. Ne demişti burada? Dik gidersen, böyle dik inersen. Al işte bak. Burada indiğim zaman iki noktasına denk geliyorum. Çünkü burası 2 uzunluğunda. Burada inersem 6 noktasına, eksi 6 noktasına geliyorum. Çünkü burası 6 uzunluğunda. Çünkü sol tarafta olduğu için, koordinat sisteminin sol tarafında olduğu için bu zımırtı. Bu A noktasının eksi 6'ya 2 noktalarında, C noktasının eksi 6'ya 2 olduğunu görebilirim. C noktasının koordinatları toplamı sormuş. Eksi 6 artı 2'den de
Eksi 4 çıkar Tonguç evladım benim. Gerçekten mükemmel zeki bir insansın ve mükemmel bir şekilde kavradığın konuyu diyorum ve geçiyorum diğer sorumuza. Sınavda, aa, işte, en sevdiğim. Artık sorumuz bu. Hocam kalmadı. Elinizi çekebilirsiniz. Sınav, SS almak aynen istiyorum. SS alabilirsin çok rahat bir şekilde. Sınav zaten bunları görünce hiç şaşırmayacaksın. Diyeceksin ki zaten ben bunları biliyordum. Bunun çıkacağını tahmin ediyordum. Doğrusal grafikleri denkleme çevirme soruları çok çıkar Tonguç'um. Mesela birinci havuz doluyor. Bir ikinci havuz boşalıyor. Bunların ikisinin de aynı miktarda suya sahip olduğu dakika ne kadardır? Bunu yaparken doğrusal denkleme çevirebilirsin. Mesela y dersin ki bak bu birinci havuz artıyorsa y eşittir dersin. İşte bu arttığı için bu şuradan mesela burası 50 diyelim. Burası 100 diyelim, tamam mı? 50 başlangıç artı. Neden arttığı için? İşte 10'ar 10'ar artıyorum. 10 çarpı x derim. Bu ikinci havuz içinde azalıyor ya. Y eşittir. Neyle başlamış? 100 ile başlamış. Ama azaldığı için eksi diyorum. Kaçar kaçar azalıyor diyorum. 5 çarpı x şeklinde. Sonra bunlar birbirine eşit olduğu noktaları arıyorsun Tonguç'um. O zaman bunun buna eşit olduğunu yaparaktan x'in kaç olduğunu bulursun ve cevabı bulursun. Tabloyu doğrusal denkleme çevirme sorularında yapman gereken şey şu aslında. En az kaç ay sonra A daha ekonomik olur tarzında mantıklar çıkabilir. Mesela der ki 300 TL'lik ücret, operatöre gidiyorsun telefon faturası. Mesela senin operatörün hangisi Tonguç evladım benim? Apansel. Apansel. Apaçiler için mi? Apaçiler için indirimli. Kendi aramızda indirimli konuşuyoruz. Evet sen Tonsel'e geç. Tonsel'de sana 200 TL yükle. Sana 5000 kontür verelim. Oo iyiymiş. O 3000 SMS verelim ama 100 MB verelim. Numaram değişecek mi? 100 MB verelim. Olmaz. Olmaz. Yani, internet olunca olmuyor değil mi? Olmaz. İnternet en önemli şey diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Harika çok güzel evet. İnternetsiz bir gün geçebilir misin hocam? Bir gün. Bir gün... Düşünmem lazım hocam. Zor bir soru. İnternetten bakıp geçirebilip. Tamam harikasın gerçekten. 300 TL adam ilk ücret veriyor. Ondan sonra aylık 20 TL veriyor. 250 TL veriyor diğer bir durumda. Sonra aylık 25 TL veriyor. Bak bu soru çok soruluyor. Hangisi mesela kaç ay sonra daha ekonomik olur diyor. Adam diyor ki o zaman A için diyorum ki bak A'nın ücreti 300 artı 20 çarpı ay sayısı. Diğerinin ücreti de 250 artı 25 çarpı ay sayısı. Diyorum ki mesela bu 10 ay geçse kaç olur aşkına? 500 olur. Bu 10 ay geçse 250 kilo 500 olur. 10 ay sonra 11. ayda artık bu 25'er 25'er arttığı için bunu geçer. Yani A daha ekonomik olabilmesi için mutlaka 10'dan az olması yani 9 ay olması gerekiyor falan kafadan bile bulabiliyorsun. Zaten deneyerek dahi şıklardan bulabilirsin. Önemli olan denklemini yazabilmek bu çok önemli. Koordinat sistem üzerinde harita kurup ki dart şekilleri uzaklık koordinat bulma. Mesela işte koordinat sistemi üzerinde burası mesela origin diyecek veya diyecek ki mesela A noktasının koordinatları birebir diyecek. O zaman sen koordinat sistemindeki şeyi buna göre çizeceksin. Burası birebir ise demek ki koordinat sistemi demek ki orijini buradaymış diyeceksin. X'i Y'sini çiziyorsun. Sonra B'nin hangi koordinatları olduğunu, C'nin hangi koordinatları olduğunu sen bulacaksın falan filan. Tarzında bir mantık var. Ondan sonra B ile C arasındaki uzaklığı falan hesaplayacaksın gibi bir sorular gelebilir. Seçenekli indirim, maaşlara zam soruları da çok çıkan bir tarz sonucu. Seçenekli indirim şu. Mesela birinci seçenekte %10 indirim yapıyor. Veya Tonguç'um kesinlikle 120 TL indirim yapıyor. Hangisi daha karlı? Mesela 100 TL'lik bir ürün alırsan %110 indirim yaparsan 90 TL gelir. 20 TL indirim yaparsan 80 TL gelir. 100 TL'lik indirim. O zaman 100 TL'lik ürün alırken 20 TL'lik indirim daha avantajlı. Ama Tonguç'um 300 TL'lik bir indirim yap. 300 TL'lik bir ürün alırsan 300 TL'lik bir ürün aldın. %10 indirimde 300 eksi 110'u nedir? 300'ün 30 TL'dir. O zaman 270 TL alırsın. Ama 20 TL indirirse 280 TL alsın. O zaman demek ki %10 indirim daha karlı oluyor. Gibi yani 100 TL'lik ürün için farklı, 300 TL'lik ürün için farklı. Bunları daha anlaman gerekiyor. Mesela maaşına zam sonunda %10 zam yapabilir ya da 20 TL zam yapabilir. Hangisini seçeceksin? Senin maaşına göre değişebilir bu mantık diyoruz. Denklem kurma problemlerinde 10 TL yetişkin bileti, 8 TL çocuk bileti. Tonguç'um sana diyor ki mesela kaç işte bilmem kaç tane çocuk bilmem kaç tane yetişkin diyor. Ama toplam yetişkin ve çocukların sayısı 20 TL, 20 kişi diyor. 20 kişide yetişkin ve çocuklar var diyorsa o zaman diyeceksin ki sen yetişkinlerin çocukların sayısına eğer x dersen Tonguç'um toplam 20 kişi vardı ya. Evet hocam. Yetişkinler o zaman 20 eksi x oluyor. Bu da önemli bir mantık Tonguç'um. Lütfen. Yani buradaki mantık şu. Toplamları 20 olduğu için bu x'e bu 20 eksi x'e. Toplamları 100 olsaydı
bu x'e bu 100 eksi x'i gibi bir mantık var. Sonrasında diyorsun ki bu adamlara ben x tane çocuk varsa bir çocuk başına 8 lira versem 8 çarpı x lira para harcamışımdır. 20 eksi x tane yetişkin varsa yetişkin başına 10 TL versem 10 çarpı 20 eksi x kadar para harcamışımdır. Bunları topladığım zaman harcanan toplam parayı bulmuş oluyorum tarzında yöntemli sorular var. Bir de eğim soruları var. Bu da eğim sorularında genellikle bak sınavda bu çıkar. Çatı sorusu ya da merdiven sorusu çıkar. Yani bunlardan bir tanesi gelebilir Tonguç'um. Dolayısıyla bunlara çok dikkat edelim. Merdivende işte şu uzaklığı, boyu burası, eni burası, bunları hesaplamam, dik üçgeni görebilmen gerekiyor. Çatıda da şurayı çizip şuradan boyu burası, eni burası, burayı görebilmen gerekiyor. Çatıda böyle yani normalde şöyle çatı çizdiğin zaman Tonguç'um boyu burası, eni burası, burada bir dik üçgeni gösterebilmek, görebilmek gerekiyor. Mantığını hatırlamamız gerekiyor. Geldik o zaman ikinci konumuza. Oo. Gerçekten önemli bir konuya daha geldik. Eşitsizlikler konusunda. Epizod 2. Eşitsizlikleri ifade etme çok önemli. Eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterme acayip önemli. Eşitsizlik çözümleri de çok önemli diyoruz. Zaten sınavda çıkarsa eşitsizlik çözümlemeden çıkar. Diğerlerini tabii bunları da kullanacaksın diyoruz. Geldik şimdi hemen hatırlayalım beraber. Bu neydi? Küçüktür işareti. Bu neydi? Büyüktür işareti. Nasıl ayırıyorduk? Böyle bak K harfine döndü. Bak ne harfine döndü? B harfine döndü. Yani aynı şunun gibi. K, B harfi gibi. Al işte. Geldik bu zımbırtıya. Bu yine küçüktür ama küçük ve eşittir. Küçük veya eşittir. Bu da büyük veya eşittir mantığında. Yani şu çizgi gelince de eşittir de olabiliyoruz. Mesela şu denklemi çözelim. Denklem çözmesi en basiti. Nasıl da sanki burası eşittir varmış gibi normal işlerini yapıyorsun. Artı 3'ü karşıya getirsin. 2x büyüktür diyorsun. 7 eksi 3 diyorsun. 2x büyüktür 4 diyorsun. Her iki tarafı 2'ye böldüğün zaman x büyüktür 2 çıktı. Bu denklemimizi, bu eşitsizliğimi çözmüş olduk. Bu basitti. Peki buna bakalım. Burada bir kıllık var. Bu kıllıkta da şuna dikkat edeceğiz. Şimdi artı 5'i karşı gittim. Eksi 3x küçük ve eşittir. Artı 5'i karşı gittim. Eksi 5 olur. Eksi 4 eksi 5'ten eksi 9 çıkar. Burada yapmamız gereken şey şu. Her tarafı eksi 3'e böleceğim. İşte bu her tarafı eksi 3'e bölme operasyonunda Tonguç evladım benim. Her iki taraf eksi bir sayıya bölündüğü zaman veya çarpıldığı zaman fark etmez. İşaret yön değiştiriyor. Yani x küçük ve eşittir yazacağım ama artık ne yazacağım? Büyük ve eşittir yazacağım. Eksi 9 bölü eksi 3'ten 3 çıkacak. Cevabımızın da bu olduğunu söyleyeyim. Ha buraya geldik. Mesela x büyüktür 2 ise x hangi tam sayılar olabilir? 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olur. Böyle devam eder. Peki x büyük ve eşittir 3 ise hangi tam sayılar olur dersek? Burada 3 de olabilir. Buraya dikkat edelim. Neden diyeceksin? Çünkü burada eşittir de olduğu için x eşittir 3 de olabilir. 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir şeklinde ilerler diyoruz. Gemiye en çok 120 kişi binebilir mesela. Bunun sayı doğrusuna göster derse. 120'yi burada göstereceğiz. En çok 120 kişi binebilir isterse 120'den daha az olanları taramam gerekiyor. Burayı tarayacağız. Ama 120 de olabileceği için 120'nin içinde boyayacağız. Ama toplantıya gelen sayısı 20'den fazla dersek buraya 20 göstereceğiz. 20'den fazla olduğuna göre ne yapacağım? Bunu yuvarlak içine alacağım ama içi boş. Sonrasında da sağ tarafını tarayacağım. Çünkü 20'den büyük dedi. O zaman bu tarafını da tarayıp cevabımızı göstermiş oluyoruz. Geldik bir mağazada demiş 2x artı 20 TL'ye alınan bir ceket. 7x eksi 45 TL'ye satılıyor. Bu mağaza ceketin satışından zarar etmediğine göre ceketin alış fiyatı aşağıdaki hangisi olamaz demiş. Çok özel bir soru, çok önemli bir soru. Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer zarar veya kar durumunda, kar durumunu görünce hemen şöyle diyeceğiz. Satış fiyatı büyüktür, alış fiyatı diyeceğiz. Eğer zarar durumu görürsek satış fiyatı küçüktür, alış fiyatı diyeceğiz. Yani bu iki olayı çok iyi hatırlamamız gerekiyor gerçekten de. Satış ve alış fiyatlarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi 2x artı 20 TL alınan bir ceket. Tamam, alış fiyatı o zaman 2x artı 20. 7x eksi 45'e satılıyor, tamam. Zarar etmediğine göre demiş. Zarar etmediğine göre o zaman ne kar ne zarar da olabilir. Ama zarar etmeyecek, yani bu olmayacak. O zaman kar olabilir. O zaman diyorum ki satış fiyatı neydi? 7x eksi 45 büyüktür. 2x artı 20 yani kar olabilir. Ama Tonguç evladım benim. Belki de kar da etmeyecek. Yani
kâr edecek, bak zarar etmeyecek diyoruz ya. Evet, zarar hocam. Etmemenin tersi nedir Allah'ını seversen? Kâr etmek. İşte tam da öyle. Belki kafa kafaya gelecek. Kafa kafaya ne demek? İkisi ne kâr ne zarar. Ne kâr ne zarar. Ne kâr ne zarar durumu da bunların birbirine eşittir durumu. Yani 7x-45 eşittir 2x artı 20 de olabilir değil mi Tonguç Alem Bey? Evet hocam. İşte eşitsizlik konusunda bu ikisini birleştirdiğimiz şey aslında şudur. 7x-45 büyük ve eşittir. Yani bu ikisini birleştiriyorum. Pat diye birleştirdim. 2x artı 20'dir. İşte burada zarar etmeme durumu diyebiliriz. İşte bu tarz sorular gelebilir. Aman dikkatli ol. Zararın şimdi, neresinden dönersen kârdır soruları. Süper zekisin gerçekten de. Peki, hocam ben bir mağazaya girdiğimde bana eğer çok kârlı sattıklarını hissedersem rahatsız oluyorum ve pazarlık yapmak istiyorum hocam. Ama eğer böyle çok kazık atmadıklarını hissedersem fazla pazarlık yapmıyorum. Bırakıp kazansınlar diyorum hocam. Sana mesela sen alışveriş yaparken yanına satış memurları geliyor mu işte? Ne geliyor, yapıyorsun diye. Abine bakmıştınız diyor. O zaman hiçbir şey alasım gelmiyor. Ama hiç kimse gelmezse kendi ürünümü kendimi seçersem o zaman alışverişim. Peki gelen satış memurunu akşam eve giderken takip etmeyi düşündün mü? Ne yapacağım hocam? Ben? Aynı stres onu yaşatmak için öyle bir şey yapsana. Aynı stres onu yaşat. Sen ondan sonra de ki sen de bana mağazada aynı şeyi yaşatmışsın dersin. Şimdi geldik bu zımbırtıyı Tonguç öğrenmem. 7x-45 büyük ve eşittir 2x artı 20 ise normal denklem çözümü yapıyorum. Bu artı 2x bu tarafa atınca 7x-2x büyük ve eşittir. Bu eksi 45 bu tarafa atınca artı 45 artı 20 çıktı. O zaman 5x büyük ve eşittir 65 çıktı. Her iki tarafı 5'e böldüğüm zaman çatarak çatarak x büyük ve eşittir 13 çıktı Tonguç Alem Bey. Bizim istediğimiz şey ne aslında? Hangisi olamaz diyor. X büyük ve eşittir 13 ise 13 olabilir, 14 olabilir, 15 olabilir, 16 olabilir. Böyle devam eder. Ama bizden şunu söylüyor bak. Hangisi olamaz dediğine göre x eşittir 13 olsa mesela alış fiyatı ne olamaz demiş. Alış fiyatı neydi? Burasıydı. X eşittir 13 olsa 2 çarpı x aslında 2x 2 çarpı x demek. 2 çarpı 13 artı 20 olabilir. 26 46 TL olabilir. Veya 14 olabilir. 2 çarpı 14 artı 20 28 48 olabilir. Ya 46 oldu. 48 oldu. Mesela 15 olsa 2 çarpı 15 artı 20 50 oldu. Bu da oldu. Ama bu olamıyor. Çünkü 13'ten daha az olamayacağı için 13 olunca bile zaten 46 çıkıyor. 14 13'ten daha az olamayacağı için 44 olamaz diyoruz ve geçiyoruz. Geldik baba sorularımıza. Oo. İşte sınavlarda çıkacak ve çıkmasını beklediğimiz tarzı sorulara hoş geldin diyorum. Çıkmaz doğru. Demeyin dikkatli izleyin. Aynen. Otomobil satın almak isteyen Mehmet Bey'e bir araba galerisi aynı model arabanın benzinli ile dizel modelin fiyatlarını ve kilometre başına yakıt tüketimini veren aşağıdaki tabloyu gösteriyor. Modelin fiyatı bravo çok güzel. Kilometre başına yakıt. Sen Lamborghini mi tercih edersin? Ferrari mi yoksa Maserati mi Tonguç abi? Hocam yani hangisi az yakıyorsa hangisi tüp varsa onu tercih ediyorum ben genelde. Çünkü bazılarına tüp takmaya izin vermiyorlar. Bazen firmalar... Lamborghini'ye tüp taktırabilir misin sen? Taktırırım biraz? Hocam acımam yani. Eğer az yakacaksa her şeye tüp taktırırım hocam. Tüp attırırsın yani diyorsun. Aynen tüp attırırım hayatım. Harika hocam. Tebrik ediyorum. Peki Tonguç Alem Bey o zaman senin dizel veya benzinli alma durumunda kilometre başına tüketimini bak dizeller daha ekonomik görüyor musun? 4,5 ama üçkağıtçı araba firmaları dizeller daha az yaktıkları için fiyatlarını arttırıyorlar. Aynı yüzden, hesaba geliyor. Aynı hesaba geliyor mu bakalım. Tabloya göre arabanın dizel modelini seçen Mehmet Bey. Arabayla en az kaç kilometre yol yapmalı ki daha ekonomik bir seçim yapmış olsun diyor. Şimdi Mehmet Bey bir kere dizel araba aldığı zaman 60.000 TL'yi ödeyecek. Yani Mehmet Bey dizel arabayı aldığı zaman 60.000 TL ödeyecek. Bir de artı kilometre başına 4,5 TL ödeyecek. Yani 4,5 TL çarpı X diyelim Tonguç'um. Bu X dediğimiz şey de aslında gittiği kilometre diyelim. Gittiği kilometre olsun. Şimdi eğer benzinli alırsa Tonguç evladım benim. Bak normal doğrusal denklemi kuruyorum. 48.000 TL ödeyecek. Sonra altına da 6 çarpı gittiği kilometre kadar da para ödeyecek. Yani mesela 100 kilometre gittiyse 6 çarpı 100 600 48.600 lira ödemiş olacak benzinli arabaya. Veya mesela 1000 kilometre gittiyse 60.000 artı 4.500 4.500 artı 60.000 64.500 lira para ödemiş olacak falan filan. Adam diyor ki
dizel modelini seçen Mehmet'e arabayla en az kaç kilometre yapmalı ki daha ekonomik seçim olsun? Dizel modeli daha ekonomik olabilmesi için 60 bin artı 4,5 çarpı x'in aslında ne olması gerekiyor Tonguç Alan Bey'im? Küçüktür. Daha ekonomik olmak için daha ucuz olması gerek mi olan seversen? Evet hocam. O zaman 48 bin artı 6 çarpı x'ten küçük olması gerekiyor. Heh, bunu seninle beraber çözmeye çalışacağız. Hemen seninle çözmeye çalışalım. Bu artı 48 bindi. Bunu karşıya atarsam eğer 60 bin eksi 48 bin yine küçüktür yazıyorum Tonguç evladım benim. Burada 6x vardı. Eksi bu artı 4,5x bu tarafa geçerse eksi 4,5x oluyor. Yani sonrasında 60 binden 48 bin çıkarsa 12 bin küçüktür yine yazıyorum böyle işaretle ki farklı böyle güzel renkli bir dersimiz olsun. 6x, 6'dan 4 çıkarsa 1,5x çıkar. Sonra Tonguç öğrenmem. Her iki tarafı ne yapmam gerekiyor benim? 1,5'a bölmem gerekiyor. 1,5'a bölersem x'i bulmaya çalışacağım. Çatalhanki çatalhanki birbirini götürdü. 12 bini 1,5'a böleceğim. Hayda, iyice kıl bir sayı. Ama olsun, hemen iki tane bölebilirim burada. 12 bin bölü 1,5. Şimdi bu 1,5'u 15 yaparsam buraya bir 0 atarım. Bu 15 oldu. 12'nin içinde 15 yok. 120'nin içinde 15 Tonguç evladım benim. 20, şimdi şöyle diyeyim. 4, 8. 8 kere 15. 120 çıkar. Çıt, çat çat çat. Bu 3 tane 0'da 1, 2, 3 şeklinde buraya geliyor Tonguç evladım benim. O zaman demek ki burası 8 bin oldu. Küçüktür. X çıktı. O zaman X'in 8000'den küçük oldu. X'in 8000'den büyük, özür dilerim. 8000 X'ten küçükse X 8000'den büyük olmak zorunda ki bu adam dizel benzininden daha ucuz olsun. O zaman kaç oluyor olanı seversen? 8001. Oh be. 8000 olsa olmaz. 8000 olsa aynı olur. 8001 olsun ki bu adam daha fazla daha ekonomik olsun diyoruz. Tonguç bak bu tarz sorular geliyor sınavda. Bak 7999 koymuş. O da kıllık olsun diye. Fake seçenek. O yüzden rica ediyorum bu tarz sorulara çok iyi alış. Bu sorular gelebilir sınavda diyoruz. Geldik. Gerçekten kaliteli bir soruya benziyor. Ama bu üste tarz... bilgi vermiş. Belki biraz kolaydır. Üste bilgi vermiş. Belki birazcık kolaydır diyoruz ama bu soru sadece ve sadece işlem hamallığı. Başka hiçbir şey yok. Yoksa bu soru zor bir soru değil. Okuduğunu anla ve soruyu çöz. 2 dakikalık soru bak. Yarıçapın uzunluğu R olan bir dairenin alanı pi'ye kare. Tamam. Birikenin uzunluğu A olan karenin alanı A karedir. Zaten bunları biliyoruz. Yani şöyle bir dairenin alanı R ise pi'ye karedir. Şöyle bir karenin alanı ise bunun kenarı A ise bunun alanı A karedir. Bir okuldaki el işi dersi için daire ve kare şekilli kartonlar sipariş edilecektir. Satıcı firma karton fiyatını kartonların alanlarına göre belirlemektedir. Ve ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. Bak ücret tarifesini vermiş. Oh be, çok kebap bir ders gerçekten de bu. Kebap. Neden biliyor musun? Sanki zor gibi gözüken işte 27 pi, x küçüktür ki 75 pi, aman Allah'ım. Sanki astro matematik. Hiç öyle değil. Halbuki bak diyor ki daire şekilde kartonların alanına göre ücretleri tamam 4, 5, 6 TL. Burada 3, 4, 5 TL diyoruz. Kare şekilde kartonların alanlarına göre ücretleri de 3, 4, 5 TL. Tamam eyvallah. Şimdi alan x santimetre kare, alan x santimetre kare. Tamam. Tablolara göre yarı çap uzunlukları 2 kök 7, 5 kök 3 ve 9 olan daire biçimli kartonlardan birer adet. Bir iki uzunlukta 3 kök 2 ve 5 kök 5 olan kare şekilde kartonlardan birer adet olmak üzere isteyen bir öğrenci kaç TL ödemelidir? Tonguç Evren Bey'im. İlk başta dairelerin alanlarını hesaplayalım mı senle Tonguç Evren Bey'im? Hesaplayalım hocam. Mesela yarı çapı 2 kök 7 ise yarı çap dairenin alanını hesaplıyordu. Pi çarpı r kare ile hesaplıyordu. Hadi o zaman sen hesaplayalım. Pi çarpı 2 kök 7'nin karesi. 2 kök 7'nin karesi. Pi çarpı 2'nin karesi 4'tür. Kök 7'nin karesi 7'dir. 4 kere 7'den 28'dir. O zaman 28 pi çıktı ilk alanımız Tonguç evladım benim. Dairenin ilk alanı. Diğer alanı hesaplayalım. Pi çarpı 5 kök 3'ün karesi diyorum. 5'in karesi 25'tir. Kök 3'ün karesi 3'tür. 5, 25 kere 3 75'tir. O zaman 75 pi çıktı Tonguç evladım benim. Diğer alanımız. Diğer alanı hesaplayalım. Pi çarpı 9'un karesi. O da 81 pi çıktı Tonguç evladım benim. Dairelerin alanlarını hesaplamış olduk. Oh be. Şimdi geldik
karelerin alanlarına hesaplayalım. Karenin alanlarına hesaplarsak da neydi? A kareydi değil mi Tonguç Erdoğan Bey? Bunun bir kenarı üçkök yemiş zaten. O zaman hemen karenin alanını hesaplamaya başlayalım. 3 kök 2'nin karesi. 3'ün karesi 9. 2'nin kök 2'nin karesi 2'di 9 kere 2. 18'dir ilk karemizin alanı. Geldik bunun mırtıya. 5 kök 5. 5 kök 5'in karesini hesaplarsak Tonguç Erdoğan Bey'im. 5'in karesi 25. Kök 5'in karesi 5'tir. 25 çarpı 5'ten 125'tir Tonguç'um. Oh be, gerçekten de bak dairelerin alanlarını hesaplamış olduk. 1, 2, 3 daire var. Sonrasında karenin alanını hesaplamış olduk Tonguç Erdoğan Bey'im. 1, 2 tane kare var. O zaman ben 3 tane daire parası vermek zorundayım. 2 tane de kare parası vermek zorundayım. Bu dairem 28 pi'ymiş. 28 pi 27 ile 75 arası değil mi Tonguç Erdoğan Bey'im? Evet hocam. O zaman 27 pi ile 75 pi arasındaysa bir 5 TL vereceğim buna. Şuna 5 TL bir kafadan gitti. Şuna bakalım 75 pi. 75 pi. Bak 75 pi eşit burada, görüyor musun Tonguç? Demek ki bu buraya girer. Çünkü 28, 29, 30, 31, 75'e kadar gider. Bu da 75 dahil, bu dahildir buna. O zaman buna da 5 TL vermek zorundayım. Şimdi şu zımbırtıya baktığın zaman 81 pi de 75 pi'den büyük olmak zorunda. O zaman buna da 6 TL veririm Tonguç'um. Geldik bu kareye. Karede 18. 18 neyin arasına giriyor? Bak 30'dan küçüğe giriyor değil mi? 30'dan alanı 18 olduğuna göre alan x ise 30'dan küçük olacak. O zaman 3 TL buna veririm. Şuna bakalım. 125. 125 nereye giriyor? X büyüktür 80'e giriyor. O zaman buna da 5 TL veririm. Yani vermem gereken rakamı topluyorum. 5, 10, 16, 19, 24 TL veririm. Bu işten sıyrılırım diyorum. Ve mükemmel bir şekilde sorumuzu çözmüş olduk. Evet, sınavda çıkacak soru tiplerine baktığımız zaman seçenek ve doğrusal grafikli eşitsizlik soruları gelebilir Tonguç'um. Yani mesela şu doğrusal grafik değil mi? Ne nasıl yapıyorduk? İşte başlangıcı mesela 30 diyelim. Bunun başlangıcı 50 diyelim. İşte başlangıcı 30 ise eğer neydi? 30 artı 30 artı kaça kaçar artıyor mesela? 10'a oran artıyor. 10 çarpı x. Bu ise 50 artı yine artıyor ama çok az az artıyor. 2 çarpı x diyelim. Diyor ki adam bize, ya kardeşim diyor, uzatma lafı diyor. Ben ne yapmak istiyorum diyor. Bu B fidanının A fidanının ne zaman geçtiğini görmek istiyorum diyor. Ne zaman geçtiğini görmek istiyorum? Bundan daha fazla olması zaman. Yani 30 artı 10x'in büyüktür 50 artı 2x olduğu zamanı merak ediyorum diyor. Evet, o zaman merak etme yenge kardeşim. Bak 2x'i bu tarafa at 8x. 30'u karşıya at büyüktür 20. Her iki tarafı 8'e böldüğü zamansa x büyüktür 20 bölü 2,5 çıkar. X büyüktür 2,5 olduğuna göre neymiş? X eşittir 3 olduğunda mesela 3. günde bu bunu geçer. Bitti, bu kadar. Mesela artış azalışlarda da şöyle bir mantık var Tonguç Erdoğan Bey'im. Mesela demin yaptığım şey 50 artı 3x, bu da 20 artı 5x. Adam diyor ki ne zaman bu bunu geçer diyor. Yani 20 artı 5x büyüktür 50 artı 3x olur diyor. Bunu karşıladım 2x büyüktür. Bunu karşıladım 30. Her iki tarafı 2'ye böldüğü zaman x büyüktür 15. Yani x eşittir 16 olduğunda, 17 olduğunda, 18 olduğunda aslında bunun buna geçtiğini görebilirsin tarzında sorular gelebilir Tonguç'um. Aynı zamanda bak sınavda bu çok önemli bir şey. Zarar edilmediğine göre ne demek Allah'ını seversen zarar edilmiyor? Zarar edilmiyorsa kar ediliyor demek. Hayır, şunu bilmen gerekiyor. Zarar edilmediğine göre alış küçük ve eşittir satıştır Tonguç'um. Alış eşittir satış ne demek Allah'ını seversen? Alış eşittir satış yani ne kar var ne zarar var. Aldığı fiyata veriyor. 10 liraya almış 10 liraya veriyor. 20 liraya almış 20 liraya veriyor. Tam bir boş iş yani. Esasında zarar ediyor bence. Peki alış büyüktür satış ne demek Tonguç Erdoğan Bey? Alış büyüktür satış da hocam. Yani eğer adam... Demek ki satamıyor herif doğru düzgün para. Zarar ediyor. Zarar ediyor. Peki satış büyüktür alış dersek Tonguç Erdoğan Bey? Satış büyüktür alış. Satış büyüktür alış. O zaman kar ediyor. Mükemmel zekisin. İşte zarar edilmediğine göre kalıbını ezberle. Sınavda bu çıkar Tonguç evladım benim. Dolayısıyla bu sınavda çıkar. Dolayısıyla çok dikkat et buna. Mesela alış eşittir bu demiş. O zaman ne diyoruz? Alış küçük ve eşittir satışı çözebilmemiz gerekiyor. Tonguç'um bir de hatta burayı yanlış çizmişiz. Çok özür dilerim. Şunun bir kare olduğunu düşün. Tamam mı Tonguç'um? Şunun bir kare olduğunu düşün. Alanı 120 olan bir karenin bir kenarı kaç liralarını seversen?
Alanı 120 olan bir karenin... Mesela alanı 25 olan bir karenin kenarı kaçtır? 5'tir. Mükemmel. Peki alanı 10 olan bir karenin bir kenarı kaçtır? Bilmem. Kök 10'dur. Yani kökünü çalıyorsun. Mesela alanı 120 ise bir kenarı kaçtır? Kök 120'dir. O zaman burası kök 120 değil mi Tonguç Erhan benim? Evet hocam. Burası kök 120. Burası kök 120. Tonguç dikkat et. Şurasının hepsi kök 120. Şurası. Bak B karesinin alanı aslında kök 120'den daha büyük bir şeyin, yani B'nin bir kenarı kök 120'den daha büyük olmak zorunda. A ise kök 120'den daha küçük olmak zorunda. Çünkü daha kısa, görüyor musun? Bu kök 120 burası, bu daha kısa. Dolayısıyla A da böyle olmak zorunda. Bunların alanlarının en az olması için öyle bir mantık yapmamız gerekiyor. Onu da yaparken ne kullanıyoruz? Eşitsizliği kullanmamız gerekiyor. Mesela 120'den büyük bir tam kare olduğunu düşünürsen Tonguç Erhan kaç çıkar? 144, 121 çıkar, özür dilerim. 121. O zaman B'nin bir kenarı 11 çıkar. Mesela bundan küçük bir tam kare düşünürsen Tonguç Erhan, 120'den daha küçük bir tam kare 100 çıkar. O da bir kenarı 10 çıkar Tonguç Erhan benim. Bunun alanı 121. Bunun alanı 121 en az olabilir falan tarzında sorular gelebilir. Bu da Milli Eğitim'in örnek sorularını çok sevdiği bir model. Sayı aralıkları verilmiş tablo soruları da fikstir. Her zaman geçen sene LGS'de 2 tane soru çıktı neredeyse bundan. O yüzden çok dikkat edeceğiz Tonguç Erhan benim. X büyüktür 3 derse mesela 2 TL'ymiş. X 3 ile 10 arasında ise 4 TL'ymiş. X büyüktür 10 derse 7 TL'ymiş. Tonguç, o zaman 5 kilograma kaç TL öderiz Allah'ını seversen? 5 kilograma kaç TL öderiz? 5 kilograma... Bak, buradakilerden hangisine giriyor 5 kilogram? 5 kilogram X büyüktür 3. Mükem... Pardon. X 3... Çok güzel. Bak, çok güzel bir yere değindin gerçekten de. X küçüktür 3 dememiz gerekiyor. Dangoz evladım benim. Yanlış yazmışız buraya. Çok pardon. İyi. X, şimdi 5 kilogram derse X 3 ile 10 arasına giriyor. Demek ki 4 TL veririz. Ha. Peki 20 kilogram alırsak kaç TL veririz alana sayarsan? 20 kilogram. O zaman buna giriyor. X büyük eşittir. Büyük eşittir ona giriyor. Dolayısıyla 7 TL veririz Tonguç'um. Eğer 1 kilogramsa X küçüktür 3'e giriyor. O zaman 2 TL veririz tarzında. Peki X 3 kilogramsa, çok dikkatli. X 3 kilograma giriyorsa. O zaman alttaki, ortadaki. Harika, çünkü burada eşittir işareti var. Küçük eşittir. Harika, süpersin. O zaman 4 TL veririz tarzında bunları da bilmemiz gerekiyor. Sınavda çıkacak soru tipleri de bunlardır Tonguç diyoruz ve geçiyoruz. Üçgenler konumuza. Üçgenlerde bir hatırlamamız gereken şeyler. Açıortay, kenarortay, yüksekliği hatırlayacağız. Burada özel şeyler var. Onu da göstereceğim sana. Üçgen eşitsizliğine bakacağız. Bir kenarın diğer kenarın toplamından küçük, farkından büyük olduğunu bileceğiz. Açı kenar mantığında büyük açı büyük kenar mantığını göreceğiz. Ve Pisagor'da da hipotenüs ve Pisagor'un hipotenüsün tarlasına dalma hikayesini anlatacağım sana. Her zamanki gibi artık bu hikayeyi özümsedin değil mi Tonguç Erhan? Aynen hocam. Ne tarlaymış, bitmedi. Bir de özel üçgenleri hatırlıyor musun? Hemen söyle. 3, 4, 5. Mükemmel. 5, 6, 7. Allah cezanı vermesin. 5, 12, 13. 5, 12, 13. 8, 15, 17. 7, 24. 7, 24, 25. Mükemmel. Gerçekten 7, 24 hatırladın. Vallahi hatırladın. Gerçekten. İnanılmaz zeki bir öğrencisin. Gerçekten hani gerçekten 576. anlatışımda hala hatırlayabiliyorsun. Bravo diyorum sana. Geldik hemen açı ortaya ve kenar ortaya. Açı ortayda bilmemiz gereken şey aslında. Şurada bir açı var mı Tonguç'um? Evet var. Var. Bu açıyı ben ortadan ikiye bölersem böyle. Şöyle ortadan ikiye bölersem. Bu bizim açı ortayımız. Ve ne harfiyle gösteriyoruz? Açı ortayı ne harfiyle gösteriyoruz? Açı ortayı yapabilmek için yapmamız gereken şey aslında şu kenarı alıp bunun üzerine katlamak. Yani bu kenarı bunun üzerine kattığımız zaman aslında açı ortayı olmuş oluyor. Kenar ortaya baktığımız zaman Tonguç'um, kenar ortaysa şu bir kenar değil midir Tonguç Erhan benim? Evet hocam. Bu kenarı ben ortadan böyle ikiye bölecek bir çizgi koyarsam bu kenar orta oluyor. O da V harfi oluyor. Onu da yapmak için şu çizginin orta noktasını işaretleyip böyle bu noktayı bu noktanın üzerine katlamam gerekiyor Tonguç Erhan Bey. Peki geldik. Dik üçgende hipotenüs ait kenar ortayın uzunluğu, hipotenüsün uzunluğunun, bak dik üçgen, hipotenüs burası, çünkü 90'ın karşısındaki de biz hipotenüs diyoruz dik üçgende. Bunun kenar ortayı, yani kenar ortayı ikiye bölen parça aslında ayırdığı parçalardan bir tanesine eşittir. Biz bu kurala ne diyoruz Tonguç Erhan benim? Hemen söyler misin lütfen? Hipotenüs. Hayır, saçmalama. Muhteşem üçlü. Muhteşem üçlü kuralı diyoruz. Bravo diyorum. Üç tanesi birbirine eşit. O yüzden hipotenüsün uzunluğunun yarısına eşittir
kenar ortayı diyoruz. Bu da önemli, kıl sorularda çıkabilecek bir özellik diyoruz. Geldik yüksekliğe. Tonguç, yüksekte bilmemiz gereken şey ise aslında normal bir üçgenin yüksek nedir? Tepe noktası burasıysa, burası tabanıysa, tabanda tepe noktasından tabana inen dikmeye biz yükseklik diyoruz. Ve hangi harfte gösteriyoruz? H, yani İngilizce'deki height şeyler gösteriyoruz. Eğer dik üçgense, bu bir kenarsa, bu ise yükseklik yerine geçiyor. Yani dik kenarlardan bir tanesi yükseklik olabilir diyoruz. Eğer böyle bir üçgense ne yapacağız Tonguç evladım benim? Yapacak bir bu şey yok. Bu geniş açılı bir üçgen. Geniş açılı üçgende yükseklik, şöyle tabanı uzatıp en yüksek noktası burası ise buradan ip sarkıt. İp sarkıttan nasıl iner? Böyle inmez mi? Dümdüz aşağı iner. Harika. İşte burası yükseklik diyoruz. Buradan ip sarkıt. Buradan inmez mi? Harika. Buradan ip sarkıttığında nasıl iner? Dümdüz böyle iner. Aynen, buradan ip sarkıttığında böyle iner. İp sarkıtma yöntemi. Aynen, ip sarkıtma yöntemiyle yüksekliği çok rahat bir şekilde bulabilirsin. Peki, hocam yani normalde biz mesela paraşütle ya da dağlardan aşağı inerken bu yöntemi kullanıyoruz o zaman. Sınavda çıkar değil mi hocam bu? Sınavda ikizkenar üçgende tepe açısından karşı kenara çizilen yükseklik hem açıortay hem de kenar ortaydırı bilmen gerekiyor Tonguç Elan Bey. Bak, ikizkenar bir üçgen çiziyorum. Hop, hop, hop. Bu ikizkenar üçgende bu kenarlar birbirine eşit diyelim. Buradan bir yükseklik inersem, hop diye bir yükseklik inersem, bu aynı hem açıortay oluyor hem de kenar ortay şeklinde ayırıyor. Bu da kıl bir özellik. Burada hatta biz nasıl ezberliyorduk bunu? Yaki kuralı diye ezberliyorduk. Yaki ne demekti, hatırlar mısın? Yükseklik, açı ortay, kenar ortay ve ikizkenar üçgen dördü bir aradadır. Herhangi iki tanesi varsa diğer ikisi olmak zorunda diyoruz. Tabi bu kadar detaya gerek yok ama yine de sen şu kuralı bilsen çok güzel olur diyor. Geldik üçgen eşitsizliğine. Üçgen eşitsizliği ve açı kenar bağıntısı zaten basit. Yapmamız gereken tek mantık şu. Herhangi bir kenar Tonguç evladım benim üçgende. Herhangi bir kenar aslında diğer iki kenarın toplamından küçük olacak. Yani o artı n'den küçük olacak. Diğer iki kenarın farkından, yani o eksi n'den de büyük olmak zorunda. Mesela o kenarı diğer iki kenarın t artı n'den küçük, t eksi n'den de büyük olacak. Veya n kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından da büyük olmak zorunda diyoruz. Bu basit bir mantık. Mesela hemen sana hızlı bir örnek. Burası 5, burası 7 ise burası kaçtı alanı seversen? Bu x dediğimiz şey Tonguç'um, bu x'in toplamından 12'den küçük olacak. Bu x'in farkından 2'den büyük olacak. O zaman x hangi değerle alabilir, sayar mısın bana? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bitti. 9 tane tam sayıları alabilir. Çünkü 12 olamaz, 12'den küçük olmak zorunda. Geldik bu zımbırtıya. Burada da açıları görüyor musun? Bak 100, 30 ve burayı vermeseydik kaç bulduk alanı seversen? 180 eksi 130, 50. Harika, bak 50. Bak buldun. Bravo, çok güzel, hızlı buldun. Peki bu açının karşısındaki kenar burası. Yani LM kenarı. O zaman LM kenarı en büyük. Bu açının karşısındaki kenar KM kenarı. O zaman KM kenarı 30 olduğu için en küçük olacak. Bu açının karşısındaki de o zaman ortanca olacak diyoruz. Yani KM küçüktür, KL küçüktür, LM şeklinde büyük açının büyük kenar karşısında, küçük açının da küçük kenar karşısında bulunduğunu mutlaka hatırlamamız gerekiyor diyoruz. Geldik Pisagor bağıntısını hatırlamaya, hızlı bir şekilde tabii ki. Tonguç, bir dik üçgen çizdiğimiz zaman dik açının karşısında kenar ne denir? İpotenüs. Mükemmel. İpotenüsü ile alalım. Sen hem radyo hem televizyon mu izliyorsun? Hem radyo hem televizyon izliyorum. İpotenüsle soruları çözüyorum. Aynen, süpersin. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla bir üçgende hipotenüsün karesi diğer kenarların, dik kenarların kareleri toplamına eşittir. İşte Pisagor'un yüzyılların tarihine geçen ve gerçekten geometriyi kasıp kavuran teoremi bu. Bu kasıp kavuran teoremle alakalı binlerce insan mahvoldu. Binlerce insan gerçekten mağdur oldu. Öğrenciler okullarda perişan, rezil, rüsva oldular ve bu soruları yapmak için. Ama halbuki kolay yolları var. Nedir mesela? 3, 4, 5 üçgeni. Ne gerek var bak? 3'ün karesinden kaç eder? 9. 4'ün karesinden kaç eder? 16. 9, 16'yı topu kaç eder? 25. Evet, bayağı bir aradığınız kişiye şu an ulaşalım. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Gerçekten Tonguç. Tonguç gerçekten bu. Evet, gerçekten inanılmaz zeki ve çok hızlı bir beyin kapasiten var. Hayır, hesap makinesiyle yapıyordum hocam, yetiştiremedim. Aa, çok güzel. 9 artı 16 25. Al işte 5'in karesi. Aa. 5'in karesi kaç eder? 25. 12'nin karesi kaç eder? 144. 144 ile 25 topla. Allah, takıldı vallahi, takıldı. 160 tuttu.
Evet, cannot be reached at the moment. O zaman 169, bak 13'ün karesi 169. 8, o zaman demek ki küçüklerin karelerinin toplamı büyüğün karesi diyorsa bu bir dik üçgendir zaten. Ve burada da 3, 4, 5'in 5, 12, 13'ün, 8, 15, 17'nin, 7, 24, 25'in bir dik üçgen olduğunu hatırlarsak çok hızlı çözebiliriz soruları. Ve Tunguş şunu unutma. 3, 4, 5'in katı olan 6, 8, 10, 9, 12, 15 de bir dik üçgendir. Veya 5, 12'nin kaç olan, katı olan, 2 katı olan mesela 10, 24, 26 da bir dik üçgendir tarzında bazı özellikler de çıkabilir. Tonguç evladım benim diyoruz. Evet, geldik bir tane sorumuza. İşte böyle bir model soruyla seni ters köşe yapmayı düşünüyorum. Yukarıda verilen üçgenlerin tüm kenar uzunlukları birer tam sayı. Tamam. A açısı 90 dereceden küçük. Yani burası 90 dereceden küçükmüş. D açısı 90 dereceden büyük. Yani burası 90 dereceden büyükmüş. BC'nin alabileceği en büyük değer, EF'nin alabileceği en küçük değerden kaç fazladır? Şimdi Tonguç'um, BC'ye X diyelim. EF'ye de Y diyelim. Buraya kadar tamam mı, her şey yolunda mı? Her şey tamam hocam. Tamam, şimdi yapmamız gereken şey aslında şu. Ben diyorum ki burada ilk başta basit bir denklem koyup X dediğimiz şey diğer iki kenarın toplamından, yani 17'den küçük olacak. Diğer iki kenarın farkından, yani 7'den büyük olacak. Şimdi burada koyalım hemen. Y dediğimiz zımbırtı diğer iki kenarın toplamından küçük olacak. Farkından da büyük olacak. Bunları yazdık mı? Evet hocam. Her şey yolunda. Sonrasında yapmam gereken şey bu kıllıklar. Bunları niye söylemiş ki bana acaba? Zaten ben buradan bulamaz mıyım? Bulamam. Neden biliyor musun? 90 dereceden büyük veya küçük dediyse bir kıllık vardır orada. 90 derece olsaydı ne olurdu? Asıl soru bu. 90 derece olsaydı ne olurdu? Tonguç, ben sana özel üçgenleri öğretmedim mi Allah'ını seversen? Öğrettiniz hocam. 5, 12 ne üçgeni vardı Tonguç'um? 5, 12, 13. Süper. 5, 12, 13 vardı. Eğer 90 derece olsaydı 13 olurdu. Peki burası 90 derece olsaydı 6, 8 ne olabilir Tonguç öğrenmeyi? 6, 8. 14. Hayır, saçmalama. 3, 4, 5 üçgeni vardı ya. Bunun iki katı nedir? 6. Bunun iki katı nedir? 8, 10. Bunun iki katı, süper. O zaman bu da 10 olurdu. Eğer 90 derece olsaydı 10 olurdu. Tonguç'um, bu adam demiş ki bu açı 90 dereceden küçüktür demiş. O zaman bu 13 değil de 90 derece olsaydı 13 olurdu ya. Bu da 13'ten küçük olmalı Tonguç evladım buradaki zımbırtıya göre. Çünkü 90 derece olsaydı 13 olurdu. 13'ten 90 dereceden küçük olduğuna göre daha da küçük olmak zorunda 13'ten. O zaman 13'ten küçük diyoruz. Peki buraya bakalım. Bu da 90 derece olsaydı kaç oluyormuş? 10 oluyormuş. 90 dereceden büyük olduğuna göre o zaman Y de büyüktür. 10 olmak zorunda diyorum Tonguç evladım. O zaman şimdi yapmamız gereken şey şu. X'in alabileceği değerleri yazıyorum. X eşittir 8 olabilir, 9 olabilir, 10 olabilir, 11 olabilir, 12 olabilir. Bitti bu kadar. Çünkü 13'e geçemez. Normalde 13, 14, 15, 16'ya kadar gitmesi gerekiyordu buna göre. Ama üçgen mantığı. 13'ten küçük olduğu için buraya kadar gidebilir diyoruz. Y'nin alabileceği değerleri yazıyorum. Y 10'dan büyükmüş. 11 olabilir, 12 olabilir, 13 olabilir. Bitti bu kadar. Çünkü bak 3 olamaz, 4 olamaz, 5 olamaz. Çünkü ondan büyük olacağını biliyoruz. O zaman şunu göre gitmem gerekiyor ve burada bitiriyorum. Dolayısıyla ne demişti bize? BC'nin alabileceği, yani BC hangisi, burasıydı? X'in alabileceği en büyük değer, yani 12 ile EF'nin alabileceği en küçük değer, yani 11. Kaç fazladır demiş? 12'den 11 çıkarsa bir fazladır diyorum. Gerçekten kıl bir soru gibi geldi. Halbuki hızlı bir şekilde yapabildik diyoruz ve geçiyoruz. Gerçekten robot sorusuna hoş geldin diyorum. Robotik. Robotik yarışmasında yine öğrenciler yine başarılı olmuş görüyorsun. Çünkü hocam, bütün sorularda ben bilgiyi okuduğum zaman biraz rahatlıyorum. Çünkü bilgi benim moralimi düzeltiyor, motivasyonumu artırıyor. En azından bana bilgi vermişler diyor. Ama isterim ki cevabı direkt versinler. Bilgiden sonra bu arada... Sence şu soru moralini düzeltiyor mu Allah? Şu bilgi moralini düzeltiyor mu Allah? Yarı çapraya olan bir dairenin alanı pi re karedir. Üçgen, yani gerek çok da moralini düzeltti denemez aslında. Evet, birazcık karışık gibi gözüküyor ama hiç şaşırmayacağız. Çünkü bunlar zaten normal bilgiler, klasik bilgiler. Yarı çapraya olan bir dairenin alanı pi re karedir. Tamam, zaten bunu biliyoruz. Üçgenin her bir kenar uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları farkının mutlak değerinden büyük toplamından küçüktür. Bu da doğru, bu da üçgen eşitsizliğini vermiş size. Şu üçgen eşitsizliği şu da dairenin alanı. Zaten üçgen eşitsizliğini de şöyle vermiş bak. Bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından da büyüktür. Ama farkının mutlak değeri yazmış ki böyle kıllık olsun diye. Normalde mutlak değer dediğim şey de aslında bu ikisinin farkı hiçbir zaman negatif olamayacağı için hani büyükten küçüğü çıkar diye böyle demiş. O önemli bir şey değil. Hiç sorun değil. Orada hiç endişe etme. Eğer böyle bir kalıp görürsen hiç endişe etme. Zaten bu bizim bildiğimiz üçgen eşitsizliği. Tamam, eyvallah.
Yukarıda verilen şekil kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan 3 adet eş ikizkenar üçgen ve 1 adet daire şeklinde karton kullanılarak hazırlanmıştır. Tamam. 1, 2, 3 üçgen, bir tane de daire şeklinde karton. Ondan sonra alanı 81 pi santimetrekare olan dairenin yarı çapı, dairenin çapının uzunluğu. İkizkenar üçgenlerden birinin taban uzunluğuna eşit olduğuna göre. Zaten buradan böyle böyle çizgiler çizmiş ki bunun çapı aslında hop şurasıdır. Bunun çapı dediğimiz yer yani şurası aslında bunun taban uzunluğuna eşitmiş. Zaten görünen köy kılavuzu sistemi şurasıyla şurası birbirine eşitmiş. Zaten bunlar tam geliyormuş. Tamam eyvallah. Eş ikizkenarlarına göre bunun tabanı burasıysa pembişse bunun tabanı da aynıdır. Bunun tabanı da aynıdır değil mi Tonguç evet, hocam? O da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Üçgen ve bir adet şeklinde kullanan kazılanmıştır. Alanı 81 pi santimetre olan dairenin çapının uzunluğu falan filan işte olay. Sadece üçgenin oluşturduğu şeklin çevresinin uzunluğu en az kaç santimetre demiş. Şimdi Tonguç'um 81 pi santimetre olduğuna göre, santimetre kare olduğuna göre. Şimdi dairenin alanı nasıl bulunuyordu? Pi re kare ile. Pi çarpı re kare eşittir 81 pi olduğuna göre. Pi'ler birbirini götürdü. Re kare eşittir 81'den. R'nin 9 olduğunu buluyoruz. R dediğimiz şey aslında bunun yarı çapı değil mi Tonguç öyle? Evet hocam. Bunun yarı çapı 9'sa bunun tam çapı nedir Allah'ını seversen? 18 değil midir Tonguç Ölen Bey? Evet hocam. O zaman şu pembiş de 18'dir. Burası da 18'dir. Burası da 18'dir. Bir de sorduğu şey aslında şu şu şeklin çevresi. Niye? İkizkenar üçgenlerin bir tanesi ne? Üçgen, sadece üçgenlerin oluşturduğu şeklin çevresini soruyor ya. Yani burası 18. Burası 18. Burası 18. Bir kere 18 çarpı 3. Yani 54 var elimizde. Bir tek bulmamız gereken yer neresi Allah'ını seversen? Şu yeşil ve şu yeşil. Donguç'um. Efendim? Şurada bir üçgen yok mu Allah'ını seversen? Şuraya bakar mısın? Şu bir üçgen değil mi? Bu ikizkenar üçgen olduğuna göre bu yeşilse bu da yeşil değil mi Allah'ını seversen? Evet hocam. Bu yeşile x dersek burası da x olmaz mı? Doğru. Tonguç bu üçgende şu demin taradığım üçgende üçgen eşitsizliği yaparsak eğer iki kenarın toplamı bundan büyük olmak zorunda değil mi? Yani x 18 küçüktür. İki kenarın toplamı olmak zorunda değil mi Tonguç evladım benim? O zaman yapmam gereken şey ve üç, her bak bunları ikiye böldüğüm zaman çatalan küçülen sadece işte x büyüktür 9 çıktı. X kaç olabilir Allah'ını seversen? Bak bir kenarı ne demiş bu dikkat et. Birer tam sayı olduğuna göre demiş. Kenar uzunlukları tam sayı olan 3 adet eşkenar. O zaman x 9'dan büyükse x kaç olabilir Allah'ını seversen? 10 olabilir. 10 olabilir. O zaman burası da 10'dur. O zaman şeklin çevresi 18, 18, 18 zaten 54'tü. Artı bir de 10, 10'dan 20 olur. Yani 74 olur. Ama dikkat edin. En az demiş. Zaten biz x büyüktür 9 dedik ya. En az kaç olur diye düşündük değil mi? 11 de olabilir, 12 de olabilir, 13 de olabilir. Ama biz ne dedik? En az olması istiyoruz. O yüzden 74 doğru cevabımızdır diyoruz. Ve süper bir şekilde sorumuzu yapmış oluyoruz. Yeni nesil sorumuzda robot sorusunu yaptık. Ve geldik bir tane de Pisagor sorusuna. Bu da çok klasik ve önemli bir soru tarzı. Tonguç bunu çok iyi bilmen gerekiyor. Gerçekten sınavda %99 çıkar böyle bir soru. Çünkü Pisagor'u çok seviyor öğretmenler. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı da çok seviyor. O yüzden sen bu soruyu direkt... Hocam Pisagor'u sevmelerini seviyor. Acaba isminin ilk 3 harfindeki pis olması mı yoksa son 4 harfindeki agor olması mı? Yani agor bizle alakalı bir isim değil. Pis de bizim sevmediğimiz bir kelime. Ne diyorsun kadar... lan dangol musun? Dik üçgen 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Dik kenarlarının kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Zaten bunu biliyoruz. Pisagor'u demişti. Yukarıda gösterde verilen 19 metre uzunluğundaki yeşil renkli direk. O noktasından kırılmış. Ha şöyle bir direkmiş. Bu buradan böyle kırılıp sonra uç noktası görseldeki yüksekliği 1 metre olan duvarın uç noktasına gelmiştir. Ha bu buradan böyle kırılmış ve buraya gelmiş. O zaman demek ki eskiden böyle bir şeymiş. Bunun böyle bir kırılmış ve buraya yatmış. Tamam eyvallah. Direğin en alt noktasının yani şurasının A noktasının duvara uzaklığı 12 metre olduğuna göre demiş. O noktasının yerden yüksekliği kaç metre demiş. Evet. O noktasının yerden yüksekliği dediği şey aslında şurası değil mi Tonguç'um? Yani burayı soruyor bize. Tonguç o zaman burayı soruyorsa ben burayı eksiyim. Tamam mı öyle? Tamam. Peki Tonguç direkt kaç metreydi normalde ilk başta?
Adam bize söylemişti. 19 metreydi. O zaman burası x'e, burası 19 eksi x'i midir Allah'ını seversen? Evet hocam. Dikkat et. Mesela burası 5 ise burası 19 eksi 5 yani 14'tür. Burası 10 ise burası 19 eksi 10 yani 10'dur. 9'dur. Gibi. Yani burası x ise burası 19 eksi x'tir. Peki bu buraya yattığı anda bu 19 eksi x buraya gelmedi mi Allah'ını seversen? O zaman burası da 19 eksi x diyebilir miyiz Tonguç evladım benim? Evet hocam. Süper zekisin. Sonrasında o noktasının yerden yüksekliği kaç metre demiş. Ha. Şimdi diyorum ki şurası 1 metre ise. Şurası da 1 metre değil mi Allah'ını seversen? Evet hocam. Ha, şurası da 1 metre. Burayı da bulduk. Tonguç yapmam gereken şeyi gösteriyorum sana. Kıl bir şey yapacağım. Şöyle bir dik üçgen oluşturmaya çalışacağım. Bunu böyle uzatamam. Ama bunu böyle uzatırım. Bunu böyle uzattığım zaman bir dik üçgen oluşturduk. Şimdi şuranın hepsi de x'ti. Şimdi burası 1 metre ise. Tonguç'um şurası da 1 metre olmaz mı? Çünkü bak burada bir dikdörtgen var gördüğün gibi. Burası 1 metre ise burası 1 metre. Burası 12 metre ise burası da 12 metredir diyebiliriz. Şimdi Tonguç şunu hepsi x metre dedik. O zaman şuraya yani şu zımbırtıya burasının hepsi x. Burası 1 ise x eksi 1 kalmıyor mu? Bak 1 burası x. X'ten 1 çıkarsak x eksi 1 yani burası kadar. Şimdi Tonguç dananın kuyruğunun koptuğu yere gel. Evet gerçekten çok çalıştık. Artık bunu hak ettik. Gerçekten öksürebilirsin rahatlıkla. Gerçekten bunu hak ettik diyorum. Ve yoruldun. Gerçekten beyin olarak yoruldun. Çünkü şu dik üçgeni görmek artık gerçekten birazcık sabır işi. Şu dik üçgeni gördüysen ben eğer. Bunun karesi artı bunun karesi eşittir bunun karesi şeklinde astro matematik kullanıyorum. X eksi 1'in karesi artı 12'nin karesi eşittir 19 eksi x'in karesi şeklinde gerçekten karışık bir denklem çözeceğim. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. Hemen x eksi 1'in karesini alsam. X'in karesi, birincinin karesi eksi 2 çarpı 1'in çarpı 2'nci yani x artı 2'ncinin karesi yani 1 artı 12'nin karesi 144'tür eşittir 19'un karesi, birincinin karesi 361 eksi 2 çarpı bu ikisinin çarpımı 19x 2 çarpılırsa 38x eder. Artı x'in karesi x'in karesi şeklinde yazdım. Oh be gerçekten rahatladım birazcık. Çünkü x kareler birbirini götürdü. Rahatladım. Neden rahatladım? Çünkü bak ne kaldı elimde? Eksi 2x artı 145 artı 145 eşittir. 361 eksi 38x dedim. Eksi 38x'i karşıya atınca eksi 2x artı 38x eşittir. 361 eksi 145 çıktı. Hemen 36x çıktı burası. Eksi 2 artı 38. 36x eşittir. Bundan bu çıkarsa 216 çıkar. Her iki tarafı 36'ya böldüğüm zaman 216 bölü 36 aslında 6 eder Tonguç evladım benim. Bizim bulduğumuz şey aslında O noktasının yerden yüksekliğiydi. Zaten ben x'i arıyordum. Cevabımızın 6 olduğunu net bir şekilde söylüyorum. Buraya kadar alırsak mükemmelsin gerçekten de. Şimdi sınavda çıkacak soru tipleriyle sana bir hızlı hatırlatma yapıyorum. Üçgen eşitsizliği soruları çıkabilir Tonguç evladım benim. Burada yapman gereken şey eğer mesela A kenarı, A açısı büyüktür 90 dediyse sanki büyüktür de eşittir 90 olsaydı ne olurdu? 6, 8 kaç olurdu 6, 8 tane üçgeni? 6, 8, 10. Mükemmel 10 olurdu ama büyüktür 90 dediğine göre o zaman bu kenar büyüktür 10 olacak. Yani kaç olabilir? 11, 12, 13, 14 ama 14 olamaz çünkü 18 bu ikisinin toplamından küçük olacak. Yani 11, 12, 13 olabilir. 3 tane seçenek var gibi mantığı yürütmen gerekiyor. Şu sorularda şunu bilmen gerekiyor. Üçgenin çevresi en az kaç? Burada aslında üçgen eşitsizliğe bağlaştırman gerekiyor. Bak burası 3 ise burası da 3'tür. Toplam burası 6 olduğuna göre burası eşdeğerse burası da 6'dır. Burası 6 ise bu ikisinin toplamı 6'dan büyük olmak zorunda 2x büyüktür 6'dan. X büyüktür 3'tür demen gerekiyor. X o zaman kaç olabilir Tonguç evladım benim? 4 olabilir mantığını getirebilmen gerekiyor eğer ikizkenar üçgense diyoruz. Ki zaten şöyle bir mantık var ikizkenar üçgende. Şöyle çizdiğin zaman Tonguç neydi bu dikindiğin zaman? Bunlar birbirine eşit değil mi de Allah'ını seversen? Evet hocam. Bunlar birbirine eşitse burası 3 ise burası 3'tür. O zaman burası 3, burası 3 şeklinde bir mantıkta var diyoruz Tonguç'um. Pisagor bağıntısıyla gerçek hayat problemlerine bakarsak eğer bak şöyle bir yol varsa bu çok fix ve klişedir Tonguç'um. Burada çizmen gereken çizgiyi gösteriyorum sana.
Şöyle bir çizgi çizeceksin A'dan B'ye. A'da B'ye arasındaki en kısa mesafeyi soracaksın. Sen de böyle bir çizgi çizeceksin. Sonra diyeceksin ki bir de şunları tamamlayayım diyeceksin. Kaşındım ben diyeceksin zaten. Kaşınıyorum soracağım. Öyleyse varım. Burası dik üçgen diyeceksin. Şu dik üçgeni en kısa mesafe burası. Şurası şurasına eşit. Şu ikisinin toplamı da burasına eşit Tonguç Eren Bey. Burası mesela burası 4, burası 3. O zaman burası 7 diyeceksin. Mesela burası 5 ise burası da 5 olacak. En kısa mesafe de 7'nin karesi artı 5'in karesi eşittir. En kısa mesafenin karesinden hesaplayabilirsin Tonguç'um. Çap ile köşegen ilişkisinde de bilmen gereken şey şu. Eğer dikdörtgenin merkezi ile dairenin merkezi eşitse ki zaten genellikle öyle yaparlar. Burada bunun çapı aslında dikdörtgenin köşegenidir. Köşegen nasıl bulunur dikdörtgende? Herhangi bir dikdörtgende köşegen, mesela burası 3, burası 4 diyelim. Bu köşegen aslında 3'ün karesi, 3'ün karesi artı 4'ün karesinde. 3, 4, 5 üçgeninden bak görüyorsun 5'tir köşegeni. Bu 5 köşegen de aslında çapıdır buradaki dairenin diyoruz. Üçgen katlama sorularında bilmen gereken şey şu Tonguç'um. Eğer bir kenarı diğer kenarın üzerine katlıyorsa... Yani sen bunu alıp böyle üzerine oturuyorsan şunlar birbirine eşit. Yani açıortay oluşuyor. Eğer bir kenarı diğer daha doğrusu tabanı bir köşeyi diğer kenarın üzerinde bir noktaya katlıyorsa yani bunu şöyle buraya getiriyorsa ve burası da şöyle olduysa burası yükseklik H oluyor diyoruz Tonguç Eren Bey. Katlama çizgisi açıortay ve yükseklik ilişkisinde çok önemli Tonguç'um. Katlama çizgisi eğer dik oluyorsa yükseklik. Eğer katlama çizgisi aslında sadece kenarların kenarlar üzerine gelmesiyle oluşuyorsa açıortay diyoruz. Evet şimdi geldik yepyeni bir ünitemize. Artık ünitelerimiz kolay bitiyor. Benzersiz az kaldı ama şunu bilmemiz gerekiyor. Önemli konuların çoğunu atlattık. Şimdi yine önemli konular var ama bunlar kadar kapsamlı değil. Şimdi eşlik benzerlik başlıyoruz. Eş ve benzer şekiller. Benzerlik oranı Tonguç Eren Bey'im. İki tane başlığımız. Eş ve benzer şekillere bakacağız. Bir de benzerlik oranı nasıl hesaplanabilir? Geldik mesela son üçgeniyle. Son üçgeniyle. Burada hangi üçgen benzerdir? Bak şu açıyla şu açı eşit. Şu açıyla şu açı eşit. Bak o zaman SON. O zaman bu açı zaten otomatik olarak bu açıya eşit oluyor. Çünkü bu ikisi eşitse, iki açılar eşitse diğer açılar da otomatik olarak birbirine eşit oluyor. SON'de çizgili noktalı taralı yaptım. O zaman çizgili noktalı taralı yani TEK yapmam gerekiyor. İşte bunlar eş ve benzerdir oluyor. Ne zaman olursa eş ve benzer oluyor musun? Mesela şurası 10 santimetre ise, şurası 10 santimetre ise... Çizgiyle nokta yazdım. Bu da 10 santimetre ise. Yani bunlar birbirine eşitse Tonguç Eren Bey'im. Bak bunlar birbirine eş ve benzer üçgenler oluyor. Mesela şurada iki dikdörtgenin bütün kenarları birbirine eşit değil mi Tonguç? Evet hocam. Bak kısa kenarı kısa kenarı. Uzun kenarı uzun kenarı. Bunlar sadece böyle yan dişe çevrilmiş ki zaten bu sınavda en çok sorulan sorulardan bir tanesi. O zaman diyorum ki ABCD dikdörtgeni eş ve benzerdir. A, B, C, D, K, L, M, N, K, L, M, N dikdörtgenidir diyorum Tonguç. Bravo diyorum sana. Geldik benzerlikteki mantığa. Benzerlikteki mantıkta da birbirinin katı olacak. A, B, C üçgeniyle benzerdir D, E, F üçgeni diyorum. Hatta benzerlik oranını yazarken A'nın karşısında A vardı. D'nin karşısında D vardı. B'nin karşısında B var. E'nin karşısında E var. Neden? Çünkü bak çizginin karşısındakine bakayım. Çizginin karşısındakine E'ye bakacağım. Burası da en son açıları otomatikman ortak taralı açı olsun. Taralı açının karşısında C var. Taralının karşısında F var şeklinde. Benzerlik oranı dediğim bir şey K ile gösterilir. Bu da ayrı bir bilgi. Şunu unutma. Benzerlik şeklinin çevre uzunlukları oranı benzerlik oranına eşittir Tonguç. Çevre uzunluğu unutma. Alanları oranı ise benzerlik oranının karesine eşittir Tonguç evladım benim. Hemen nasıl yaptığımızı gösterelim. Şimdi mesela şekildeki ABC dikdörtgeniyle EFGH dikdörtgeni benzerdi demiş. Tamam eyvallah. Benzerlik oranı 3/4 olduğuna göre A eksi B kaçtır demiş. Şimdi Tonguç benzerlik oranı 3/4 olduğuna göre demiş. AB büyüktür EF demiş. Yani AB büyüktür EF ise demek ki bak bunun kısa kenarı bu da bunun kısa kenarı. Demek ki bu üçgen daha yüksek bir şey, daha büyük bir şey, bu üçgen daha küçük bir şey. Ve benzerlik oranı 3/4 ise her zaman şunu yapman gerekiyor. Küçük üçgeni büyük üçgene bölmen gerekiyor ki benzerlik oranı bulalım. Küçük üçgende 12 santimetre var.
Büyük üçgende AB ile benzer olan FE, yani bak bunlar birbirine eşit ya, B var eşittir benzerlik oranı 3 bölü 4 diyorum. 3 bölü 4 dediğime göre Tunguç'um, hemen bunları içten dışa çarpma yapalım. 4 kere 12 48 eşittir. 3 kere B 3B'dir. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman B eşittir 16 çıkar Tunguç'um. B eşittir 16 çıktığına göre şurası 16 ise bak dikkat et. Burası bir dakika. Yanlış bir şey yaptım. Neden biliyor musun? Burası büyük üçgen değil miydi? Bak büyük küçük üçgene yazdım görüyor musun? Öğretmenler de hata yapar. Hatasız. Bak kaç saat. Evet çal bakayım. Kulumaz. Harika. Hatamla. Çöz beni. Hocam çok kötü sesim var. Evet yani çok güzel söylüyorsun. Sorunun sesi oldun gerçekten. Küçüğü büyüğe böleceğiz. Bu küçük üçgen bu büyük üçgen. Neden demiş? Bak AB büyüktür EF demiş. AB EF'den büyük. O zaman küçük üçgendeki bu kenarı, bunu siliyorum, B bölü büyük üçgendeki 12'ye böldüğüm zaman aslında benzerlik oranı yani 3 bölü 4 eşit olacak. İçten dışa çarpınca 4B eşittir 36 çıkar. B eşittir 9 çıkar Tonguç'um. O zaman burası 9 çıktı, burası 9 çıktı. Tonguç dikkat et. 3 bölü 4 oranı diğer kenarlarda da var. Yani küçük bölü büyük yapıyor mu? Küçük üçgendeki A kenarını büyük üçgendeki 36'ya böldüğüm zaman aslında 3 bölü 4 çıkması gerekiyor. İçten dışa çarpma yapımında 4A eşittir 108 çıkıyor. A eşittir 27 çıkıyor Tonguç'um. O zaman burası da 27 çıktı. Şimdi bizim istediğimiz şey zaten bak bu bunun 3 katı. Bu bunun 3 katıysa bu da bunun 3 katı olacak. Bak 27 9. A eksi B soruyor. 27'den 9 çıktı. 18 çıktı sonuç cevabımız diyor. Evet geldik yenisi soruya. Dik üçgen 90 derece açının karşısındaki kenara hipotenüsü. Tamam eyvallah. Bunu biliyoruz yani söylemeseler ama sanki ama söylemek zorunda yani. Yapacak sanki hiçbir şey yok. Söylemeseler dik üçgenin 90 derece açının karşısındaki kenara Pisagor diyeceğiz sanki. Yani Allah'ım ya Rabbim ya. Bilmek zorundayız yapacak bir şey yok. Yukarıda koordinat sisteminde verilen AOBC ve DEFO dikdörtgenleri benzerdi demiş. Tamam eyvallah benzerdi. E noktasının koordinatları 9'a 3. Ha, şurası 9'a 3 demiş. O zaman şurası bak burası y burası x ekseni ya burası 0 olduğuna göre burası 9. Çünkü e noktası 9,3 ya x eksenini kestiği yer 9 y eksenini kestiği yer de 3. O zaman bu noktada 3'tür diyebiliriz. Tamam. O zaman bak şu uzunluk aslında 9 birim şu uzunluk aslında 3 birimdir diyebilirim. Tamam. Sonrasında Tonguç'um demiş ki AC eşittir BE olduğuna göre. AC yani burası ile BE birbirine eşitmiş. Ha. A noktasının koordinatı aşağı hangisi demiş. Ha. Şimdi Tonguç. Burada bir kıllık var. Bu kıllık da aslında şimdi burası 3, burası 9. Eyvallah. Sonra diyorum ki yani şurayı keşke bilsem. Şurayı bilsem. Şurayı bilsem buraya x dersem eğer ben. Dikkat et. Şurası x artı 3 ise şurası x, burası x, burası 3'te, burası x artı 3'tür. Burası da x artı 3 olmak zorundadır. X artı 3 olmak zorundadır diyorum. Tamam bunu yazdım. Sonra bunu yazdıktan sonra diyorum ki şurası 3. Tamam. Burası 9 da burası 9 değil mi Tonguç Evren Bey? Evet hocam. Çünkü diyorken. Burası dik üçgen değil mi Allah'ını seversen? Evet hocam. Bak sana bir şey göstereceğim. Şu dik üçgeni görüyor musun? Ve demiş ki bize AC eşittir BE demiş. AC kaçtı Allah'ını seversen? X artı 3'tü. BE kaç? O zaman bu da X artı 3. Bak dik üçgeni gördün mü şimdi evladım? Dik üçgeni hemen hesaplamanı yapalım bak. X artı 3'ün karesi X artı 3'ün karesi eşittir. Dik kenarların karesi toplamıdır. Artı 9'un karesidir diyorum. X artı 3'ün karesi X kare birincinin karesi artı ikisinin çarpımı 3X çarpı 2 6X artı ikincinin karesi 9 eşittir. X kare artı 81 çıktı. O zaman X kareler birbirini götürdü mü? Evet. Harika. 9'u karşıya attığın zaman 6X eşittir. 79 çıkarsa 72 kalır. O zaman her iki tarafı 6'ya böldüğüm zaman çatırhangi çatırhangi X eşittir 12 çıkar Tonguç. Bravo diyorum sana. A noktasının koordinatını sormuş bize. A noktasının koordinatını bulabilmek için şöyle diyeceğim. Ya diyeceğim ki X eşittir 12 çıktıysa. Burası 12'dir diyorum. Burası toplamda o zaman 12 artı 3'ten 15'tir. Buraya da 15 yazıyorum Tonguç.
Bu iki üçgen benzer değil miydi Allah'ını seversen? Evet hocam. Bak küçük üçgenin büyük üçgene oranı benzerlik oranı veriyordu. Küçük üçgen burası, büyük üçgen de burası dersek. Bak bunun uzun kenarı burası, bunun uzun kenarı burası. 9 bölü 15 eşittir. Bunun kısa kenarı burası, bunun kısa kenarı burası. Yani şu zımbırtı buraya da y diyelim mesela. İşte dışarı çarpma yaptığınız zaman 9y eşittir 45 çıkar. Y eşittir 5 çıktı. O zaman şu uzunluğu da 5 dedik o zaman. 5 dediysek Tonguç, A noktasının koordinatları nedir Allah'ını seversen? Bak x ekseninde bunun sıfırın solunda bir yer. Solunda olduğuna göre eksi olmak zorunda. 5 bir uzunluğu ise eksi 5 olmak zorunda. Eksi 5'e 0 mı? 0 eksi 5 mi? Tabii ki eksi 5'e 0. Çünkü x'e eksi 5. Y'si de yukarıya doğru hiçbir şey yok. Çünkü yukarıya doğru çıkmamış diyoruz. Ve eksi 5'e 0 diyoruz. Önemli olan bu soruyu anlayabilmek. Unutma. İlk bakışta yapamayabilirsin. Ama anlarsan bir sonraki böyle soru geleceği zaman sınavda da böyle soru gelebilir. O yüzden yapabileceksin diyoruz. Geldik bir tane daha yeni soruya. Benzer üçgenlerde eş açıların karşılığındaki kenar uzunlukları birbirine orantılıdır. Bak MEB'in örnek sorununda bu tarz bir soru çıktı. O yüzden çok dikkatli dinleyelim. Bu orana benzerlik oranı dedi. Zaten bunu biliyoruz. Benzerlik oranının karesi alanları oranını verir demiş. Tamam eyvallah. Şekil 1'de verilen ikizkenar yamuk şeklindeki karton. A ve B köşelerinden tutulup. A'dan tutuyorum, B'den tutuyorum. ED ve FC doğruları boyunca katlandığına göre. ED ve FC doğruları. Yani şöyle katlıyorum. Bunu da böyle katlıyorum. Yani şunu şöyle katlıyorum. Bunu da böyle katlıyorum. Şunun etrafında katlıyorum yani. Kattığım zaman şöyle bir şekil çıkmış. Şekil 2'de oluşmaktadır. Tamam eyvallah. Buna göre şekil 2'de oluşan sarı renkli üçgenin alanının yeşil renkli üçgenin alanına oranı nedir? Şimdi yapmamız gereken şey Tonguç'cum şu. Ben bunu kattığım zaman burası 60 derece değil mi evladım? Evet. Burası 60 derece değil mi evladım? Evet hocam. Peki Tonguç'cum. Burası 60, burası 60 dereceyse ben bunu katladığım zaman şu şuraya gelmiyor mu Allah'ını seversen? Bunu katladığım zaman bu da buraya gelmiyor mu? İşte oluşan bu üçgen aslında burası. Şu sarı burası. Şimdi ben bunu buraya katladığım zaman tam böyle üst üste geldiğim zaman burası 60 olursa şurası da 60 olmaz mı Allah'ını seversen? Evet hocam. Peki ben bunu böyle katladığım zaman burası da 60 olmaz mı? Hatta şöyle bir daha böyle büyük büyük çizeyim de Tonguç Evlenmiş şöyle bir anlatırsam daha rahat anlayacaksın. Ben bunu bunun üzerine katladığım zaman şu çizgiyi buraya katladığım zaman şöyle bir şekil çıktı. Ondan sonra şu çizgiyi buraya böyle katladığım zaman bunun etrafında şöyle bir şekil çıktı. Yani şunu alıyorum buradan yok ediyorum bunu böyle katlıyorum. Bunu alıyorum yok ediyorum bunu böyle katlıyorum ve böyle bir şekil çıktı. Şimdi Tonguç şurası 60 dereceydi ya o zaman şurası da 60 derece olacak. Çünkü tam bunun etrafında katlıyorum. Yani bunlar simetrik olmak zorunda. Bunu da böyle kattığım zaman burası 60 dereceydi. O zaman bunu katladığım zaman burada da 60 derece çıkacak. Bak dikkat ettin mi? Şurada bir üçgen çıkmış. Şu sarı üçgen. Şu 60-60 kaç eder toplamı? 120. 180'den çıkarsa burası kaç eder? 60. Süper zekisin. Burası 60'da. Burası 60 değil mi Tonguç Evladım benim? Evet hocam. Süper zekisin gerçekten de. Peki Tonguç bu yamukta şuralar birbirine paralel değil miydi evladım? Evet hocam. Paralel olduğu zaman Z kuralı yok mu Allah'ını seversen? Evet. Burası 60 derece, burası 60 derece değil midir evladım benim? Evet hocam. Burası 60 derece, burası 60 derece değil midir Tonguç Evladım benim? Evet hocam. Süper. İki tane eşkenar üçgen çıktı. Yapmamız gereken şeyi göstermek istiyorum. Tonguç dikkat ettin mi? Şuraya 6 santimetre. O zaman burası 6 santimetre. O zaman Tonguç bu eşkenar üçgen değil mi Allah'ını seversen? Evet hocam. Burası 6 ise burası 6 olmaz mı? Burası 6 olmaz mı evladım benim? Süper zekisin. Ya bir de Tonguç şu turuncuyu böyle katlamamış mıydık? Şu turuncunun bak 8 santimetre olduğunu görmemiş miydik? Katladığım zaman aynı şekil buraya geçmeyecek mi sonuçta? Burası o zaman toplamda 8 santimetre. Şu kadar kısmını 6 demiştik. Buraya 2 kalır. Aynı şekilde bunu böyle kattığın zaman burası 8 ise burası 8 olmak zorunda. Buraya 6 demiştik. Buraya 2 kalır. O zaman 2 de buradaki sarı üçgende diyorum. O zaman Tonguç Evlen Bey'im sarı üçgenle yeşil üçgen hatta yeşil üçgeni şu anda gösterebilirim. Yani şu yeşil üçgen 6 6 6. Sarı üçgen ise onu turuncuya gösterelim. 2 2 2 olan bir eşkenar üçgenden oluşuyor. Şimdi sarı renkli üçgenin alanının yeşil renkli üçgenin alanının oranı demiş. Bir kere benzerlik oranını bulalım bakalım ilk başta. Benzerlik oranı kenarları oranına eşittir. Bunun oranı. Küçük üçgeni büyük üçgene bölsek benzerlik oranını bulmuş oluruz. Peki alanları oranı ne demekti Tonguç Evlen Bey'im?
benzerlik oranının karesiydi. O zaman bunun da karesini alırsam ben alanları oranını bulmuş olurum. Alanları oranı eşittir. 2'nin karesi 4 bölü 6'nın karesi 36. Sadeleştirdiğim zaman 4 bölü 36'dan 1 bölü 9 cevabımızdır diyorum ve mükemmel bir şekilde sorumuzu çözmüş olduk ve geçiyoruz artık sınavda çıkacak şeylere. Tonguç, eş şekillerin eşit kenar avantajlarını sorabilir. Aynı zamanda mesela şöyle bir şekilde şöyle çat diye yapıştırdın. Yatırdığın zaman aslında bununla bu eşit oluyor. Bununla bu eşit oluyor. Bu zaten buna eşitti. Bu zaten bu kenar zaten buna eşit. Bunları hatırlamamız gerekiyor Tonguç'um. Aynı hocam, zamanda bak. Sizden bir şey istesem. Şu kenarda evet söyleyeceğim. Elinizi çekersiniz hocam, bir SS alacağım. Tabii ki alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir de, Tonguç Evren Bey'im. Yelkenli sorularında mesela şu üçgeni ben aynısının eşini aldığım zaman şurada bir şekil çıkıyor ortaya. İşte bu tarz sorular da karşımıza gelebilir. Mesela burası 4 ise bunun karşısındaki de 4 olmak zorundadır. Eş üçgenlerde tarzında bazı mantıklar karşına gelebilir. Onu da şimdiden hatırlat Tonguç'um. Üçgenlerin kenarında bak yelkenli sorusu yelkenli gelebilir. Bak bunu yazmak istiyorum lütfen Tonguç'um. Çünkü orada bir üçgenlerdeki benzerlik veya eşitlik çıkabilir. Üçgenin kenar oranlarının benzerlik olup olmadığını anlamakta mesela bak 4 bak küçükten büyüğü yazıyorsun. 4 6 8. Bunun küçükten büyüğü yazıyorum. 6 9 12. Tonguç'um 4 bölü 6 2 bölü 3. 6 bölü 9 2 bölü 3. 8 bölü 12 2 bölü 3. Allah Allah bunlar benzerdir diyebilirsin. Benzerlik şekli budur. Eş midir değildir ama benzerdir diyebiliriz. Çünkü kenarların hepsi birbirleriyle orantılı diyoruz Tonguç. Bravo diyorum sana. Bravo, yani, bravo, bravo. Şekilleri katlayıp benzer üçgen ya da şekiller oluşturma sorularında bilmemiz gereken şey şu. Mesela şunu katladın, buraya getirdin. Hop. Şunu katladın, buraya getirdin. Hop. Veya daha farklı katlamalarda da mesela işte şöyle büküyorsun, müküyorsun falan filan. Şöyle garip şekiller karşımıza gelebiliyor. O yüzden katlama sorularına aşina olalım. Lütfen katlama sorularına şunu kattığın zaman şuranın şuraya, şunu kattığın zaman şunun şuraya eşit olduğunu lütfen bil Tonguç. Açılar eşit oluyor ve eşkenar üçgenler genellikle çıkıyor. İşte şu ikizkenar üçgen çıktı mesela. Bu ikizkenar üçgenin ne olduğunu da hatırlayalım Tonguç'um. Bu tarz sorularda ikizkenar veya eşkenar üçgen yakalamayı unutma. Çünkü soru zor gibi gözüküyor ama basit bir yolu var diyoruz. Ve geldik dönüşüm geometrisi artık son konularımızdan bir tanesine geldik. Sonra 3 boyut isimleri yapıp bitiriyoruz Tonguç Evren Bey. Hocam gidişim suskun olmuştu ama dönüşüm muhteşem olacaktı ki dönüşüm geometrisi bu mu yoksa o başka bir şarkıda mı hocam? Aynen dönüşüm geometrisi aslında bu. Dönüşüm geometrisi zaten çok basit. Yansıma, öteleme ve ardışık öteleme ve yansımaya bakacağız. Yansıma dediğimiz şey aslında çok basit. Mantık olarak şöyle düşüneceğiz. Mesela bu şekli yansıttığım zaman ben bu şeklin gözleri varmış gibi düşüneceğim. Ve bu gözleri kendisine bakan bir an insan geçiyor. Mesela bu adam kendisine bakarsa mesela şurada aynada şöyle eğilmişse mesela şöyle aynada kendisine bakarsa kendisi yine böyle aynada öbür tarafa doğru eğilmiş görür değil mi Tonguç Evren Bey? Yani kendisine doğru bakıyormuş gibi görür. Aynı mantıkla bu adam mesela 1, 2, 3 uzaklıkta 1, 2, 3 uzaklıkta yapıyorum. Uç diyorum bak görüyorsun Tonguç'um. Senin için lehçe de yapmaya başladım. Şu şekilde bir zımbırtı çıkacak. Bak gözleri yine kendisine doğru bakıyor görüyor musun? Yani şu şeklin aynı simetriğini sanki böyle bunun etrafında katladığım zaman üst üste gelmez mi Tonguç Evren Bey? Bak bunu böyle yapıştırdığım zaman üste gelir. Mesela A noktasının x eksenine göre yansıması demiş. X eksenine göre yansıması, ilk başta şunu yapalım. BA'nın simetri ekseni burası ise Tonguç'um ben bunun aynısını çizmeye çalışacağım. Bak bu ne kadar uzaklıktaysa yine buraya A yazacağım. A'nın simetriği kendisidir. Ama B'nin simetriği ise Tonguç'um şöyledir. Hop öyledir. Yani B bu tarafa bakıyordu. Şimdi B bu tarafa bakacak. A zaten bir şey değişmiyor. Çünkü A simetrik bir şekil şeklinde bir mantık diyoruz bu eksene göre. A noktasının koordinatlarına bakalım mı Tonguç'um? A noktasının koordinatları bak dikkat et. Eksi 3'e hop 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 2'dir Tonguç Evren Bey. Eksi 3'e 2 olduğuna göre eksi 3'e 2 diye yazdım. Şimdi x eksenine göre. Tonguç bak birazcık efendim. Lütfen çok önemli noktalara geldik. O hocam yüzden, çok dikkatli dinliyorum hocam. Ders sabot etmiyorum ki hocam. Tabii canım. Beyin çok dikkatli dinle ve sinirlerimi bozma. Çünkü arkadaşlarım bazen diyor ki niye bu Tonguç saçma sapan çok konuşuyor. Hocam bantı verirseniz ağzıma yapıştırırım hocam. Evet şimdi Tonguç birazcık daha mesela bu soruyu önce ne yaparsın Tonguç? Hocam bu tür sorularda ya aynaya bakarım. Aynadaki yansımamı düşünürüm. Eğer aynadaki yansımam bana nasıl görünüyorsa onu düşünürüm. Yani ben aynaya baktığımda üst tarafta burnum alt tarafta kulağım varsa
öbür tarafta, üst tarafta benim, alt tarafta kulağım olur. Ama ben aynaya baktığımda ayna da bana bakıyorsa... Ve teşekkür ederim. Gerçekten su içmeme de izin verdiğin için teşekkür ederim sana. Musluk suyu lezzet edin. Evet, bravo diyorum sana. Eksi 3'e 2 noktasının x eksenine göre yansımasına bakarsak Nuhçer abi, x eksenine göre yansıma dediğimiz şey aslında x eksenini aynı olarak kabul ediyorum. Bu noktanın 1, 2 uzaktaysa 1, 2 uzakta buraya geliyor aslında x eksenine göre yansıma. Ve Tonguç dikkat et. Bak eksi 3'e 2 noktasında y'nin işareti değişiyor. Eksi 3 virgül eksi 2 oluyor. Geldik y eksenine göre yansımada. Y eksenine göre yansımada buraya göre yansımada 1, 2, 3, 1, 2, 3. O zaman buraya geliyor. Yani a üssü üssü diyelim mesela buna da. Bak dikkat et. Burası da eksi 3 ile artık 3 oldu. Yani eksisini x'in işareti değişiyor. Yani 3 virgül eksi 2 oluyor. 3 virgül 2 oluyor özür dilerim. 3 virgül 2 oluyor. Şu noktanın koordinatları 3 virgül 2 oluyor. Tarzında bilmemiz gerekiyor diyoruz. Geldik ötelemeye. Cismin 5 birim yukarı, 4 birim sağa ötelenmiş görüntüsü nedir demiş. 5 birim yukarı dediğimiz şey hemen ne yapıyorum? Bir nokta seçiyorum. Buna pivot nokta diyorum. 5 birim yukarı gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. 4 birim sağa git. 1, 2, 3, 4. O zaman bu nokta bak üçgenin şeklin sağ üst köşesiydi. Sağ üst köşesinde aşağı doğru bir çizgi var. Sola doğru bir çizgi var. Aşağı doğru bir çizgi var. Sola doğru bir çizgi var. Yukarı iki tane çizgi var. Ondan sonra iki tane de sağ çizgi var. Aslında aynı şeyi çizmiş oluyorum. Ötelemede şekil değişmiyor. Ötelemede ne yapıyoruz? Şekli sadece kaydırıyoruz. Böyle hop sen bir git bakalım yukarı doğru sağa doğru git falan filan şeklinde bir emir yapıyoruz diyoruz. Geldik ardışık öteleme ve yansımada bilmemiz gereken şey şu. Üçgen şeklinde aşağıdaki dönüşümleri sırasıyla görüyorum. D1 eksenine göre yansıması. D1 doğrusuna göre yansımasını alırsak Tonguç Erhan Bey'im bak zaten aynı D1'in üzerinde ya. Bunun aynısını bu sefer şöyle çiziyorsun. Yani bunu böyle kapattığın zaman üst üste gelmesini şöyle geldiğin zaman şu şekilde kapattığın zaman üst üste gelmesini sağlayabilirsin. Tamam D1'e göre yansımasını bulduk. Sonra demiş ki 5 birim sağ ötürü. Yine pivot nokta seçelim. Bu noktayı seçelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu nokta neydi? En alt noktasıydı. En alt noktasının 2 tane yukarı git. 2 tane sağa git. Ve bunu da birleştir. Al işte. Bunu çizmiş oldum. D2 eksenine göre yansımasına bakarsak D2 eksenine göre yansıması bunu alacağız bu sefer. Ha, bak bu şeklin D2 eksenine göre yansıması. Ne yapıyordum? O zaman diyorum ki bu noktanın bu noktayı böyle kapattığım zaman D2'den aynısı gelmesi gerekiyor. Bir uzakta bir uzakta. Bu noktayı bak buradan 2 birim yukarı gidecek ya bu sefer 2 birim aşağı gideceğiz. Ondan sonra böyle gelmemiz gerekiyor. Sonra da böyle gelmemiz gerekiyor. Bak bunu böyle üst üste kapattığım zaman aslında bu şekil çıkıyor. Tonguç evladım benim diyoruz. Ve geldik bir tane model soruyor. A cisminin bilmem ne eksenine göre yansımasını bilmem bir aşağı dönmüş gözü B cismine eşit demiş. Ha şimdi ben bunu x eksenine göre yansıtsam. X eksenine yansıttığım zaman şöyle bir şekil çıkıyor. Şöyle bir şekil çıkıyor. Ondan sonra demiş ki bilmem ne birim aşağı ötelenmiş. Şimdi x eksenine yansıtıp aşağı ötelersem burada bir şey çıkacak. Halbuki burada çıkmış. O zaman y eksenine göre yansıtalım bir. Y eksenine 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aynı uzaklığı olması gerekiyor. Sonra bak bu 2 birim sola gidiyor. Bu 2 birim sağa gidecek. Bu 2 birim aşağı gidiyor. Bu 2 birim aşağı gidecek. Bu da bununla bunu birleştirdiğim zaman bak bunu böyle kapattığım zaman üst üste gelecek. Geldikten sonra da diyor ki aşağı ötelenmiş hali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neden? Çünkü burayı pivot nokta seçsem buraya kadar gelmelik zorundayım. Eğer burada bitirirsem yanlış çıkar. Dolayısıyla buradan seçsem buraya kadar gelmek zorundayım. En alt kadar. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 dolayı buradan da o zaman 6 bir aşağı ötelenmiş hali B cismine eşittir tarzında bir soru yapabilirim diyorum. Geldik öğrencilerine bir programlama dilini öğretmek isteyen Kemal öğretmen. Bazı şekil ve blokların tanımlarını aşağıda vermişti demiş. Bak sağa doğru okta A birim sağ. Sola doğru okta A birim. Ama içine de A yazmış. A birim sola. A birim yukarı A birim aşağı. Tamam. Şöyle bir şekilde A noktasının Y eksenine göre yansıması demiş. Şöyle bir şekilde ise A noktasının X eksenine göre yansıması. Tamam. Yukarıda verilen koordinatlar sisteminde A noktasının sırasıyla bu yani Y eksenine göre yansıması. Y yansıma yazalım. Sonra da 5 yukarı işaret. O zaman 5 birim yukarı. Blokları uygulandığında B noktası elde edildiğine göre
Evet, gerçekten de A noktasının Y'ye göre yansımasında şu noktadır. Sonra da 5 birim yukarı. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, B noktası diyor. Tamam. T-2'ye 4 noktası. Na. T-2'ye 4 noktası neresi ki? Hemen bakalım. Eksi 1, eksi 2. 1, 2, 3, 4. O zaman şu nokta. T-2'ye 4 noktası burası. Burası 4. Burası eksi 2. Aşağıdaki bakın hangi sırası uygulanırsa K4'e eksi 2 olursa. K'yı bir görelim bakalım. K4'e eksi 2. 4, 1, 2, 3, 4. Eksi 2 de 1, 2. Yani eksi 2 ve 4. Yani şu nokta yani K oluşu diyor. Bunu ben buraya getirmem gerekiyor. Bunu buraya getirebilmek için 3 tane yukarı ve şu zımbırtı. A noktasının Y eksenine göre yansıması. 3 tane yukarı gitsem şuraya gelsem Y eksenine göre yansıtmayı yapsam şuraya gelir falan. Bu saçmalık. Bunu attım. Bir tane aşağı isem bir tane aşağı gittim. Buraya geldim. Sonra şu işaret neydi? X eksenine göre yansıtalım. X eksenine göre yansıtalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şuraya geldim. Sonra 6 birim sağa gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha. Hayır buraya geldim. Çünkü burasıydı K noktası. Yanlış oldu. Bu da patladı. Şimdi ne diyor? Hemen bunu da yapalım. T şu zımbırtı. Y eksenine göre yansıtayım. 1, 2, 1, 2. Buraya geldi. Sonra 6 birim aşağı gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Sonra 2 birim sağa gidelim. 1, 2. Al işte. K noktası geldi. Cevabımız Ceyhan seçeneği diyorum. Ve cevabımızı bulmuş oluyorum. Buradaki verilen algoritmaya, programlama diline göre. Evet, aşağıda verilen harf ve semboller arasında bir ilişki vardı. Tamam eyvallah. Buna aşağıda verilen ilişki harf ve sembollerin hangisinde vardı demiş. Şimdi bak dikkat et. Şu çizgiyi verdi, vermiş ve demiş ki P ile Q. P ile Q birbirlerine göre aslında simetriktir. Bu şurada bir ayna olsa mesela Q P'ye böyle bakar. Bunun gözleri buradaysa bunun gözleri birbirine doğru bakarlar. Bak o zaman şu aslında buna göre simetrik demekmiş. Şu şuna göre simetrik demekmiş. Şurada ise hatta Y'ye göre simetrik demek aslında bu zımbırtı. Şu Q ile D arasında nasıl bir ilişki var dersek? Q ile D arasında aslında böyle bir ters çevirme gibi bir şey var. Mesela bak dikkat et. Q burası, D burasıysa bak bunlar bu eksene göre patarank diye birbirlerine böyle çatarank diye oturuyor. Değil mi Tonguç evladım? Evet hocam. Aynen öyle. Süper zekisin. Dolayısıyla bunlar birbirine oturuyorsa bu da X eksenine göre simetrik demek mi? Bu Y eksenine göre simetri, bu da X eksenine göre simetri. Bu da Tonguç Evlami, bu da Y eksenine göre simetri. Çünkü bak, D noktasını ben buna göre simetri aldığım zaman şöyle bir şey çıkıyor. B harfi çıkıyor. Aa. Bak bunun poposu, bunun poposu. Bunlar birbirine vermiş. Bize birbirine sırt sırta vermiş. Aynen, hocam. Sırt sırta vermiş. Yukarıda verilen şekil, ilişki, aşağıdaki harf ve sembolün hangisinde var demiş. Mesela bak, şurada Y eksenine göre simetri de A'nın, şöyle bir A harfinin Y eksenine göre simetrisini aldığım zaman aynı şey çıkması gerekiyor. Bu yanlış olmuş. Z'nin Y eksenine göre simetrisini aldığı zaman gerçekten de Z şöyle ise şöyle olur. Bu doğru. Bu güzel. Bu güzel gidiyor. Peki Z'nin X eksenine göre simetrisini aldığımız zaman, bunun X eksenine göre simetrisini aldığımız zaman şöyle bir şekilde çıkması gerekiyor. Yani bu yanlış bir ifade diyoruz. Geldik W'nun mesela bu harfin X eksenine göre simetrisini aldığımız zaman bu çıkar. Doğru. Güzel. Bunun da Y eksenine göre simetri aldığımız zaman yine aynı şeklin çıkması gerekiyor. Çünkü şöyle düşün. Şu harfin buna göre simetri aldığımız zaman yine aynı şekilde çıkar. Yani bunlar birbirine tam örtüşmesi gerekiyor. Bunlar birbirine örtüşüyor ki bunun aşağısı bu aşağıdaki uçları bu da yukarıda uçları var. Bu da gitti. O zaman buna bakıyorum. N'nin X eksenine göre simetrini aldığımız zaman mesela şöyle bir şey yapalım. Bu X eksenine göre simetrikte N harfi buradaysa şu aşağı böyle iniyorsa bu böyle inecek. Bu böyle inecek. Tamam. Bir de Y eksenine göre simetri alırsak burası burasıyla ondan sonra şu yukarıdan böyle inecek. Bak işte tam bu istediği şey aslında olmuş oldu. Cevabımız Denizli Tonguç evladım benim diyoruz. Hocam sorunun cevabı neden hep Denizli? Bilmiyorum. Genellikle sen hepsini uğraş sonrasında en sonunda da takılıyor. Hocam acı çek... Ooo! Hocam zaten... müsaade ederseniz bir ses elinizi çekebilir misiniz? Hemen alabilirsin. Ses alayım. Teşekkür ederim. Blok ve şekillerin ifade ettiği dönüşüm soruları genellikle gelir. Burada bir algoritma, bir akıl yürütme, sayısal analiz kullanıldığı için genellikle bu tarz sorular kullanılır. Mesela 3 birim sağa göstermek için şöyle bir
bir şey yapıyor. Hani sağa ve üçü şekilsel olarak göstermeye çalışıyor. İki bölümü yukarıyı böyle gösteriyor. Veya yansıma sorularında böyle bir şey çizdiyse bak birbirine y eksenine göre yansımayı falan göstermeye çalışıyor. Kısa yolları yani. Şekil arasındaki bağıntıyı bulma sorularında mesela yansıma sorularında mesela bak F'yi böyle vermiş. Burada F'yi böyle vermiş. O zaman B'de ne olur diyor. Ya bak F büyük harfti. Büyük harfti. Hem tepe taklak dönmüş hem böyle tersine dönmüş. O zaman B büyük harfti. Hem tepe taklak dönecek bir yani normalde B böyleyse bir kere bunun tepe taklak dönmesi gerekiyor. Tepe taklak döndüğü zaman bir kere yine böyle olacak. B'nin çünkü tepe taklak dönmüş hali bu. Ama bir de bu tarafa doğru dönmesi gerekiyor. O zaman B şöyle dönmesi gerekiyor. Bir de bunun küçük harfi olması gerekiyor. O zaman B bir de küçük harfi olacak. Şöyle bir şey olması gerekiyor. Yani aslında burada iki tane şöyle B harfinin olması gerekiyor tarzında bir mantık yürütebilirsin. Kroki ve haritalarda pardon ne araları diyorum Allah Allah. Bazı merkezlerin birbirine göre durumları verilebilir birim kare koordinat sisteminden. Mesela işte mesela der ki bize şu alanı ben 3 birim sağa 5 birim yukarı öteledim. 3 birim sağa 1, 2, 3, 5, 2 birim 3 birim yukarı diyelim. 1, 2, 3. O zaman nereye gelecek? Şuraya gelmesi gerekiyor. O zaman şuraya geldiği zaman 1, 2, 3, 1, 2, 3 tamam mı? İşte şuradaki alan ne kadar şeyi kaplar tarzında. Bir de mesela burada koordinat sisteminin başlangıcını burası verir. Buradan da bunun koordinatları, köşe noktalarının koordinatları toplamını falan filan sorabilir. Burada kaç birim kare? 1, 2, 3 3,5 birim kare falan filan diyebileceğin alanlar çıkabilir Tonguç'un. Evet geldik geometrik isimlere. Artık en son konumuza geldik. Gerçekten bundan sonra artık matematik neredeyse bitti. Zaten bitti gerçekten. Dik prizmanın temel elemanları ve açılımları. Daha fazla bilmemize gerek yok. Dik dairesel silindiri yüzey alanı ve hacmi kesin. Buradan bir sınav sorusu gelecek. Dik piramidin temel elemanları ve açılımı, dik koninin temel elemanları ve açılımı şeklinde gidecek bir yapımız var diyoruz. Geldik hemen dik prizmanın temel elemanları ve açılımına baktığımız zaman bir kere bunun bir tabanı var. Bu taban dediğimiz şey aslında burası. Bu taban dediğimiz şey A, C, B ya da şurası da bir tabandır, bu da üst tabandır. D, E, F'dir, üçgenleridir. Üçgen olmak üzere tabanları vardır bunların. Ayrıtlarına baktığımız zaman ayrıt kenar demek aslında. Şu bir kenardır. Mesela AB. Veya şu bir kenardır. Mesela EB. Mesela şu bir kenardır. Mesela BC. Ondan sonra şu bir ayrıttır. Mesela AC. Sonra bu bir ayrıttır. AD. Gibi devam eder. Yüksekliğe baktığımız zaman ayrıtlardan bazıları yüksekliktir. Mesela şu bir yüksekliktir. Çünkü bunun üst tarafı burası, alt tarafı burası. Üst tarafı ile alt tarafı arasındaki mesafe. AD mesela. Ondan sonra EB de bir yüksekliktir. Aynı zamanda şu arkadan giden F ve C de bir yüksekliktir diyebiliriz. Yan yüze baktığımız zaman yan yüzde de dikdörtgenler var. Mesela şurada taradığım şimdi bir sağ arka tarafa doğru bakan bir şey var. Yüzey var. Şu yüzey aslında bir dikdörtgendir. Ne dikdörtgeni? F, E, B, C dikdörtgeni. F, E, B, C dikdörtgeni. Veya şöyle bir dikdörtgen tarayalım bu sefer. Şöyle bir dikdörtgen tarayalım. Sol arka tarafa doğru bakan. Yani şu dikdörtgen. Tabii dikdörtgen böyle çizmesinin sebebi paralelken gibi çizmesinin sebebi 3 boyutta olduğundan dolayı. Bu tarafa doğru bakıyor. A, C, F, D dikdörtgeni. A, C, F, D dikdörtgeni. Tamam eyvallah. Bir de bana doğru bakan böyle önümde şabalak gibi meydanda olan dikdörtgen. Hatta şöyle bir tararsam daha da anlayacağız. Tam önümdeki dikdörtgen. Bu da ABED dikdörtgeni. ABED dikdörtgeni şeklinde. Bütün ayrıtlarını görebilmem gerekiyor. O yüzden ayrı ayrı göstereyim hepsini. Geldik o zaman dik piramidin temel elemanları ve açılımına. Şimdi dik piramitte şunu bilmemiz gerekiyor. Dik piramit dediğimiz şey aslında neydi? Hani piramitlerin biz kolay olarak üstüne oturamıyoruz diye ezberleyecektik. Üzerinde bir nokta vardı. Buna tepe noktası diyorduk. Bu tepe noktası bir de tabanı var. Mesela burası tabanı. Bu taban dediğimiz çizgi, mesela alan kare aslında. Tabanı ABCD karesi mesela veya dikdörtgen de olabilir fark etmez. Ama tabanı bir şekil. Peki yan yüz dediğimiz şey ise mesela şuradaki EBC üçgeni.
EBC üçgeni de yan yüz diyebiliriz. Bu üçgen, bu da kare aslında. Geldik yüksekliğine. Yüksekliği ise tepe noktasından tabanına inen çizgiye, yani H1'e deriz. Yan yüz yüksekliği ise yan yüzü burası demiştik ya. Bunun üçgenin yüksekliği ise şu çizgi, yani H2'dir diyebiliriz diyoruz. Tabii burada bazı kısa yollar var. Mesela ben şöyle hemen tekrar çizeyim. Şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Ondan sonra şöyle çizdim. Şöyle çizdim. Ondan sonra böyle geldim falan filan. Böyle geldim. Böyle geldim. Şimdi buradaki mantık şu. Eğer ben buradan bir çizgi indiysem ve tam merkeze iniyorsa, şuradan çizdiğim çizgiyle şöyle bir şu yüksekliği çizdiğim zaman bir aslında Pisagor oluşturuyorum. Bu üçgeni görebilmek çok önemli. Bak şurası aslında yüksekliği bu piramidin. Şu mesafe de şu mesafenin yarısı olur mesela. Burası 10 ise burası 5 olur. Şurası zaten demin söylediğimiz gibi yan yüz yüksekliği şeklinde bir mantık vardır. Bunu da ayrıca bilmemiz gerekiyor. Veya ikinci mantıksa o da şudur. Onu da hemen iki saniye göstermek istiyorum. O da önemli çünkü. Şöyle şu çizdiğim çizgi, yani yan yüz yüksekliği, şurada bir dik vardır. Şimdi burası 10 ise eğer, burası da 10 ise burası 5-5 diye ayrılır. 5-5 diye ayrılırsa bu yan yüz yüksekliği ise şu çizgide şurada bir dik üçgen vardır. Burası x ise mesela x5 dik üçgen yükseklik Pisagor'u yapılabilir diyoruz zor sorularda. Dik koordinin temel elemanlarına baktığımız zaman tabii buraya kadar belki sınavda çıkmayabilir ama belli olmaz. Ama silindir kesin çıkacak ama dik koordinde gelebilir zor soru sorarlarsa. Mesela dik koordinin temel elemanları ve açılımları R yarıçap, tamam eyvallah, burası zaten merkez, burası yükseklik. Bir kere tabanının şeye bakalım. Şu L dediğimiz şeye ana doğru diyoruz. Burası tepe noktası. Taban çevresi dediğimiz şey aslında şurası bir daire olduğu için dairenin çevresi kadar. Yani 2 çarpı pi çarpı R kadar. Ana doğrusu şu çizgidir aslında. Burası da aynı L'dir. Ana doğrusu L'dir. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Ben bunu açtığım zaman aslında şu yan tarafı bir daire dilimi gibi çıkıyor. Sanki burası böyle bir tam bir daireymiş de bir parçası gibi çıkıyor. Bu alt tarafı da böyle aşağıda açılıyor. R yarıçaplı diyoruz. Burada hatırlamamız gereken şey şu aslında. Bunun çevresi aslında şu mesafe kadar. Bunun çevresi dediğim şey 2 pi R. Aslında şu mesafede daire dilimi, daha doğrusu çember çevresinin aslında çember yayın uzunluğu kadar. Yayın uzunluğu nasıl bulunuyordu? 2 çarpı pi çarpı yarıçap. Yarıçap burada nedir? L'dir. L çarpı buradaki açının 360 oranı. Alfa bölü 360'da bulunuyor. Bu tarz bir şeyi de bilsek iyi olur diyoruz. Eğer soruda çıkarsa AA'nın uzunluğu aslında 2 pi ile çarpı alfa bölü 360'da hesaplanabilir diyoruz. Bu da ekstradan kafamızın ucunda bulunsun diyoruz. Hatta şöyle bir şey ezberlersen mükemmel olur. Yani R bölü L, yani küçük R bölü büyük L aslında eşittir alfa bölü 360 diye genel bir kabul var. Bunu da bilirsen konuyla alakalı en önemli şeyi öğrenmiş oluyoruz diyoruz. Ve geldik artık sorumuza. İşte sınavda çıkacak sorulara geldik. Şekildeki ABCD dikdörtgeni AB kenarı etrafında 360 derece döndürüldüğünde, yani bunun etrafında 360 derece döndürüldüğünde oluşan cismin hacmini bulabilmiş. Şimdi ben eğer şu şekli mesela şunun etrafında 360 derece döndürürüz. Tabii tam anlaşılmıyor. Bir dakika dur bakayım. Ne yapabiliriz? Mesela şu telefonu. Şunun etrafında 360 derece döndürüyorum. 360 derece döndürdüğüm zaman aslında bir silindir şekli çıkıyor. Bak şöyle çeviriyorum. Hatta şöyle yapalım. Şunu ben çevirdiğim zaman bunu da etrafında çevireyim. Mesela şöyle gidelim. Hatta ne yapıyor? Böyle çevirdiğim zaman böyle bir
daire olmaya başladı. Bu daireyi böyle yüksekliğine doğru düşündüğün zaman aslında bu daire tabanı oluyor ve bir silindir çıkıyor. Aynı şekilde ben AB etrafına döndürdüğüm zaman bunu şu unutmayalım. Dikdörtgeni döndürmede buraya döndürme yaparsak dikdörtgeni döndürmede silindir oluşur. Silindir oluşur. Dikdörtgeni döndürmede silindir oluşursa neyin etrafında döndürürse AB mi? AB yükseklik olur. Diğeri ise yarıçap olur diye ezberleyebiliriz. Neyin etrafında döndürürse o yükseklik olur. Bu çok önemli mantık. Neyin etrafında döndürürse o yükseklik olur. AB etrafında o zaman bu yükseklik. Bitti, bu kadar. Hemen o zaman yapmaya çalışalım. Oluşan cismin hacmi olur. Şeklinde şeyin hacmi neydi? Pi çarpı R kare çarpı H'tı silindirin hacmi. O zaman pi 3 değil mi? 3'müş zaten. Pi 3 alın demiş. R 4'tü 4'ün karesi çarpı yükseklik de 6. O zaman 3 çarpı 16 çarpı 6'dan 288 santimetre küptür diyoruz. Ve geçiyoruz diğer soruna. Gerçekten kalibreli bir soru. Her şeyi bir arada yapabileceğimiz, bütün öğrendiklerimizi karma karışık yapan bir soru. Bilgi, yarıçap R olan bir dairenin çevresi 2 pi R'dir. Tamam, eyvallah. Zaten bunu biliyoruz. Dik üçgende 90 derecelik açının karşısındaki kenara hipotenüstür. Zaten bunu biliyoruz. Dik kenarlarının kenarını da bunu biliyoruz. Tamam, eyvallah. Yukarıda verilen şekilde dikdörtgen şekilli kartonun köşeleri daire şekilli kartonun kenarları üzerine demiş. Dikdörtgen daire. Tamam, eyvallah. Dairenin çevre uzunluğu 30 santimetre. Dairenin çevre uzunluğu 30 santimetre. Evet, çevrenin uzunluğu 2 pi R demişti. Tamam, pi 3 alın demiş. Allah Allah, oradan bir şey bulabiliriz sanki. AB eşittir 8 santimetre. Yani şurası 8 santimetreymiş. Tamam, eyvallah. Dikdörtgen kartonun AB ve CD kenarları üst üste gelecek şekilde. AB ve CD kenarları üst üste gelecek şekilde katlanıp bir dik dairesel silindir elde edilirse bu silindirin taban yarıçapının uzunluğu kaç santimetre olacak demiş tarzında bir soru sorulmuş. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Dairenin çevre uzunluğu 30 santimetre. Dairenin çevre uzunluğu 2 çarpı pi çarpı r ile hesaplanıyordu. Bu 30 demiş. Pi'yi biliyoruz. 2 çarpı 3 çarpı r'yi bilmiyoruz. Eşittir 30 çıktığına göre 6 kere, bu 3 kere 3 6'dır. 6 kere kaç 30'dur? R buradan 5 santimetre çıkar diyoruz. R dediğimiz şey aslında yarıçap. Bu dikdörtgen eğer köşeleri daire şekilde kartonun kenarları üzerine gelecek şekilde gittiyse şu çizgi, yani köşegen dediğimiz şey aslında dikdörtgenin çapıdır diyebiliriz. Dairenin çapıdır diyebiliriz. Şimdi burası çapıysa, yarı çapı R 5 ise çapı nedir? 2 katı 10'dur. Yani şu uzunluk aslında 10 santimetredir. O zaman burası dikdörtgen olunca dik olduğuna göre şurada bir dik üçgen karşımıza çıktı. Dik üçgen de neydi? Buradaki mantık. Aslında 8'in karesiyle bunun karesi x dersek buna toplamı 10'un karesidir. Yani x kare artı 8'in karesi eşittir 10'un karesidir diyorum. O zaman x kare eşittir 64, 100. 100'den 64 çıkarsa 36 çıkar. X eşittir 6 çıkar. O zaman şurasını 6 buldum bile. Demiş ki bize. Artık şöyle elimde bir dikdörtgen var. Burası 6, burası 10. Diyor ki adam bize. Ben AB ve CD üst üste gelecek şekilde. Yani şöyle bir dikdörtgenim var. Şöyle bir dikdörtgenim var diyor. Şöyle, şu benim dikdörtgenim. Hatta şöyle başka bir kağıtla yapalım. Bir dakika. Ne yapabiliriz? Şuradan bir kağıt bulayım bakalım. Şöyle bir dikdörtgenim var. Şöyle bir dikdörtgenim var. Burası 6, burası 10 diyelim. Ben burası AB, burası CD. Yani şurası A noktası, şurası B noktası, şurası C noktası, şurası D noktası. AB ve CD üst üste gelecek şekilde. Yani şöyle çeviriyorum. Yani şurasının da şeyi biliyoruz artık. Burası 6, burası da 10. Burası 6, burası da 10. AB ve CD üst üste gelecek şekilde. Şöyle çeviriyorum. Şöyle çeviriyorum. Böyle çevirdiğim zaman bir silindir oluşturdum. Bir silindir oluşturdum, şöyle bir şekil çıktı. Şu silindir oluştururken dikkat ettik mi? Bunun neyini soruyor? Taban yarıçapının uzunluğunu soruyor. Şimdi ben bunu böyle kapattığım zaman bu silindirin yüksekliği aslında şurası. Yani kaç, bak, 10. Yüksekliği 10. Peki taban çevresi ise, bak dikkat et. Bu yuvarlak gibi düşün.
Burası aslında açtığım zaman hop 6 çıktı. O zaman taban çevresi şurası olmak zorunda. 2 çarpı pi çarpı r'nin 6 çıkması gerekiyor. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 6 çıkacak. 2 kere 3 6. 6 kere kaç 6'dır? R eşittir 1 santimetredir diyorum ve cevabımızı 1 santimetre bulmuş oluyorum diyorum. Geldik bir tane daha yedinci soruya. Artık bitiyor dersimiz. Sadece çıkacak sorular kaldı. Bir dik üçgen dik kenarının kareleri falan filan bunu zaten biliyoruz. Aşağıda gösterdi. Bir kare dik piramidin tabanı ve yan yüzlerinden biri verilmiştir. Tamam mı? 6. Kare dik piramit tabanı. Kare olduğuna göre burası da 6. Burası da 6. Burası da 6 olacak. Tamam. Eyvallah. Şimdi mesela ben bir kare dik piramit çizersem. Şöyle. 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 Ondan sonra hop 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 hop. Şimdi kare olduğuna göre şu zımbırtı alt tarafı. Burası 6, burası 6. Burası 6, burası 6. Tamam eyvallah. Sonra burası 5 ise, burası 5 ise şu üçgen aslında şurada vardır. O zaman burası da 5, burası da 5'tir. Burası 6'ymış. Demek ki burası 6. Tamam. Kare dik bir santimetrenin yüksekliği aşağı yukarı demiş. Ha. Şimdi ben ilk başta şunun şöyle bir dikini çizeyim. Aslında şurayı çizdim. Şurayı çizdiğim zaman, dikindiğim zaman bunlar iki eşit parça oluyor çünkü ikizkenar üçgen. 3 ve 3 şeklinde. Eskiden öğrendiğimiz kural vardı. Bu Pisagor'unu yaparsam burası 5, burası 3 de burası 4 santimetre olmak zorunda. Demek ki ben şu yüksekliği yan yüz yüksekliğini 4 bulabilirim. Sonrasında diyorum ki benim bulmak istediğim şey yüksekliğini soruyor. Benim bulmak istediğim burası. Şuradan şuraya çizgi çizdiğim zaman şurada bir Pisagor bulmaya çalışacağım. Şimdi burasının 4 olduğunu demin keşfettim. Şurası 6 ise şu bir mesafe bunun ortasıdır yani 3'tür. O zaman bak şurası 4, şurası 3, şurası kaçtır diye soruyor bize. Yüksekliği kaçtır diyor. Burası dik üçgense dik üçgende h'nin karesi artı hemen 3, 4, 5 diye atlamayalım. Çünkü şunu karalayayım hatta. Çünkü burası 4, hipotenüs 4'müş. O zaman bunun karesi artı bunun karesi 3'ün karesi eşittir hipotenüsün karesi yani 4'ün karesi olmak zorunda. H'nin karesi artı 9 eşittir 16 diyorum. H kare eşittir 7 diyorum. Çünkü 16 eksi 9 7'dir. H eşittir kök 7'dir diyorum ve cevabımızı kök 7 şeklinde bulmuş oldum. Peki sınavda ne çıkar? Sınavda çıkacak soru tipleri aslında kare düzleminde açılım veren prizmanın yüzeylerini tanımlama. Mesela bu prizma yüzeyleri buysa eğer der. Bu prizma ne olabilir der. Hangi bunun alanı hacmi ne olabilir der. Dikkat edin bak burası 3 hemen bunu hemen şeyde kenarlarını hesaplıyorum. 3 3. Burası 4, burası 2 mesela. Burası 3, burası 2 mesela. Bunların birbirleriyle örtüşmesi gerekiyor. Mesela bununla bu örtüşecek. Bu 4 ile bir şeyin örtüşmesi gerekiyor bir şekilde. Hani bunu yaparken bunlar hangi şekli oluşturabilir veya işte şununla şu örtüşüyor ama bu bununla örtüşmez tarzında veya bu bununla örtüşüyor ama bu bununla örtüşmez tarzında bazı akıl yürütmeler yapmamız gerekiyor diyoruz. Ve aynı zamanda prizmaları yüzeylerine yürüyen karıncanın en kısa mesafe soruları da şöyle bir mantık var. Yukarıya doğru gidecek ama böyle dikine gidemez. Böyle dolaşa dolaşa gidecek. Dolaşa dolaşa gitme sorularında prizmayı açmamız gerekiyor. Bu açınımı açtıktan sonra işte şu çizgi aslında buradaki dik üçgenin Pisagor oluyor. Böyle bir soru gelebilir. Yani bu yüksekliğidir. Buranın etrafı da buna eşit olduğuna göre 2 pi r'dir. 2 pi r yani şurası Pisagor'dan burası yükseklik. Karıncanın gittiği mesafeyi bulmak için bunların karelerinin toplamıyla hesaplayabilirsin. Sınavda bu soru gelebilir. Aman dikkat edelim. Yüzeyleri, yüzleri boyalı piramit ve prizmaların açılımları demiş. Burada da mantık olarak bunu açtığın zaman bak üçgenle yuvarlak bir yere yan yana gelecek. Üçgen yuvarlan yan yana geldiğini görmelisin. Ve aynı şekilde mesela beyaz içi boş beyazla siyahın yan yana geldiğini mesela bunu kapattığın zaman bu tam böyle birbiriyle örtüşüyor. Bunu bilmeliyiz. Aynı zamanda bununla da beyaz tam yan yana geliyor. Bak bununla da tam böyle beyaz yan yana geliyor. Veya işte bununla da bu geliyor. Bununla bu geliyor yan yana. Bunları çok iyi görmemiz gerekiyor. Prizma yüzeylerine bant yapıştırma sorularına cebirsel ifadeleri sorular gelebilir. Ve prizma soruları gelebilir. Cebirsel ifadede işte x artı 1'in karesinin nasıl açıldığını, x eksi 1'in karesinin nasıl açıldığını lütfen bilelim.
bu tarz sorular gelebilir diyor. Artık ödüllü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım ve son tekrarlarla bütün konuları tekrar sende çalışmış ol. Hadi bakalım, görüşmek üzere.